Merhaba, Neden programıyla karşınızdayız. Konuklarımızla birlikte dünya gündemini değerlendireceğiz. Amerika Birleşik Devletleri öyle bir operasyona imza attı ki hemen tüm yorumcuların üzerinde birleştiği değerlendirme şu artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Irak'ta Bağdat Havalimanı yakınlarında Haçlı Şabi komutanlarının e, taşıyan içinde olduğu konvoy hedef alındı ve o saldırıda e, İran'ın devrim muhafızları Kudüs gücü komutanı Kasım Süleymani öldürüldü. Haçlı Şabi komutanı Ebu Mehdi el-Mühendis de öldürülenler arasındaydı. Kasım Süleymani İran dini lideri Ali Hamene'ye doğrudan bağlı ve İran'ın Orta Doğu'daki tüm askeri istihbarat operasyonlarını yön Yöneten kişiydi. Şii güç ekseninin mimarı deniyor. Onun için Irak, Suriye, Lübnan, Afganistan, Yemen çok geniş bir coğrafyada etkili olan bir isimden bahsediyoruz. Hatta onunla ilgili şöyle deniyor: Hem her yerde. Hem hiçbir yerde. Böyle denilen bir isimdi. Dolayısıyla gerçekten sonuçları kritik olabilecek bir operasyon bu. Peki Trump yönetimi bu kadar kritik sonuçları olabilecek bir operasyonu niye yaptı? Pentagon'un açıklamasında İran'ın bundan sonraki saldırılarını önlemek gibi bir hedef dile getiriliyor mesela. Kasım Süleymane gibi bir ismi öldürerek İran saldırılarını nasıl önlemeyi düşünüyor Trump yönetimi? Trump'ın da Pompeo'nun da açıklamalarında bir de müzakere vurgusu var üstelik. Nasıl olacak? Gerçekten Amerika Birleşik Devletleri ne istiyor? Savaş mı istiyor? Soruları soracağız. İran tarafına baktığımızda Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi toplandığı dini lider Hamenei Başkanlığı'nda ve dediler ki doğru zamanda, doğru yerde bu operasyonun, saldırının intikamı alınacak. O doğru yer, doğru zaman neresi olacak, ne zaman olacak? nerede gösterecek? Bu az önce bahsettiğimiz işte coğrafyada onlardan birinde mi gösterecek kendini o cevap? Mesela Dana'nın kuyruğu Irak'ta mı kopacak? Çünkü özellikle Irak'a vurgu yapılıyor ki Şii lider Muktada El-Sadr Mehdi ordusunun yeniden harekete geçireceğini söyledi. Ki Amerikan işgali sırasında Amerika'ya karşı savaşan 2008'de lağvedilen bir kurumdan bahsediyoruz, örgütlenmeden bahsediyoruz. Bu arada Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın Irak'taki tüm Amerikan vatandaşlarının ülkeyi terk etmesini istediğini hatırlatalım. Ve tabii tüm bu kritik soruların Türkiye açısından e, kritik cevapları olacak. Çünkü her bir sorunun cevabı Türkiye açısından da e, çok önemli sonuçlara tekabül edebilir. Dolayısıyla Ankara ne yapmalı? Bugünkü ilk açıklamada itidal çağrısı vardı. O açıklamada geçen ifadeler üzerinde detaylıca dururuz zaten. E, Türkiye'nin önünde nasıl bir yol var onu konuşacağız. Tabii Libya tezkeresi meclisten geçti. Türk askeri Libya'ya gidecek. Libya'da durum nedir? E, orada işte taraflardan bahsederken kimden nasıl bahsediyoruz kim neyi temsil ediyor nasıl bir uluslararası rekabet var orada. Türk askeri orada ne yapacak gibi kritik sorular da gündemimizde. Konuklarımı hızlı tanıtayım size. Profesör Doktor Mithat Baydur bizimle birlikte İstanbul Okan Üniversitesi öğretim üyesi. Merhaba Mithat Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş Hemen yanında Doktor Can Kakışım var. Karabük Üniversitesi öğretim üyesi. Merhaba. Sol tarafa döndüğümde Profesör Doktor Sedat Aybar İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi. Sedat Bey merhaba. Evet. E, Ali semin bizimle birlikte Bilgesaam Ortadoğu araştırmaları uzmanı Ali Bey merhaba, merhaba. ve emekli büyükelçi ki Libya'da da görev yapmış bir isim Uluç Özülker bizimle birlikte Uluç Bey merhaba. Merhaba. Be. Neden başlıyor? Evet genel olarak girişte de aktardım. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın ilk tweet paylaşımında bir Amerikan bayrağı vardı ve başka hiçbir ifade yoktu. İkinci paylaşımında ise İran hiçbir zaman bir savaş kazanmadı ama müzakere masasında da kaybetmedi diyerek bir kez daha müzakereye açık olduklarını söyledi. Fakat Uluç Özülker ile başlayalım. Mümkün mü e, müzakere? Tabii Kasım Süleymani ismi öyle bir isim ki İran açısından çok ağır bir darbe. E, dolayısıyla hani Washington e, sonuçlarını gerçekten düşünerek ve keserek mi bu operasyonu yaptı acaba? Çünkü Trump yönetimi bazı konularda belirsizlikler yaratan bir yönetim. O açıdan baktığınızda bu operasyonun e, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Neyin göstergesi bu operasyon? Birinci husus, herhalvekarda böyle bir operasyon için Amerika Birleşik Devletleri çoktan beri hazırdı. Çünkü netice itibariyle e, Irak'ta ortaya çıkan olaylardan sonra bir hafta içinde e, bu kadar istihbarat elde ederek nokta atışla bir yerde e, Süleymani gibi bir kişiyi yakalayabilmek pek kolay değildir. Dolayısıyla bunun daha evvelden herhalde hazırlıklarının yapılmış olmasını düşünmek lazım. İkincisi, Bizatihi Süleymani'nin, Kasım Süleymani'nin kendisinin ne ifade ettiği de fevkalade önemli. şunu unutmayalım. aslında 1990'lardan başlayarak piyasaya çıkmış bir kişidir ama esas itibariyle şöhretini elde etmesi 2006'da İsrail Hizbullah Savaşı'nda çok büyük bir başarı elde ettiler. İsrail'in o güne kadar uğramış olduğu kayıplar Mukayese edilemeyecek kadar azdı. Burada ciddi şekilde sıkıntıya düştüler ve bir anlaşma da yapıldı. Bunun arkasındaki güç olarak da Süleymani'nin yönetim ve aynı zamanda onlarla ilgili politikalarının yattığı hususunda da bir fikir birliği oluştu. Üçüncü bir şey daha var burada. Aslında İran'da biliyorsunuz Sumeyni iş başına geldiği anda anayasayı da değiştirdi. Ama üç tane bunların temel ilkeleri var. Bunlardan bir tanesi Amerika ve İsrail'e mutlak şekilde karşı olmaktır. Bunda değişikliği hiçbir zaman olmaz. İkinci ilke Şii ihracatçısı tarihte hiçbir zaman olmamıştır İran. Kendisi Şii'dir. Osmanlı İmparatorluğu ile bir denge politikası içinde Şiiliği kabul etmiştir. Ondan evvel Sünniydiler ve İranlılar da bizatihi Acem olarak bildiğimiz kişilerde Zerdüştüler esas itibariyle ve bunlar da Güney doğusunda Yaşarlar'da, yaşarlardı. Burası daha çok Türkmenlerin hakim olduğu Azeri diye ve Azerbaycanlı diye adlandırdığımız grup. Şimdi bu koşullar altında İran'da fevkalade ilginç bir durum var ortada. Üçüncüsü de diyor ki Çin, Hindistan ve Çin başta, Çin, Hindistan ve Rusya başta olmak üzere diğer ülkelerle de iyi geçineceğiz. Ama Anayasa Hümeyni, bir 11. madde koymuştur. Yani bu bugünlere çok yakından ilgili olduğu için e, anlatmak ihtiyacındayım. 11. maddesi net bir biçimde meyalen söylüyorum. E, İran merkezli bir İslam birliğinden söz eder. Yani başka bir deyişle o güne kadar 79'a kadar ihracatçılığı hiçbir zaman mezhepsel açıdan düşünmeye veya din açısından İran bir anda tam tersine dönmüştür. Bütün bu oluşum içinde de Hümeyni'nin en yakın dostları, arkadaşları, yakın çevresi içinde kendine biat etmiş olanlardan bir tanesi de Süymani'dir. Ve Süleymani mesela çok basit şekliyle kendisine sorarlar bu 2006 savaşında İsraille Hizbullah arasında nasıl görüyorsun diye cevap verir. Bu doğrudan bu bir kutsal savaştırdır. Yani başka bir deyişle kendisi çok Güçlü bir inancı olan bir Şiidir Ve bu bağlamda da inanılmaz bir e, Acem veya İran e, nesi diyeyim e, Militanıdır her yönüyle e, Ama bunun yanı sıra e, şunu da unutmayalım Yine bu makamı büyük başarılarından dolayı e, Doğrudan doğruya e, Hamare'ye bağlamış vaziyetteler Yani başka bir ifadeyle Cumhurbaşkanı değil, doğrudan doğruya dini otoriteye bağlamışlardır. Dolayısıyla bu manada baktığınız zaman Süleymani netice itibariyle Hizbullah'a kadar uzanan, Lübnan'a kadar uzanan Orta Doğu bölgesinde bu meseleleri bir şekilde koordinasyon içinde veya onları ikna ederek, organize ederek hayata geçirmek için mücadele eden beyindir. Ee, ve bundan çok başarılı olmuştur. Şunu da unutmayalım, Irak'ta vurdukları zaman Amerikalılar Şam'dan gelmekteydi. Yani orada Esad vesaire onlarla görüşerek gelmiş ol, bulunuyordu. Şimdi bunları bir araya koyduğunuz zaman da İran için çok önemli bir şahsiyet olduğu ve hani kaybının yerine hemen bugün bir atama yaptılar. Evet, yani o yapıldı, olsun. hemen yapıldı. Ama onun yani onun tecrübesi ve onun biat kültürü acaba bu yeni gelenlerlere devam edebilecek mi? O kadar fazla e, akıllı olabilecek mi? Kurnaz ya, el altından her şeyi götürüp hiç su üstüne çıkmayacak mı? Bunlar bilinmiyor. Ama daha da önemlisi e, onun yaratmış olduğu öyle bir hava var ki etrafta. E, Süleymani olduğu takdirde biz her şeyin üstesinden gelir ve mutlak şekilde bunu başarırız gibi de bir inançla hareket ediyorlar. Ama bunu söyledikten sonra bir tamamlamak için ifade edeceğim. İran'da kendisini çok çok sevenler, biat edenler güçlü şekilde mevcut olmakla birlikte kendisini hiç sevmeyenler de var. Hatta o hiç sevmeyenlerin, önde gelenleri çok ilginç bir slogan geliştirmişlerdi son zamanlarda. Burada perişan vaziyette yaşarken oturup da bu kadar Hani ön planda savaş İnsanlar güç vesaire Türkiye falan ya, ne yapıyoruz burada? Ha? Ne, manası nedir? Dolayısıyla Süleymaniye bu manada e, Hümeyni rejiminin ve oradaki otoriter düşüncenin bir adamı olarak biat etmiş bir kültürü um manada gelişmiş bir adamı olarak vazgeçilmez önemde. Ama diğer tarafta da İran bütünü itibariyle bakıldığı zaman aynı şekilde bir ona bir destek bulunabilecek bir kişi olma baskını mutlak şekilde bulunmayan bir insan. Şimdi burada Amerika niye bunu yapmıştır? O sualde çok kısaca şey yapayım. Efendim normal olarak biliyorsunuz Hümeyni rejiminde, anayasada emniyet supabı olarak hep düşünülerek her şey ikili olaraktan vaz edilmiştir. Mesela siz asker dediğiniz zaman bir ordu var bir de karşısında... De, e, ee, söyleyeyim pastaranlar, devrim muhafızları falan bunlar geliyor. Hep milis güçleri bunlar birbirlerine oynanarak. Yine meclis var, ulema meclisi var vesaire. Mahkeme var, yüksek mahkeme diğer tarafta ayrıca bir e, kurum daha var. Bu koşullar altında e, bunların dışına tek başına taşıp da tek yetkili gibi hareket eden kişi de Süleymani'dir. Unutmayın ki talebe hareketler olduğunda, orada ayaklanmalar vesaire çıktığında bunları zecri şekilde silah da kullandırtarak bastıran Kasım Süleymani olmuştur. Dolayısıyla bu elimine olmuş olan bir kişi olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin indinde herhalde bir müddet İran'ı bocalattırabilecek bir konuma getirebilecek bir durumdur diye değerlendirildiğinden ben eminim. Ama şunu şöyle diyelim, e, e, yılanı başından tutmazsanız kurtulamazsınız. Mutlaka ısıracaktır. Şimdi siz e, son zamanlarda geniş anlamda bakmak lazım. İran e, giderek daha fazla, Hürmüz Boğazı da bu arada fevkalade önemli bir yer. Çünkü orada eğer %40'ı aşağı yukarı dünya petrol ticaretinin buradan gidiyor... Burayı bir kapatmaya, şu veya bu şekilde bir ateş altında kapatmaya giderlerse, petrol fiyatları fırlarsa bu da tabii Amerika'nın, Trump'ın istemediği bir Rusya zenginleşmesini beraberinde getirir ki yani de burada çok riskli bir oyun oynuyor Amerika. Ama diğer taraftan İran'ın da son zamanlarda çok riskli oynadığını kabullenmek lazım. Bir taraftan gemilere el koymaya başladı. Yani biraz daha yumuşak gitse belki daha hayırlı olacak. Diğer taraftan 30'un üzerinde füzeyi, bir Amerikan sivil, dört de yaralı var, bir ölü, 4 yaralı. Bunlara durduğu yerde gitti, saldırdı. Yani ihtiyacında yoktu aslında bunu yapmaya. Hı hı. Onun karşılığında Amerika gitti, 5 yeri bombaladı. Ama akabinde burada Haçpişadi'yi, o da Hizbullah'ın bir partisi olarak, yani Süleymani'nin bir noktada adamlarını da göndererek, Amerikan büyükelçiliğini işgal etmeye kalkması bardağı herhalde taşıran bir noktaydı. Dolayısıyla bir yandan bir yer bir taşla iki kuş vurduğunu düşünüyor Trump. Bir tarafta zaten İran'a karşı bir şeyler yapacak. Buna hazır. Ambargo vesaire ama zaten yıllardan beri ambargo altında alıştı artık bununla birlikte yaşamaya. Daha ileri götürebilmesi lazım. Bunu nasıl yaparım diye beklerken eline geçen fırsatları mükemmelen kullanarak buraya getirdi. Ama hemen akabinde de biraz evvel söylediğiniz çok çok önemli bir şey var. Irak'ı boşalttı. Evet. Şimdi bunu sadece Irak olarak görmemek lazım. Hı hı. Çünkü bu genişleyecektir. İran kavye bir millettir. Kolay kolay diz çöktürülemez. Ama daha önemli bir şey var. ...el altından aklınızın alamayacağı kadar da başarılı işler yapabilecek konumdadır. Şimdi bu başlıkları detaylandıracağız zaten Uluş Bey. Mithat Baydur'la devam edelim. Yani mesela bu işte dış basında yer alan yorumlardan birinde şöyle deniyordu... İran'ın son birkaç aydaki sorumlu tutulduğu saldırılar. Amerika'nın insansız hava aracının düşürülmesi, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine saldırı, Amerikan üstüne saldırıp bir Amerikalı müteahhiti öldürmesi, ABD Büyükelçiliği'ne işte baskın girişimi, saldırı girişimi. Şimdi tüm bunlar arka arkaya olurken, Amerika'nın buna cevap vereceği bir şekilde ortadayken, Kasım Süleymani yenilmez olduğunu düşünerek rahatça ortada dolanmaya devam etti. Ama biz hani İran sonuçta hani Orta Doğu coğrafyasında, Orta Doğu satrancında hep eli çok evet. kuvvetli olan bir ülkeydi. Yani kolay kolay yaş tahtaya basacak bir ülke değil. Gerçekten hani Kasım Süleymane gibi bir ismin. Yenilmez olduğunu düşünerek ortada rahat rahat dolaşması sonunu mu getirdi? Bunu öngöremedi mi mi Tahran yönetimi görememiş belki ama bu nasıl olabildi? Sizin açınızdan bu operasyonun karşılığı nedir yani ne, evet, neden? Evet çok bu dolaşıyordu yerleri? ama sık sık yer değiştiriyordu. Anlaşıldığı kadarıyla bugün yabancı bir kaynakta yazılan bir yazıda Lübnan'dan Şe'ye geldiğinde, Irak'a geldiğinde, Bağdat'a geldiğinde son 4 gün itibariyle özellikle Mossad tarafından teknik takip altına alındığını ve Amerikan füzesiyle vuruluşunun da Mossad'ın verdiği koordinatlar çerçevesinde olduğu söyleniyor. Diğer saydığınız bütün olaylar, Suudi Arabistan'daki Aramco petrol rafinerisi bombalanması gibi olaylar falan, aslında faili meçhul kaldı fakat İran'ın üzerine şey yapıldı, ihale edildi. Fakat şimdi şöyle bir şey, yani partiküler bir olayı tabii ki bunu analiz edeceğiz Kasım Süleyman'ın ama belki şimdi Ali Bey de İran uzmanı olarak ben çok severim kendisini bahseder. İran da şahıslarla kaim değildir aslında bu. Hemen yerine bir takım tayin yapıldı ve gider. Yani İran için kendine göre bölgesel ve global bir perspektifi vardır. Ama bu perspektif ve uyguladığı politikalar asla şahıslarla kaim değildir. Her ne kadar Kasım Süleymani efsanevi bir Hı. adam kişide olsa bile yerine getirilen İsmail Gani mesela evet. ee, aslında onun ikinci hemen Kasım Süleyman'ın yanındaki isim. Evet. Özellikle Yardımcısı. Yemen'deki, Afganistan'daki değil mi? Evet. O, operasyonların da başındaki isim olarak gözüküyor. Tabii. Şimdi şunu söylemek lazım aslında. Belki e, e, Trump aslında uzun bir süre direndi. Yani böyle kazasız belasız böyle Suriye'den askerler işte biliyorsunuz 2018'in aralığında da çekiyorum dedi. Sonra kaldı. Sonra tekrar çekiyorum dedi. Türkiye ile işte sınırda bir mütabakat yaptı. İran İran ile bir masaya otur iyi düşün. Masaya hala oturabiliriz dedi. Yani böyle tabiri caizse kazasız belasız Amerikan askerlerinin hiç ölmesine sebep olmamış. Bölgede iyi kötü diplomasinin ve dominant bir takım faktörleri ve baskı unsurları kullanarak da rakipleri birilerini yola getirmiş, birilerini masaya oturtmada muvaffak olmuş bir lider profili olarak Böyle 2020 Kasım seçimlerine götürmek istiyordu. Hı hı. Bu İran meselesi kaç tane ulusal güvenlik danışmanının başını yedi doğru, biliyorsunuz. Doğru, Michael Flynnler gitti, John Boltonlar gitti. Bunların hepsi hadi İran'a ne zaman başvuru, İran'a ne zaman e, gerekli dersi vereceğiz diyorlardı. Dikkat ederseniz Trump buradan uzak durdu. Şimdi, ben tam böyle tam bu hani siz asker çekme meselesini hatırlattınız ya. Orada bir ama diyerek araya girerek <laughs> soru sorayım size. Mesela az önce gelen haber ABC News vermiş ek 3500 asker gönderdi. Evet, 82. Evet. Kuvvetle evet. konuşulandı. Kuveyt'e konuşulandı. Şimdi dolayısıyla Trump yönetiminin ben askerlerimi hiç de benim hani, <laughs> e, sorumluluğumda olmayan, beni ilgilendirmeyen bir savaşın içinde bırakmayacağım, çekeceğim derken Süleymani'nin öldürülmesi iyice Amerikan askerlerini o coğrafyaya çekmeyecek mi yani? Tamam. Bununla çelişen bir durum tam değil mi? Tam de da onu söylüyordum. Şimdi tam da onu söylüyordum. Georgetown Üniversitesi'nden başlayarak birkaç üniversitede önemli think tank kuruluşlarının çok eski yıllarda ya yani eski derken böyle 2007-2008'lerden itibaren ortaya attıkları bir doktrin vardı. Doktrin şuydu mesela Obama bunu bir miktar kullandı. Ya biz aslında sürekli böyle 79'dan beri İran'la böyle sürekli bir gerilim halindeyiz ama aslında Amerika Birleşik Devleti yani anti Amerikan ve anti İsrail cephe Esas böyle radikal Sünni İslamdan geliyor, cihadist gruplardan geliyor. Oysa Şii'ler aslında İslam dünyasında daha ezilmiş, ezilmiş ama daha rasyonel sosyal kümelerdir. Dolayısıyla bu İslam'ın bu rasyonel cenahıyla cenahıyla Amerika Birleşik Devletleri işbirliği yapabilir diyorlardı. Ondan dolayı Obama nükleer anlaşmayla İran'ı sisteme entegre etmeye çalıştı ve e, aynı zamanda da e, şey yaparken e, bu e, İran'la ilgili politik geliştirmeye çalışırken de biliyorsunuz İsrail tarafından da çok yoğun eleştirilere tabi oldu. Özellikle Netanyahu açısından söylüyorum. Şimdi bu bunun, bence bu olayın önemi yani Kasım Süleyman'ın öldürülmesi, işte e, Haçlı Şabi Genel Komutan Yardımcısı'nın öldürülmesi, işte Ebu Mehdi El e, şey, e, mühendisinin öldürülmesi kadar, daha önemlisi yani bunlar önemli tabii de, hı hı. daha önemlisi Amerika Birleşik Devletleri, İran politikasında Trump nezdinde, Trump ile beraber bir radikal değişikliğe gidiyor. Bunun içerisine yaklaşan Amerikan seçimlerine artık kazasız belasız Amerika Birleşik Devletleri'nin hiçbir cerewidehat Amerikan askerinin burnunun kanamadığı bir bir eksen ve iklimde gitmektense impeachment dediğimiz azil sürecinin de özellikle cumhuriyetçiler tarafından da eleştirilmesi en azından en azından senatodan büyük ihtimalle geçmeyecek olmasına rağmen cumhuriyetçi aday olarak Trump profilinin zedelenmesi ni de göz önüne alırsak bütün bu faktörler çerçevesinde Trump ve ekibinin onları da tatmin edecek İsrail'de memnun edebilecek ve tekrar bir takım evanjelistleri bir aradaki safları sıkıştıracak bir politika değişikliğine gittiğine dair kanaatler oldukça güçlenmiştir. Yani bu Amerika Birleşik Devletleri'nin zaten bunun ipuçlarını Suriye'deki askerlerinin bir kısmının önemli bir tarafı Irak sınırına doğru kaydırdığından itibaren biliyoruz. Kaydırmaya başladıktan sonra zaten Irak'taki bir yönetim boşluğu da oldu biliyorsunuz. Mesela Cumhurbaşkanı Behram Salih, Esad El-İsani'ydi galiba. İsa, İsa, İsa'di İsa. miydi? Onu başbakan İran'ın baskısıyla atamak istedi. Fakat İran'ın baskısı karşısında tabi Amerika Birleşik Devletleri baskısı gelince atayamadı. Atamayınca kendisi de istifa etmek durumunda kaldı. Dolayısıyla bir yönetim boşluğu var. Şimdi başlayan olaylardan bugüne kadar e, baktığınız zaman 500 küsür kişi Irak'ta öldü bu şeylerde olaylarda. Dolayısıyla bir yönetim boşluğu var. Buradan anlaşılıyor ki e, aslında şöyle tekrar bir parantez açacağım. Tercihen de kafası karışmasın ama çok girift bir konu tabii. tabii. Şimdi 2003'te Amerika Birleşik Devletleri Irak ilk askeri operasyonu yaptıktan sonra ne yapacaktı? Amerika Birleşik Devletleri Irak'ta hakim olacaktı ve 4.500 tane Amerikan askeri orada öldü, 450 bin civarında Iraklı öldü. Toplam trilyonlarca dolar hep Trump'ın söylediği gibi masraf etti. Sonunda Saddam ne oldu? asıldı. Çocukları öldürüldü. Ama sonuç olarak baktığın zaman ne oldu? Amerika Birleşik Devletleri hakim olmaya çalıştığı Irak'taki bütün hakimiyeti dominant pozisyonu İran'a bıraktı ve çekildi. İran'a bıraktı ve çekildikten sonra İran'ın orada yani İran ve başkent Tahran dışındaki Irak'taki hakimiyeti öteden beri Hizbullah'ın hakim olduğu Lübnan'la da yetinmeyip Suriye'de Haçlı Şabilerle devrim muhafızlarıyla beraber Suriye'ye müdahil oldu. Bir parantez daha orada. An itibariyle İran'ın Irak'ta, ya yani şey Suriye'de harcadığı para 65-70 milyar dolar civarında bir paradır. Onunla Yemen'de biliyorsunuz tekrar yaptığı. Yani bir baktığınız zaman 79'da Sayın Büyükelçin'in söylediği gibi 79'dan beri ambargo altında kalmış. Bir türlü ekonomik sıçramasını yapamamış. Büyük yokluk ve fedakarlıklarla İran halkının bunun üstesinden geldiği ve dayanmaya çalıştığı böyle bir süreçte İran belki çapından da beklenilmeyecek kadar Irak'ta, Lübnan'da, Suriye'de, Yemen'de büyük bir titreşim alanı yaydı. Evet, kadim bir medeniyettir. Dış politikayı çok iyi bilir. Çok önemli bir şekilde politik e, muvaffakiyetleri önemli bir ülkedir. Ciddiye alınacak bir ülkedir tabii ama bakıldığı zaman mesela işte e, iki sene önce mesela %9'larda olan tek haneli enflasyon bugün %42 mesela işte şeyde 1 dolar 112 bin tümene karşılık geliyor. <laughs> Müthiş bir ekonomik bozukluk da var. Şimdi burada Amerika Birleşik Devletleri özellikle bu proxy wars dediğimiz yani vekalet savaşlarında büyük başarı sağlamış. Ee, diğer sahadaki vekil örgütlerle çok iyi diyalog kurmuş. Onları bir şekilde böyle bir harekete ve <laughs> sağ, ya, oluşturdukları enerjileri bir sinerji haline getirerek Irak'ta, Lübnan'da büyük başarılar sağlamış Kasım Süleymani önemli bir figür olarak seçti. Ama bununla şimdi e, Kasım Süleymani öldü, evet İran devam edecek diyoruz. Peki bununla kalır mı? Bununla tabii ki kalmayacak. Bugün mesela hemen İran e, Milli Güvenlik Kurulu toplantı yaptı ve genelde mesela Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında toplanmış olmasına rağmen topla, ya, değildir, Hamaney değildir. başkanlık tabii. etti. Bu çok önemli bir şey. Bu hemen bunun al bir dipnot düşülecek bir şey. Demek ki bölgede sular ısınıyor. Yalnız öteki turlarda daha açarız ha, yine. Hı -hı. Bunu sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın biraz törpülemek, gücünü kırmak için Irak'ta yapmış olduğu operasyon olarak düşünmemek, bence bütün Suriye, Doğu Akdeniz, Libya'da konuşacağımız dahil kompakt bir bütün olarak düşünmek lazım. Peki kompakt bir, bir cümle ha. söyleyebilir miyim? Sevgili hocama çok mükemmel şey de bugün Türkiye'de biz bunu yaşadık. Trump bir kere daha askerlere mağlup olmuştur. Pentagon kazandı. Evet doğru. Bizim yani. burada 4 ile 15 kilometre diye geldiler müzakereye. Trump 32 kilometreyi ben verdim Türkiye'ye demişti. Asker bozdu. Bugün de orada asker geri dönmek istiyor bölgeye. Evet. Ve orada savaş çıkarmak istiyor. Bir evet. sorun var. Evet. Trump bu güce sahip değil. Bir kere daha mağdur. Söylemek oldu. istediğim oydu. Evet. Zaten ben de hani evet. Evet. E, dolayısıyla Amerikan'ın evet. ortadığı... Pentagon Trump'a haddini bil dedi. Evet. Aynen. Koydu. Aynen. Yani yine böyle bir şeye döndü. Aslına döndü, döndü e, evet. hikaye. Öyle mi görünüyor Sedat Aybar? Trump yenildi mi o anlamda? Ee, bu operasyonun şöyle genel hatlarıyla sizin değerlendirmenizi de alayım. Ben orada Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Pentagon'la birlikte hareket ettiğini düşünüyorum. Yani bir çekişme ya da karşılıklı e, üstünlük savaşından ziyade. Gönüllü mü hareket Ya, Elbette. Şimdi bakıyoruz biz mesela e, bu olayı konuşurken sadece bir kişi üzerinden konuşuyoruz. O da işte Kasım Süleymani üzerinden konuşuyoruz. Halbuki Kasım Süleymani ile birlikte orada öldürülen 8 kişi var. Şimdi 8 kişi bunlar masumdu değildi. Kasım Süleymani masumdu değildi. Geçmişinde terörist eylemler olmuş birisi öldürülme hakkına sahip midir bir füzeyle? Kim kimi öldürme hakkına sahiptir? E bütün bunların kararını kim nasıl verecek? Ve bu bize neyi anlatmaktadır bütün bu gelişmeler? Bu aslında e bu küresel gidişat ve küresel o kurumsal düzenlenişin farklı bir mecraya doğru evrildiğinin bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi kimse böyle bir şeyin hukukiliğinden ya da başka birisini öldürme hakkından ki bütün dinlerde de olan bir şey bu. Başkasını öldürmeyeceksiniz. Bu e, hangi şartlar altında birisi başka birisinin ölümü konusunda öldürülmesi konusunda karar verebilir? Ve bakıyoruz Donald Trump bu kararı verdiğini söylüyor. Gerek Pentagon onu bu şekilde itmiş olabilir ya da farklı bir şekilde. Ama ben orada Amerikan idaresinin birlikte hareket ettiğini ve aslında genel Amerikan küresel stratejisinin bir parçası olarak biraz önce Mithat hocanın çok güzel anlattığı gibi aslında bunun şimdi artık farklı bir dünyaya doğru gidişimizin bir göstergesi olarak değerlendirme eğilimindeyim. Evet, Amerikan e, başkanlarının silahlı olan ilişkisi e, Amerikan halkı nezdinde e, pozitif bir takım e, yansımalar bulabiliyor. E, nitekim e, geçmişte de bunu görmüştük. Örneğin Azir sürecinde olan bir Bill Clinton Sudan'ı ve oradaki aspirin fabrikalarını vurmak konusunda emir vermişti. O Azir süreci içerisinde bir yandan da oradan e, sıyrılmayı hedeflemişti Bill Clinton. Donald Trump da bir azil süreci geçiriyor. Oradan bir paralel çekmek istemiyorum ama Donald Trump silahlarla olan ilişkisinin bu başkalarının hayatı konusunda karar verebilme yetkinliğinin kendinde olabileceğini ve bu tasallutu gerçekleştirebilecek iradeye sahip olduğunu bir şekilde kendi halkını göstermek durumunda. O anlamda yani Amerikan idaresinin birbiriyle çelişkili bir durumda işte Pentagon'u Trump'ı yönlendirdi. Yani elbette böyle bir şey de olabilir ama ben o ida e idarenin birlikte karar aldığını hı hı. düşünenlerdenim. Yani İran e İran'a yönelik olarak baktığımızda İran uzun zamandır ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bu sıkıntıların kökünde de Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a karşı yürüttüğü politikanın yaptırımlar etrafında biçimlenmesi yatıyor yaptırımlar İran halkını ciddi sıkıntılara sokuyor ve İran bir şekilde kendisinin yani belki benzetme kötü bir benzetme olabilir ama köşeye sıkıştırılmış kedi gibi kendisine dünyada var olabilmenin işte hamlelerini yapıyor ve o hamleler içerisinde Yemen'de olsun, Körfez'de olsun, diğer coğrafyalarda kendisine yer açmaya çalışıyor. Tabii bu işlerin yumuşak karnı olarak Gene Mithat Hoca biraz önce söyledi. Irak'taki durum ya yani Amerika Birleşik Devletleri'nin oradaki inisiyatifi, oradaki inisiyatifi e, İran'a bırakmış olması. İran'a e, Irak'ta birazcık daha rahat hareket ettirebilme, edebilme e, ayrıcalığı sağlıyordu. Kaldı ki biz işte bu saldırının hemen öncesinde gerçekleşmiş olan o Amerikan elçiliğine yönelik e, gösteriler ve Amerikan elçiliğinin işgal edilme hareketi e, bütün bunlara bütün bunları o çerçevede görüyoruz. Şu aşamada benim söyleyeceğim Amerika Birleşik Devletleri önümüzdeki dönemde oluşturulan bu küresel düzen içerisinde kendisinin işleyemeyeceği cinayeti olmadığı mesajını dünyaya veriyor evet. ve bu herkesi herkese işte gözdağı gibi gözdağı veriyor ve herkesi hizaya çekiyor. Ya yani ben her an her an her yerde herkese karşı bu Süleymani gibi birisi de olabilir. Kaldı ki İran'ın üst düzey komutanlarından biri olduğu için daha ciddi korunduğunu düşünüyorum. En azından hareket hareketinin birazcık daha işte korunaklı bir şekilde gerçekleştiğini düşünüyorum ama hı hı. böyle birisinin bile hedefte Hedef alınabileceği ve onun ortadan kaldırılması konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin bu yaptırım gücünün, bu e, o eylemi gerçekleştirme gücünün olduğunu dünyaya herkese e, bunu e, bu mesajı veriyor bu öldürmeyle. Hı. Tabii e, korkunç bir gelişme yani bu sadece İran'a yönelik ve İran'la ilgili olan bir şey olarak da görülmemeli. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin bundan sonra dünyayla nasıl ilişki kuracağının da <laughs> bir göstergesi. Ee, tabii bir son olarak şunu söylemekte fayda var. Ee, evet İran bundan sonra ne yapabilir? <laughs> İran bundan sonra büyük bir ihtimalle Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ı masaya davet etmesine icabet edecek. Çünkü İran bu konuda e, icabet etmeyecek bir takım e, şeylere sahip değil. Yani e, artık orada bıçak kemiğe dayanmış durumda. Ya bunun hangi süreç içerisinde... Cevap vermeden icabet eder mi? Şöyle, mutlaka bir cevap verecek. Yani nasıl bir cevap verebilir? İşte elinde tuttuğu ve casuslukla suçladığı bir takım insanlar var. Onları asabilir. Ee, yani o diğer işte İngiltere'nin, Amerika Birleşik Devletleri Devletleri'nin, e, Avustralya'nın galiba bir tane de öyle bir de çifte vatandaş birisi var. Ee, bunlarla ilgili bir takım şeyler yapabilir. Bir cevap verebilir. Ama... Ee, İran kadim bir devlet, o Amerika Birleşik Devletlerinin üzerinde uygulamış olduğu bu baskıdan ve ambargodan yaptırımlardan kurtulmak için masaya e, gitmeyi kabul edecektir diye düşünüyorum. Aksi takdirde zaten buraları cehennem yerine döner. Ee, ondan sonra e, Allah hepimizin yardımcısı olsun. Şimdi Ali Semin, yani ee, işte Karaşovalye. E, Amerika İran'ın vezirini aldı hani o satranç diye düşünüldüğünde Şii güç ekseninin mimarı yani gerçekten çok önemli bir isim hatta işte mesela şöyle anekdotlar var vakti zamanda bir toplantıda Amerikalı komutan Irak Cumhurbaşkanı Celal Taleban ile birlikte ha David Petraeus hmm. bir toplantıdalar 2008'de bir mesaj geliyor Celal Talabani'ye ve mesajı Amerika Petrolus'a gösteriyor. Ve orada şöyle yazıyor, benim adım Kasım Süleymani, şunu bilmelisin ki İran'ın Irak, Lübnan, Gazze ve Afganistan politikalarını ben kontrol ederim. Sonra oraya Suriye eklendi, Yemen eklendi biliyorsunuz. Dolayısıyla bu kadar önemli bir isim. Gerçekten İran'ın elini o anlamda zayıflatabilecek, yani Amerika'nın düşüncelerinden birinin bu olabileceğini söyledi Uluç Özülker. İran'ın elini zayıflatabilecek bir operasyon muydu bu? Bir de dikkatimi çeken şöyle bir şey var. Uluç Bey de söyledi. Yani herkes seviyor muydu Kasım Süleymani'yi? İran'da da sevmeyeni vardı. Irak'a baktığımızda işte son dönemdeki, son aylardaki Şiilerin ön planda olduğu gösterilerde İran'a yönelik de bir tepkinin olduğunu görüyoruz. Ama bununla birlikte böyle saldırıların ardından Amerikan karşıtlığı meselesinde İran'da sokağın e, ve keza bu coğrafyada Şiilerin, Sünnilerin, e, Amerikan karşılıklığında da çok rahat birleşebileceklerini de görüyoruz. E, o açıdan da bir değerlendirme yapar mısınız lütfen? Evet, şimdi öncelikle bizim İran'la ABD'ye baktığımız zaman bugüne kadar Irak işgalinden sonra ABD 3 başkan değiştirdi. Bush, e, Obama yani değiştirdi. 3. başkanına geldi. E, Trump. Şimdi şöyle aslında 2003'ten Trump'a kadar ABD bugüne kadar Irak'ta attığı bütün adımlara baktığımız zaman Irak'ta hükümet kurma aşaması olsun. Az önce siz bir şey belirttiniz. Muktada Sadr'ın Mehdi ordusu evet. 2007 yılında feshedilmeye gidildi. 2008'de tamamen feshedildi. Yani hı hı. aşama başladı hı hı. ve bunu 2006'da Irak'ta arka kapılar arkasından şöyle bir görüşme oldu İran'la Amerikalılar arasında bu Mehdi ordusu bizi çok rahatsız ediyor siz buna girişim bunun için girişimde bulunun Mehdi ordusu bir şekilde feshedilmesi ve bize saldırı düzenlememesi ve İran Mehdi ordusunu feshetti aslında yani Amerika ile bu kadar biz düşman gördüğümüz şeyi aslında İran Irak konusunda Hatta geçtiğimiz dönemlere kadar yani bundan bir seneye kadar önceye kadar Irak'ta kurulan hükümetlerde genellikle İran'ın rızasıyla Amerika'nın rızasıyla kurulurdu. Yani tek taraflı bir şey değildi. Böyle bir kendi aralarında gayri resmi bir koalisyon bir işbirliği söz konusuydu. Şimdi biz bu sürece baktığımızda Irak işgalinden sonra bir kere İran kendisi de söyler. Amerika'nın Saddam'ın devrilmesi bizim etkimiz çoktur. Neden? Çünkü bizim yetiştirdiğimiz bütün Tugaylar, Şii milis güçleri Amerika'ya destek verdi. Saddam'ı devirmek için. Onun dışında yetiştirdiğimiz siyasiler bugün Maliki'den tutun. Bütün bugüne kadar gelen başbakanların çoğu İran'da yetişmişti. Caferi olsun, Maliki olsun. Bunlar hepsi yani İran'ın aslında Amerika şöyle bir şey, İran'ın yetiştirdiği adamları getirdi Irak'ın başına, başına yönetimine, Bağdat yönetimde başbakan yaptı ve hatta bu Kürtler içinde geçerliydi. Talabani grubuna daha çok destek verirdi. Yani Barzani, Barzani Türkiye'ye daha yakın. Talabani grubu KBY yani, İran'a yani. daha yakın. Yani şimdi biz bu denkleme baktığımız zaman aslında yani. Kasım Süleymani bütün bunların mimarı olabilir. Ama İran'da bir gerçeği var bu bölgede kurumsallaştırmış bir milis gücü e, sistemi kurmuş. Nasıl kurumsallaştırmış? Mesela hatırlarsanız Amerika e, ABD'ye yaptırımlar düzen, e, ekonomi yaptırımlar düzenlerim dediği zaman ya da uygularım dediği zaman, e, İran artık Orta Doğu'dan tamamen çekilmek zorunda kalacak. Öyle bir e, kanaat oluşuyor e, birçok analist e, ya da birçok araştırmacılar arasında. Ama aslında Bakın bugün şunu söyleyeyim. Yani Bedir Tugaylarına baktığımız zaman İran'da 82 yılında kuruluyor. Şu anda Irak'ta en aktif ve Haçlı Şab'inin başında olan adamlardan bir tanesi de Bedir Tugaylar'ın başındaki hadil Ameridir. Onun dışında Hizbullah aynı zamanda artık dev yani şey yaptı. Şunu söyleyeyim. Haştış abi Irak Haştış ordusunun abi, bir parçası artık Irak zaten. ordusunun bir parçası. Ayrıca Irak parlamentosunda da milletvekili var. Hı hı. Ee, yani bunlara hepsine baktığımız zaman ee, İran artık kurduğu milis güçlere, ilk başta tabii danışmanlık, askeri, lojistik destek verdi. Daha sonra devlete entegre etmeyi başardı. Bunu da Kazım Süleyman... Bir miyim? Evet hocam. hocam? Çok özür dilerim de. Şimdi hani eee Şabi Irak ordusunun İran ordusunun bir parçası e, Irak gibi Irak ordusunun bir parçası gibi dediniz ama mesela şimdi e, şeyde de e, yani Irak ordusuna entegre edildi. Ama köken itibariyle İran kökenli olması ve İran'ın etkisi olması itibariyle Şimdi. mesela İran'daki orduyu da ikiye ayırabilir miyiz? Bir Arteş dedikleri bir de Sepah dedikleri var. Yani biri daha konvansiyonel bir ordu, biri daha milis güçlerine dayanan paramiliter bir takım örgütlerden oluşan evet. bir ordu. Şimdi şöyle. Onu nasıl kategorize edebiliriz? Kategorize şu şekilde yaparız, yapacağız. Şimdi şöyle dediğim gibi bunlar devlete entegre edilmiş durumda. Mesela Hizbullah şu anda hem hükümette yer alıyor Lübnan'da hem aynı zamanda şey, güvenlik güçlerinin bir parçası haline gelmiş durumda ve etkin bir. Yani Hizbullah olmadığı zaman Lübnan'da hükümet kurulamıyor. <laughs> şu anda da zaten biliyorsunuz Hariri 29 Ekim'de istifa ettikten sonra da Lübnan'da hükümet hala kurulamamış, kurulmadı. Şimdi aslında hocamın söylediği şu. 80 2003'e kadar bu dediğiniz geçerliydi. Hatta 2011'e kadar. Daha sonra Daş ile birlikte biliyorsunuz Sistani'nin bir fetvası evet. var. Fetvanın evet. şeyi de şu, gönüllüler olarak Haçlı Şabi demek, gönüllü evet. bir topluluk olarak Irak'ta Daş'a karşı mücadele eden ve bunu bunun da görevi şuydu. Aslında öyle başlamadı. İçinde kutsal, de 40'a 40 yakın grup var 72. aslında yani Haçlı Şabi. 72, ha 72 grup, mi? 72 grup var. Şunu söyleyeyim şimdi, Sistani fetvası üzerine kuruldu ve bunun sadece amaç şuydu, kutsal bölgeler yani. Ee, Necef'e, Samara'ya yani Şiilerin türbelerine yanaşmaması için, girmemesi için terör örgütleri özellikle e, Daesh'in evet. önüne geçmek için kuruldu. Ama e, Haçlı Şabi daha sonra öyle bir güçlendi ki bütün bölgede yani nerede Daesh varsa mücadele ede ede. Bunda şunu da söyleyeyim Haçlı Şabibi'nin evet. içerisinde. Ee, yani Haçlı Şabi'nin bugün elindeki silahlar hepsi Amerika'nın uluslararası koalisyon güçlerinin e, Daeshle mücadele adı, adı altında Irak'a verdiği şey silahlar abi. geçti. Tabii. 2016 16 yılına geldi. Evet. 2014 Haziran'da kuruluyor ama 2016 yılına gelindiğinde artık Haçlı Şabi Amerika o zaman şöyle bir şey yaptı: Haçlı Şabi çok fazla Irak hükümetinin kontrolünden çıkmış durumda İran tamamen İran'ın etkisi altında ve siz bunu e, başbakanla Irak güvenlik güçlerine entegre edin zaten parasını siz veriyorsunuz. Entegre edin. Ondan sonra da başkomutan da başbakan olsun. Bunu sağladı. Ve Irak, bu, bu Cumhuriyet Irak Muhafızları adını aldı. Evet, Cumhuriyet Muhafızları adı altında. Ama şöyle bir şey yaptı. Şah bir heyeti kuruldu başbakanlıkta. Onun da başına başbakan ulusal güvenlik müsteşarı felifayat getirildi. felifayat getirildikten sonra onun da yardımcısı bugün ee, ABD tarafından öldürülen Abu evet. Mehdi el-Mahendistir. Evet. Yani şimdi bunlara baktığımız zaman Haçlı Şabi 2014 yılında bir milis gücü olarak kuruluyor ama 2018 Mayıs ayındaki seçimlere katılarak el Fetih adı altında şu anda parlamentoda da e, 48, e, 48 44 milletvekili e, mevcuttur. Şimdi onun için bir de e, şu... mesela Irak ordusu içinde yer alan Haçlı Şabi Tabii. ve İran Devrim muhafızları her ikisini de Washington Terör örgütü olarak Şimdi görüyor. şöyle, evet şimdi şöyle bir şey var. Amerika biliyorsunuz geçtiğimiz Nisan ayında devrim muhafızlarını terör listesine aldı. İran devrim muhafızlarını. Daha, daha sonra Haçlı Şabi Irak güvenlik güçleri içerisinde başbakanla bağladığı için ve yasal bir zemin hazırlı Kendisi bu yasal zemini hazırladığı için tamamen Haçlı Şabi'yi şeye alamadı. E, terör listesini. Haşdi Şabi içerisinde en yakın olan El nüceba grubu var. O El Nusra grubunu terör evet, listesine aldı evet, evet. Bu Nüceba grubunu şimdi, terör listesine aldığı için aslında e, daha sonra Asaibal hak şimdi yani şimdi bunları hepsine baktığımız zaman ABD'nin aslında büyük hatalarından bir tanesi İran'ın bu kadar güçlenmesi. İran'ın işte o bölge Irak'a devşirdiği milis güçleri ya da etki alanı açması hepsinin Amerika'nın ciddi bir katkısının olduğunu altını çizmekte fayda var. İkinci nokta da şu. Amerika 2003'ten sonra Irak'ta en temel izlediği stratejilerden bir tanesi de Irak ordusunu, Irak güvenlik güçlerinin kurumsallaşmasının önüne geçmekti. Ve bunun önüne geçtiği için de mesela 2008 yılında Irak'la e, ABD arasında hatırlarsanız Kasım ayında e, güvenlik, stratejik güvenlik anlaşması var şu anda anda Amerika'nın bugün yaptığı operasyon bu güvenlik güçlerine güvenlik anlaşması doğrultusunda da ileri sürüyor bunu. Yoksa yasal değil aslında bugünkü yapılan. Hadi siz bunu Kasım Süleyman'ya uygulayabilirsiniz dersiniz. Bu zaten teröristesidir listes listemdedir. Buna uygulayabiliriz ama Haçlı Başbakan Irak başbakanlığına bağlı olan Haçlı Şabi heyeti başkan yardımcısını eee şey Abu Mehdi el mühendisin öldürülmesi tamamen uluslararası bütün şeylere aykırıdır. Onun için değil mi? Mesela Irak a, açısından baktığınızda bu aslında, kaçıncı değil mi egemenlik öyle hale yani e, hani sonuçta. Bu bu neydi? Bugünkü olaylara baktığımız zaman tamamen dediğim gibi 2003'ten sonraki süreç <laughs> tamamen şimdi 2000 özellikle 20 ile konuşalım en doğrusu. şimdi dikkat edin 28 Ekim'den sonra yani 27 aralığa kadar 11 kez Amerika'nın Irak'taki askeri üssüne füze atıldı. Haçlı Şabi'nin İran yanlısı olan Haçlı Şabi gruplar tarafından bu nucabadır. Ketaybül özellikle Hizbullah dediğimiz Irak Hizbullah Tugayları tarafından. Onun da başındaki kim idi? Bugünkü bugün öldürülen mühendis mühendisdi. Şimdi mühendis de çok ilginç bir geçmiş var. Aslında bu da İran'da, İran-Irak Savaşı'na katılıyor. Ve aslında ismi de Cemal Caferi'dir, Basra doğumludur. E, 19 tane sadece takma ismi var. Ve e, mesela 81 yılında e, Lübnan'daki Irak Büyükelçiliği'ndeki patlamada e, şey saldırılarda e, adı geçmiş durumda. Kuveyt'teki saldırılarda, Amerikalı büyükelçilerine yapılan saldırılarda hepsinde rol almıştır ve Kasım Süleyman'ın tam dostu olarak yetiştirilmiştir. Şimdi bunlara baktıktan sonra tabii ki Irak'taki bu sürece baktığımız zaman aslında İran'ın bölgedeki yani her ne kadar Kasım Süleyman onun için çok önemli bugüne kadar efsane bir komutan olarak İran tarihine de çok önemli bir komutan olarak geçtiğini kabul edebiliriz ama şimdi burada buradaki süreç dediğim gibi hem saldırılar ama son damla geçtiğimiz cuma günü yani geçtiğimiz cuma günü Kerkük'ün gün eee Amerikan üstüne saldırı. yapılan saldırı sonucunda biliyorsunuz Amerika aynı zamanda Irak'ın Kain bölgesi, Ambar bölgesine şeyle Suriye ile olan sınırda 3 kez e, saldırı düzenledi ve orada 30'dan fazla siz de az önce belirtmiştiniz. E, Hayti Şabi e, militanın hayatını evet. kaybetmiş. Sonrasında büyükelçiliğe bastı. Sonrasında büyük Büyükelçiliğin elçi. büyük çok ilginç bir şey var. Büyükelçilik eee operasyon şeyine, protestolarına katılan e, aynı zamanda e, e, mühendis de vardı. Evet. Onun dışında Fayad vardı. ...Kays Haz, Hazla'yı vardı... ...Hadil Amiri vardı... ...bunlar şimdi hepsi hedefte... ...mühendisi öldürüldü... ...şimdi şunu söyleyeyim... ...şeyin kapısında duvarına şunu yazdılar... ...Kasım Süleymani liderimizdir... <laughs> ...yazdılar... ...bugün bu olay... ...gerçekleşmiş oldu... Ha ...nasıl oldu... ...bunu tabii ki takip edilmiş durumda... ...ama Irak artık Şii-Sünni değil... ...çatışmalar şu anda... ...Irak'ta şu anda Bravo. asıl fitilini veren... ...iç savaşa giden iki şey oldu. Kasım Süleyman'ın ölümüne sevinenler, üzülenler. Şimdi protesto için eylemler benim aldığım bilgiler bölgeden bir Şii protestosu olabilir. Bu Amerikalılar'a karşı bir tepki olarak özellikle Haçlı-Şabi da küçümsenmeyecek kadar ciddi bir şeye sayıdadır. Onun dışında bir de biliyorsunuz bir Ekim'den hala süren bir protesto var Tahrir Meydanı'nda Bağdat'ta ve bunlar tamamen işsizliğe karşı, yolsuzluğa karşı ve İran'a karşı olan. Şimdi bu aslında bunun fitilini verdi. Amerika zarar eder mi? Hayır. Ben hatta bunu iki gün önce bir programda da söylemiştim. Aslında bunu burada da ifade etmekte fayda var. Amerika bu kadar süper güçlü. Neden önlemedi bu e, protestoları? E, yani e, Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıları? Çünkü Amerika'nın farklı bir planı vardı. O gün şunu söylemiştim. Amerika bu şekilde Irak'a hem üssü Irak'ta üssünü artıracak İran'ı önlemek için hem de askerini artıracak bu önemli bir bahane oldu, bir kart evet. oldu Amerikanlar halinde evet. ve bundan sonraki süreç İran daha çok sıkıştırmak için olacak evet. ama İran alışık olduğu için vekalet savaşına ciddi derecede cevap verecek. Bunun cevabı ya Lübnan'da olacak ya sonrada. Tamam, onu zaten ya konuşacağız. Hiç bahane. merak etmeyin geleceğim oradalar ama can Kıkışın... <gülüyor> <öyle> <gülüyor> olarak bir çok e, kısa olacak. E, e, evet, açıklayana yani Ali Bey herhalde açıklayabilecek. Şimdi biliyorsunuz i̇ran irak savaşı sırasında hiç beklenmeyen bir şey oldu. Eee güneydoğusunda güney yaşayan özellikle bu rafineri petrol bölgesi falan bunlar Irak Şiisi olmayı tercih ettiklerini ve netice itibariyle İran'la bütünleşemeyeceklerini ifade evet. ettiler. Çok güzel bir şeye değindiniz Büyükelçim. Hatta İran-Irak savaşında şehit olan Iraklıların çoğunluğu Şiidir. Şiidir. Bunda, evet. Şimdi burada esas itibariyle Sadr ve Sistani arasında da şey var, anlaşmazlık var. Bir tanesi de devamlı İran'la çalışıyor, öbürü de... Yani burada acaba doğrudan doğruya İran nüfuzunu ve Süleymaniye'yi tek başına gerçek bir güç olarak mı düşünmek lazım? Yoksa Irak'taki durum bunun dışında, diğer mesela Suriye'de veya... Lübnan'da olduğu gibi ondan daha farklı bir boyutta Bence mıdır? Ben bunu merak ay, ediyorum. Birkaç ay bu şey sürecek? Çünkü bu aynı zamanda şimdi bu özellikle <laughs> e, mühendisin öldürülmesi İran yanlısı Maliki işte az önce belirttiğim Kays Hazra'yı gibi ya da e, Hadil Amiri gibi onlara ciddi bir göz daha verdi. Mesela bugün onlardan hiç ses yok. Hatta tutuklandı diye de bazı sosyal medya şeyinde de tutuklandılar Amerikalılar tarafından bir iddia da ortaya atıldı ama şu anda bu bir Irak'ta bir hükümet süreci var. Yeni istifa etmişti geçtiğimiz 29 Kasım'da Irak Başbakanı Bekleyin. Adel Abdülmehdi. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Amerika Oradaki protestocuların istediği şuydu. Amerika kendisini biraz daha iyi göstermek istiyor bu, bölge, bu süreçte. İran dışarı diye slogan atıldı. Hatta Necef'te başkonsolos İran başkonsolosu ateşe verildi, yakıldı binası. Onun için bu hükümet sürecinde artık İran yanlısı ya da İran'a yakın olan bazı aktörler bunun içinde Maliki de Nuri Maliki de var daha e, eskisi gibi cesaret edip yok ben ço çoğunluğu ben sağlıyorum e, şeyde ben hükümeti kuracağım değil. İşte Hı. şu anda tamam. e, Amerika'nın önünde iki tane e, alternatif var. Ya odur Irak'taki protestocular gerçek protestoculardan bahsediyorum 1 Ekim'den başlayan ya onların e, isteklerine taleplerine ka e, kabul edip cevap verip Irak hükümetinin mı bağımsız teknokrat bir hükümet İran'dan bağımsız bir hükümet kuracak ya da e, İran'ın e, şeyini ee, bu kadar e, tepkisini düşürmek için Kasım Süleymani'den iç, e, dolayı e, İran yanlısı bir hükümetin tekrardan e, Bağdat yönetimine geçmesi söz konusu Peki. olabilir. Bence ikisinden birisini e, e, seçmek zorunda kalacak. Can Kakışım, e, yani Şii silahlı güç eksenini özellikle inşa eden mimarı Kasım Süleyman'ın ölümü, mesela Ali Semin'in işaret ettiği gibi, Belki kısa dönemde bir hani Şii e, birlikteliğine yol açabilir ama o Şii ekseninde bir kırılmaya neden olabilir evet. mi? Böyle bir e, sonucu olabilir mi? Sizin açınızdan bu operasyon neye tekabül etti? Ee, şimdi tabii çok önemli bir isim e, Kasım Süleymani ve şimdiye kadar Orta Doğu politikasında çok kilit bir rol oynamıştı. E, İran'da popülaritesi çok yüksek e, bir komutan e, ama sadece İran'da da değil bölge Şiirleri üzerinde gerçekten de çok iyi bilinen, saygı duyulan ve şey kuşağının da mimarı olarak kabul edilebilecek kişilerden bir tanesi. Belki en başında geleni. Fakat bu saydığım özellikler kendisinin çok makbul bir şahsiyet olduğu gibi bir düşünceye de bizi götürmemeli. Yani bazen ben bununla alakalı çünkü yorumlar okuyorum. Aslında bu bizim uluslararası siyaseti. Hele ki Orta Doğu'yu okumamızda. Ee, ciddi bence sorunlardan bir tanesi. Bazı kişileri veya devletleri veya grupları full iyi ya da full kötü gibi değerlendiriyoruz. Ee, Kasım Hüsnü e, full iyi ya da full kötü olarak değerlendirilebilecek bir figür değildir. Ee, tabii bölgede... Ama aslında e, burada mesela çok etkili bir isim olmasından doğru, bahsediyoruz. E, hani iyilik kötülükten bağımsız şimdi şöyle e, bir İsrail, yorum. İsrail e, politikalarına karşılık bağlamında veya bu Siyonist e, politikanın e, e, bir kesintiye uğraması noktasında buna karşı bir Şii kuşağın oluşturulması noktasında evet önemli e, katkılar olmuştur. Bu onun hanesine artı olarak yazar e, büyük oranda. Ama diğer tarafta e, Türkiye'nin e, Suriye'ye yönelik operasyonlarında da e, en başta karşı çıkan kişilerden bir tanesiydi. Hele en son e, Barış Pınarı operasyonuna e, zaten İran'ın e, ciddi bir muhalefeti söz konusuydu. Bu noktada Kasım Süleyman'ın da Önde gelen isimlerden bir tanesiydi ve kendi ülkesinde evet efsanevi bir rolü olduğunu vesaire söyledim. Fakat bu noktada şunu da unutmamak gerekir ki sadece yaptığı iyi hizmetlerden dolayı değil, bazı zalimane tavırlarından dolayı da ülkesinde çok iyi bilinen bir isimdi. Yani en basitinden 99 yılında öğrenci hareketlerinin bastırılması noktasında bile önemli bir rolü söz konusu olmuştu. Ee, Şii kuşağının parçalanması gibi bir e, sonuca varır mı dediniz? Ben böyle bir şeyin olacağını düşünmüyorum. Hatta bence e, Şiilerin bu noktadaki dayanışmasını e, arttıracak bir unsur dahi e, olarak kabul edilebilir. E, zaten ABD'nin e, bu e, eylemi gerçekleştirirken e, bence asıl düşüncesi Şiilerin arasında bir ayrım yaratmak değil de Sünnilerle Şiilerin biraz daha kavgalı bir pozisyona doğru sürüklenmesini temin etmek olabilir. Çünkü Ali Hoca az önce çok güzel bir şey söyledi. Yani şu anda Irak'ta bir bu duruma sevinenler bir de üzülenler var. Hani Süleymani öldü evet çok iyidir diyenler bir de onu kutsayan bir grup söz konusu. Bu çerçevede düşündüğümüz zaman aslında bu mezhepsel ayrımların da bu fikirlerde önemli bir rol oynayabildiğini görmekteyiz. Hı. Şimdi siz e, Kasım Süleyman'ın ölümünden sonra belki Şiilerin e, e, arasında bir ayrıma e, sebep olamayacaksınız. Hatta belki onları daha da fazla e, birbirine e, dayanışır bir hale getireceksiniz. Ama diğer tarafta bu duruma çok fazla sevinen kesimler de var. Sünniler vesaire var. Hatta bakın, Türkiye'de ben şöyle biraz sosyal medyaya baktım. Türkiye'de bile çok ciddi tartışmalar var. Bir tarafta işte anti-emperyalizmin e, bu e, coğrafyadaki en önemli ismi e, öldürüldü. ABD tarafından ve İsrail Siyonizmi tarafından diyenler var. Bir taraftan da ki bunların daha fazla olduğunu da söylemem lazım. İşte işte bu zaten e, çok sayıda Müslüman e, Müslüman'ın yani kanına gimi. Bakış açısı evet, tabii Suriye üzerinden. Tabii tabii Suriye üzerinden. yani Halep'te veya İdlib'te çok fazla zaten bunlar e, burada Müslüman kan derken Sünnilerden bahsediyor tabii. Orada evet. Şii Şiiliği de oradan çıkarma gibi bir bakış açısı da var. Bunu e, vurgulayan veya Türkiye'nin e, az önce ifade ettiğim gibi operasyonlarında oynadığı negatif rolü dile getirerek itirazlarını ortaya koyan çok fazla insan da var. Yani sünnilik ve şiilik temelinde, bakın hemen Türkiye'de bile bir tartışma başlamış durumda. Böylesi bir sünni-şi kavgasını körüklemek gibi ve buradaki bölünmeden kendisine bir fırsat yaratmak gibi bir amacı ABD'nin olabilir diye düşünüyorum. Tabii bunun ötesinde ABD açısından bu operasyonun önemi, burada patron benim. Halen daha gücüm var Hı. vurgusu. Yani yanlış anlaşılma olmasın ben Orta Doğu'dayım dedi. Evet. Çünkü şunu, gerçekten şunu de... şunu söyledi. Yani ne kadar güçlü olursan ol ben senin istediğim zaman sana... Op... Yani bugüne kadar İran'a şunu gösterdi. Bu bölgede nüfusun artmasının sebebi benim göz yummamdı. Bundan sonra bu şekilde cevap aldığına göre nüfusun da Kesilecek. Peki bu mesajı ama... sadece İranın mı veriyor? Rusya'da vermiyor mu? Bu sadece şey İran için değil de <laughs> hocam. Yani aslında Herkes bunu tabii veriyor. herkese veriyor. Yani evet. ben istediysem, istersem güçlenirsiniz, istemezsem de evet. gücünüzü kesebilirim diye. Bu budanmadır bence bu evet. biraz İran için. Şimdi can kakışım tabii ama yine de ben soruyu sorayım. Mesela ya. Kasım Süleymani herhalde ilk defa namlunun ucunda değildi. Daha önce de pek çok evet. suikast girişimleri oldu. Doğru. Bugün o tetiğin çekilmesinin sebebini yani o açıdan zaten baktığımızda... Son bir hafta yaşananlara baktığımızda aslında sürecin getirdiği bir sonuç olarak görmek bence çok yanlış olmaz. Yani Tahran bir süredir risk çıtasını yükseltiyordu. Yani işte bu az önce söylediğiniz Suudi Arabistan'da bu Aramco şirketinin bazı Saldırlar. mekanlarına yönelik bir saldırının Amerika gerçekleştirilmesi saldırı. vesaire. Daha sonra evet dediğiniz gibi bir Amerikan üstüne yönelik saldırı. Ve en son e, büyük Büyükelçiliğine yönelik saldırıda düşünüldüğünde zaten O da 40 yıllık hesabı e, kapatmak gibi oldu herhalde. Yani İran'ın gerçekten anladım, de böyle e, biraz tehlikeli bir oyun oynamaya başladığı zaten e, belliydi. Hatta e, az önce san, sanırım Uluç Hoca dile getirdi. E, bu e, el mühendis de ki kendisi Irak bir temsilcisi olarak aslında e, düşünülebilir. E, bugün hayatını kaybeden insanlardan birisi olarak. E, onun e, yine bu büyük büyükelçilik etrafında bulunan insanlardan birisi olması da Ayrıca bence dikkate değerdir. Yani böylesi bir sürecin sonucunda ABD'den zaten bir tepkiyi ben kendi adıma bekliyordum. Ama bu kadar da ileri gideceklerini düşünmezdim açıkçası. Evet. Yani biraz orantısız bir cevap oldu diye düşünmekteyim. Ve dediğim gibi bu İran için aşağılayıcı bir aslında hamledir. İran'ı ciddi manada zor durumda bırakan bir hamledir ve ABD'nin, ee, Suriye'de başarısızlığa uğramasından sonra yani öncelikle Esad'ı gönderme e, onu tasfiye etme girişiminin başarısızlığa uğraması. Daha sonrasında e, tabi Türkiye'nin e, Kuzey Suriye'de yürüttüğü operasyonlar sonucunda orada bir e, Kürt Devleti kurma e, projesinin e, akamete uğramasıyla birlikte artık o bölgedeki iyice e, gerileyen itibarını toparlamak noktasında ve İran'ı da çevrelemek noktasında ben önemli bir adım olarak değerlendirmekteyim. Bir de tabii şunu da unutmamak lazım. ABD'de Trump'ın bir azil süreci var uzunca bir süredir. Hadi onu bir şekilde kapattığını düşünsek bile 2020 seçimlerine şurada çok fazla bir şey kalmadı kendisine uluslararası arenada puan kazandıracak ve seçmenler nezdinde etkili olacak bazı eylemlere ihtiyacı var gibi gözüküyor. Aynısı Netanyahu için de geçerlidir. Çünkü Netanyahu'nun da yani İsrail liderinin de şu anda üzerinde 3 tane yolsuzluk davası var. Yani böylesi bir hamle ikisinin de yurt içindeki prestijini daha da arttırabilecek bir mahiyettedir. Yani mesela işte hani Körfez ülkeleri işte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri falan muhtemelen memnundur İsrail keza öyle ama aynı zamanda tedirginlerdir herhalde değil doğru. mi? doğru. Yani Çünkü herhalde ihtiyatlı bir iyimserlik var. Ya Ortadoğu'da e, yarın ne olacağını e, bilebilmek mümkün değil. Yani e, dün dost olanlar, e, birlikte tatile çıkanlar yarın e, gerçekten de e, kanlı bıçaklı düşman haline gelebiliyor. Bunu en iyi biz biliyoruz zaten. E tabii bir de İsrail'in güvenliği meselesi var. Yani ee, ABD'de bakın şunu da belki e, göz önünde bulundurmak lazım. ABD, e, evet İsrail'in zaten e, en eski, en e, sürekli e, müttefikidir. Bunu zaten biliyoruz. Fakat bir de yine Trump'ın azil süreci veya e, seçime gireceği süreç bağlamında bunu düşündüğümüzde, ee, ülkedeki İsrail lobisinden e, destek almak adına da e, yine Trump'ın bir e, adımı gibi görülebilir. Bu noktada ben Senat Hocanın düşüncesine yakınım. Yani Uluş Hoca ile Mitat Hoca hani bu noktada Pentagon ile e, Trump arasında bir zıtlaşma olduğunu söyle Ben de yani bu noktada Trump'ın e, bu e, 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 eylemin içerisinde bulunduğunu düşünmekteyim ki zaten kendisi Twitter'dan biliyorsunuz kend onun e, basın açıklamalarını yaptığı yer Twitter. Hani e, ben uyarıda değil de oradan tehditte bulunuyorum diyerek daha öncesine. İran'a yönelik bir söylemde bulunmuştu. Dediğim gibi İran çok ciddi derecede zor durumda kaldı. Yani bir cevap vermezse bölgedeki popülaritesi ve bölgede yapmaya çalıştığı hayata geçirmeye çalıştığı projeler noktasındaki inandırıcılığı ciddi bir zarar görecek. Nasıl bir şey yapabilir? Yani vekalet evet. unsurları üzerinden bir cevap verecek diye düşünüyorum. Yani Hizbullah üzerine olabilir, Haddi Şabi üzerine olabilir vesaire ve onların varlığı, onların eylemlerinin e, ulaş, ulaştıracağı bazı sonuçlarla e, İran e, yetinmek durumunda kalacaktır diye tahmin ediyorum. E, çünkü bu tehlikeli bir oyun. Yani bunu daha fazla ileri götürmek İran açısından e, pek e, olumlu sonuçlanmaz e, düşüncesindeyim. Yani bölgesel savaşa neden olmayacak çapta bir e, cevabın verileceğini e, düşün, düşünüyorum. Artı e, şunu e, özellikle vurgulamak gerekir. Eğer e, ipler zaten daha fazla gelirse yani e, İran bu noktada ABD'ye yönelik e, gerçekten de çok güçlü bir karşılık vermeyi düşünürse vesaire ve bundan sonra bölgesel çapta bir savaşın e, önü açılırsa yani Türkiye'nin e, pozisyonu da son derece tartışmalı hale gelir. Yani şimdiye kadar Türkiye e, Orta Doğu politikaları noktasında Hani biraz çıkıntılık yapan ama yine de Batı e, çeperinde kalan bir ülke e, görünümündeydi. Ama eğer bu noktada halen daha Türkiye... İran'la vesaire biraz daha yakın bir çizgide bulunursa, yani Türkiye'nin de İran'la birlikte Batı kamuoyunda düşmanlaştırılması bence hiç sürpriz olmaz. O yüzden bu tansiyonun biraz ne? daha düşürülmesi ve ideal bir çözümün, ortalama bir çözümün bulunması... En başta Türkiye'nin içine gelecekleri diye tahmin evet. ediyorum. Şimdi e, birazdan <laughs> Türkiye'nin ne yapması gerektiğini de konuşuruz. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında e, işte endişe verici bir endişe verici bir gelişmedendi, e, itidal çağrısında bulunuldu. E, Türkiye bölgede dış müdahalelere, suikastlere ve mezhepçi çatışmalara her zaman karşı olmuştur ifadesi. Mesela dikkat çekiciydi orada. Birazdan konuşuruz. Şimdi meseleye bir askeri bakış açısı da getirelim. Eray güçlü yere bağlanalım. Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi. Eray Bey az önce Can Kakışım dedi ki yani böyle bir operasyon beklemiyordum. Evet son dönemdeki işte İran'ın sorumlu tutulduğu saldırıları ortada bir cevap geleceği belliydi ama orantısız bir cevap oldu. Sizin açınızdan da öyle mi? Tabi herkesin aklındaki soru seyircilerimizin de başta bir Amerika-İran savaşı Savaşı çıkar mı meselesi yani konvansiyonel anlamda bir konvansiyonel anlamda bir savaşa belki tanık olmayacağız halihazırda hazırda zaten savaşın içindeyiz sonuçta ve vekalet savaşları dediğimiz bir savaşın içinde bu düzen mi daha da şiddetlenerek ve artarak devam eder hangisi şimdi öncelikle Sinem Hanım iyi akşamlar diliyorum kıymetli katılımcılarda saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Efendim bu İran konusunda benim iki yıldır söylediğim şey, Nihai hedefi Çin olan İran'a yönelik bir operasyon hazırlığında olduğu yönündedir. ABD'nin ABD'nin bu hazırlık içerisinde olduğunu defaten söyledim. Yani bunu iki yıldır söylüyorum ve nitekim şu süreçte de yeni bir aşamaya girilmiş durumda. Bakınız Çin diyorum, yani bu sadece İran'la da kalmayacak, ta 1944 yılında yazılan... Spikeman'ın kenar kuşak teorisine uygun hareket edildiğini görüyoruz. Sadece ABD başkanları kendilerine verilen misyonları devam ettirmekle meşguller. Dolayısıyla bu İran'da da kalmayacak. Yani Doğu'ya, daha iyi Hindistan, Çin ve Rusya, Kafkaslara doğru neticede küresel emperyal güçlerin planlarının bu yönde olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bir operasyon var. Şimdi biz bu operasyonun, yani ben beklediğim bir hamleydi. Öncelikle onu söyleyeyim. Böyle bir şey olma ihtimalini yüksek görüyordum. Ve bakarsanız işte ABD elçiliğinin işgali nedeniyle katıldığım yayınlarda da bunun burayla kalmayacağını mutlaka bunun bir karşılığı özellikle İran ve İran'a bağlı işte kişi ve grupların askeri ya da siyasal hedeflerine yönelik bir takım saldırılar olabileceğini ee, geçen hafta ifade etmiştim. Nitekim şu an en güçlü şekilde en yüksek perdede ABD'nin bir karşılığı oldu. Ancak bu karşılık e, bakın stratejik bir e, hamle yaptı ABD burada. Yani bu tür stratejik hedefler e, stratejik amaçlar için e, kullanılırlar. E, taktik hedefler taktik amaçlar için kullanılırlar. Dolayısıyla e, yani İran bürokrasisinde özellikle güvenlik bürokrasisinde e, kurumsal ordu yapısından daha da güçlü daha güçlü bir pozisyona sahip olan işte dışarıdaki milis güçlerinin komutanı, işte Haçlı Şabiler'in komutanı, Kudüs gücünün komutanı şeklindeki değerlendirilen o 7-8 kişinin bu şekilde vurulması stratejik bir hamle ve çok gönlü amaçları içeriyor. Ama şunu da size altını çizerek, kalın kalın çizerek vurgulamak isterim. Yani bu ABD bunları takip ediyor da, işte CIA bunları takip ediyordu da işte bir boşluk buldu ve bir fırsat hedefi şeklinde bunları etkisiz hale getirdi değil. Kesinlikle Yani burada bir planlı, maksatlı bir hedef seçimi ve maksatlı bir zaman seçimi söz konusu. Dolayısıyla burada nihai hedefi Çin olduğu bu operasyonel süreçte İran ne olmak isteniyor? İran'da ne yapılmak isteniyor? Aslında ona bak bakmamız lazım. Bu hedeflerle aslında ABD olası önümüzdeki dönemde olması muhtemel çatışmaları hangi dinamikler içerisinde yürütmek istiyor gibi soruların yani stratejik ve önemli soruların da cevabını öncelikle vermemiz lazım. Müsaadenizle Peki, önce... Ama şöyle ABD bir nasıl? saniye Eray Bey. Buyurun. Şimdi nihai hedefi Çin olan bir stratejinin İran olan, e, evet. en kritik adımı dediniz. Şimdi evet. nihai hedef Çin'e... Ee, bu operasyonla İran üzerinden nasıl gidiliyor orayı bir açın anlayalım yani e, ne olacak ki e, Amerika'yı hedefine daha da yaklaştıracak Kasım Süleymani'nin ölümüyle öldürülmesiyle ne olacak ki Washington açısından stratejik hedefe bir adım daha yaklaşılsın ne olacak? Evet e, tabii yeni küresel düzeni e, anlamak lazım yeni küresel düzen aslında şu an ee, ta 1800'lü yıllardaki sanayi devriminde e, üretilen yeni ekonomik e, modelin yeni sosyal ve siyasal modeller üretmesine benzer bir pozisyon e, şu an yaşıyoruz. Çin yeni bir üretim modeli diyebileceğim sınırsız, e, kural tanımaz, e, inanılmaz boyutlarda bir üretimle sürekli büyüyen bir hale geldi ve Evet, eray güçlerle e, Skype bağlantımızın seste bir sorun oldu e, ve e, o bağlantıyı sağladığında e, tekrar e, dönelim. E, ama şu ana kadarki değerlendirmeleri ışığında. E, e, bir kere beklediğini söyledi. Aslında pek çok yorumcu için sürpriz bir e, saldırıydı bu. Kasım Süleyman'ın öldürülmesi. E, dikkat çekiciydi o bölüm. Nihai hedef Çin ve bunun yolu nasıl bu e, suikastten e, geçiyor diye sormuştuk. Onu anlatıyordu Eray Bey. Devam edin lütfen. Tamam. Dinliyoruz sizi. Kaldığınız yerden evet. devam. Evet, evet kaldığımız yerden devam edelim. Ya yani burada tabii Çin'in sınırsız ve durdurulamaz büyüme potansiyeli tabii ki diğer özellikle Batı ve Amerika üzerinde özellikle toplumsal ve yeni siyasal sistemlerin oluşması yönünde bir etki üretiyor. İşte bu durdurulamazsa ki son 5 yıldır ...özellikle işte Asya Pasifik'teki ABD donanmasının bulunması ve sürekli Çin'in test edilmesi... ...askeri müdahalelerle bunun durdurulamayacağı yönündeki kanaatleri güçlendirmiş durumda. Öncelikle Çin'in çevrelenmesi ve en hassas noktası olan enerjiyle bağlantısının kesilmesi arz ediliyor. İşte İran'ın buradaki rolü aslında bu. Yani şu anki rejimin ısrarlı ve Çin'e Çin e enerji ihracında, Çin'e enerji sağlamasındaki pozisyonu... Ee, şu anki belki de akıbeti ya da şu anki durumların oluşmasının en önemli sebeplerinden biri bu. Sadece bu da değil. Tabii ki başka sebepler de var ama neticede yeni küresel sistem içerisindeki İran'ın durumu e, Çin'e, Doğu'ya sürekli enerji nakleden ve bu anlamda da mesabik ideolojiyle yaratılan diyalektik karşıtlığın bir sonucu olarak da bundan vazgeçmeyen e, bir İran e, pozisyonu. Bu İran'ın durdurulması... Daha doğrusu aslında amaçlanan anladığımız kadarıyla tabii bu da tartışmaya açık bir konu ama aslında İran'dan ziyade rejimin burada değiştirilmesi ve İran üzerinde de yine birkaç bölgeli federatif bir sistem gördüğümüz kadarıyla yazılan ve yapılan araştırmalara göre edindiğimiz kanaat böyle bir durum İran'a biçiliyor böyle bir ee, İran'ın gelecekte olması arzu edilen durumunun bu olduğu e, şeklindeki kanaatlerimizi güçlendiriyor. Dolayısıyla burada şimdi çok güçlü bir e, tarihsel e, ve e, kültürel özellikleri nedeniyle aslında güçlü bir e, İran'ın yıllar içerisinde ambargolarla e, işte ekonomik yaptırımlarla zayıflatılması maalesef günümüze kadar gelen süreç ve yapılan analizler özellikle ekonomi uzmanlarının yaptığı analizler son dönemde artık bu yaptırımlara İran toplumunun bir yıl daha dayanamayacağı yönünde ve bakarsanız aslında Ali Semin Bey çok daha evet. yakın takip ediyor ben de onu takip ediyorum karşılıklı bilgi alışverişinde de zaman zaman bulunuyoruz adeta her gün yüzlerce kişinin tutuklandığı rejimin içerideki o ekonomik ee, çöküntüye ve yolsuzluklara karşı toplumsal husursuzluğu bastırmada e, zor kullanma e, yolunu seçtiğini biliyoruz ve bu nedenle de herkesin birbirinden şüphe ettiği ve e, tutuklamaların olduğu bir e, Diktatöryal rejim yaşıyor şu an İran ve bu noktada da işte sosyolojide praksis dediğimiz toplumsal olgunlaşmanın bu anlamda bir yeni kurumsal girişimcilik ya da devrimsel bir takım sosyal hareketlerin üremesi için gerekli bir zeminin oluşturulduğunu görüyoruz. E şimdi şuna katılırım. Yani İran'a bir İran'daki fiziksel ya da askeri hedeflere karşı doğrudan bir saldırı ben de beklemiyorum ama Evet, İran'ın dışındaki peki. işte Orta Doğu coğrafyasındaki çok çeşitli yerlerde bulunan milis varlıkları üzerinden bir takım hareketler yapılabilir. Ama bunun da çok ciddi sonucu olabilir. O da şu evet İran yıllardır İran mezhebik ideolojiye dayalı bir politika üretirken aslında kendi karşıtlığını da yarattı. Şu an siyasal ve anlayış bağlamında bir mezhebik karşıtlık da oldu. Yani sünni bir grup özellikle körfez ülkeleri üzerinden bir Arap grubu topluluğu da oluşmuş durumda. Şimdi zaten ABD'nin de istediği bu. Yani neden şu anki çatışmalar alçak yoğunlukla yüksek yoğunluk arasında olabileceğini tahmin ediyoruz. Çünkü henüz daha İran'a karşı topyekun mücadele edecek e, ABD liderliğindeki bir koalisyonun tam olarak hazır olmadığını görüyoruz. İşte acaba bu e, eğer İran aklı seyim davranmayıp bütün İslam dünya, bütün Sünni dünyasını karşısına alacak hareketler yaparsa işte bu çok kötü. Yani bu bir anında süreci çok daha e, krizi çok daha farklı noktalara. Tırmandırabilir. İşte bunun belki de tek çözümü özellikle uluslararası kuruluşların bir an önce devreye girmesi ve tansiyonu düşürecek bir takım adımlar yönünde her iki tarafa da baskı yapması. Tabii Türkiye'nin de burada Doğu'nun en güçlü ülkesi olarak bölgedeki tansiyonu düşürecek yani mevcut statikoyu muhafaza edip huzur ve istikrarı sağlayacak bir politika gütmektedir Türkiye. Bunu destekleyecekler adımlar atması da Türkiye Türkiye'nin bu tür adımlar atması da yine tansiyonun düşürmesine hayati öneme haiz olacak diye düşünüyorum. Doktor Eray Güçler, Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi. Ee, çok teşekkürler. Mitat ee, Mithat Baydur, yani teşekkür bu... Teşekkürler, sağ olun. Ee, i̇şte hedef Çin. Ee, işte Çin'in enerjiyle bağlantısını kesmek. Bu bağlamda özellikle e, İran'da işte bir rejim değişikliğine gitmek. E, bölgede İran'ı da içinde alan ki, hani hep söylenir Irak, İran, Suriye ve Türkiye. E, federatif yapıların olduğu bir düzen oluşturmak. Böyle mi? hikaye bu mu? Böyle mi görünüyor? Olabilir. Yani biraz parça parça söylüyor Eray Bey. Yani bunu bir teyinden bir toparlamak lazım. Yani böyle çok parça parça olunca hepsi birbirine giriyor. Ee, ama yani özellikle enerji açısından söylediğinde değineceğim. O önemliydi. Ben hani ikinci tura bıraktım. Hepsini birinci turda söyleyemiyoruz tabi Yani yoksa Kalsın Süleyman'ın tipini ve hareketlerini beğenmiyorum. Öldüreyim değil. Bunun arkasında bir mana olması lazım. Bir arka planı olması lazım. Ve bu arka plan o kadar ayrıntılı olması lazım ki bu işle uğraşan kafa yoranları tatmin etmesi lazım. Tatmin, yani işte, bir tatmin olmam lazım. Şimdi ben şöyle bir bazı notlar aldım. Hızlı hızlı gideyim. Bütün sorduğunuzun hepsinin cevabını da vereceğim. Tamam. Şimdi bir kere hatırlar mısınız? Yani Eray Bey iki yıldır söylüyorum dedi de. Şimdi ben de yani kendi hukukumu koruma açısından sizin özellikle bir başka haber kanalında yapmış olduğunuz programlarda seyircilerden özür dileyerek belki Sayın Büyükelçim de bilir İngilizce ismini söyleyeceğim ve şey yapacağım. Beş yıl önce söylemiştim. E, makalenin ismi, yani buna benzer birkaç makale vardı da en çarpıcısını hatırlarsınız, şimdi söyleyince hatırlayacaksınız. Can Turkey be with the United States against Iran'dı? Türkiye, İran'a karşı bir operasyonda ABD ile birlikte olabilir mi diye bunun cevabını arıyorlardı. Hmm. Beş yıl oluyor tam. Yani o zamandan beri daha Trump gelmeden vardı bu. Ama Trump kendine göre geciktireyim falan dedi. O anlamda yani e, Sedat hocamın söylediği birçok şeye katılıyorum ama Şuna katılmıyorum. Bu kaç tane ulusal güvenlik şeyinin danışmanının başını yedi. Yani Pentagon'dan bağımsız hareket etmek istedi. Hatta o kadar bağımsız hareket etmek istedi ki Amerika Birleşik Devletleri geçen seneki ve bu seneki ulusal savunma belgelerinde Rusya'nın hedefe koymasına rağmen. Ee, seçim sürecindeki Rusya ile dayanışma ve işbirliğinden gelen hala Rusya ile el altından acaba örtülü bir zimni anlaşma var mı? ki bunun aslında Suriye'de olduğunu görüyoruz zaman zaman bunun e, Pentagon tarafından bir rahatsızlığı var. Şimdi Rusya ile sahada çok kısmi bir işbirliği yaptığınız zaman, bunun arkasında aslında İran'dan da biraz yapmış oluyorsunuz ve İran'a karşı müsamahakar davranmış oluyorsunuz. Bu Pentagon'un kolay kolay özellikle İsrail lobusun etkisiyle katlanabileceği bir şey değildi. Özellikle aba altından sopa gösterilen bu azil süreciyle beraber Trump kıskıvrak yakalandı. Kıskıvrak yakalanınca ben de ecemasa bir gündemi değiştireyim ve burada bir hani yaygın tabiriyle eksen değişikliğine gideyim dedi diye düşünüyorum. Yoksa sosyal bilimlerde mutlak böyle absolute truth diye bir şey yok. Mutlak doğru olamaz. Ama ben kendi fikrimi bu perspektiften değerliyorum. Pentagon burada bizim Amerikan başkanlarına çizdiğimiz bir manevra alanı vardır. Akıllı ol, bunun sınırına dışına çıkma dedi aslında. Bu çok önemli. Kasım Süleyman'ın öldürülmesinden bence daha önemli. Şimdi neden mesela Pentagon yanlısı bürokratlar ifade verdiler aleyhine Trump'ın? Evet Ukrayna yani o, konumuz değil ona girmiyorum. Evet Aziz Ukrayna böyle bir şeyle ilgili e, ifade kaynağı. verdiler. Evet burada burada bir takım kişisel nüfus ticareti <laughs> şeklinde Şimdi Kasım Süleyman'dan şunu da bahsetmek lazım. Mesela bu Kasım Süleymani evet biraz önce söylediğimiz gibi eee sahadaki vekil örgütlerle işbirliği yaptı. Önemli, başarılı etti İran açısından. Batıyı ve özellikle ABD'nin, İsrail'in çok işine gelmeyen önemli hamlelere imza attı. Başarılı da oldu. Ama esas e, Tahran'ın İran Körfezi'nden Akdeniz'e kadar uzanacak bir kuşak telaffuz ediyordu. Bu çok önemli. Bu da Amerika Birleşik Devletlerinin kolay kolay yani stratejik anlamda yani bir dakika dur bakalım yani ne oluyor diyebileceği önemli bir şeydi e, stratejik olarak e, muarız olabileceği bir şeydi. Şimdi İran hemen cevap vermez bence. Niye e, hemen cevap vermez? Felaket olur. Bunu kaldıramaz. Ama e, şey yapacaklardır yani e, kendi içerisinde içerideki bir dayanışmayı ve safları sıklaştırmak için kendi içerisinde bir bütünlüğü, yine Amerikan emperyalizmi, büyük şeytan gibi yani kendi her zamanki jargonunu kullanacaktır. Ama bu hiç de sessiz kalıcı anlamına da gelmeyecektir. Peki o cevap nerede kendini gösterir? Genelde mesela yorumlara baktığımda Irak ön plana çıkıyor gibi. Sizce? Yani Irak Irak'ta, da. o cevabı Irak'ta vereceği. İran olabilir. Hı. Olabilir. E, ama Amerika Birleşik Devletleri zaten Irak'ta bir ateşi önceden yaktı. Ateşin etrafında dans başlamıştı zaten. Hı. Ne demek istiyorum? James Jeffrey bir 15 gün önce Erbil'i ziyaret etti zaten. Trump ondan çok aylar önce direkt şeye geldi tekrar. Irak Erbil'e geldi. Kuzey Irak'ta ziyaret etti ve gitti. Şimdi bu, bütün bunları yan yana kaldığınız zaman hatta şunu tavsiye ettiler. Yani söylediler. Ee, bir e, şeylerle e, bunu bir sui Sünni-Şii çatışmasına dönüştürmeyinde Yani benim oku, okuduğum perspektiften Amerika Birleşik Devletleri e, bir, e, bir tür yani Hizbullah ve Haçlı-Şabi karargahlarına saldırı yaptıktan sonra kendi büyükelçiliğine bir e, protesto gösterisi olması, oraya bir saldırı olmasını davetkar bir tutum aldı ki bundan sonra yapacağı bütün hareketleri bir meşruiyet zeminini çekmek için. Son derece akıllıca. Önce tahrik ediliyor sonra Büyükelçiliğe gel diyor sonra her zamanki adil Amerika Birleşik Devletleri bunu dağıtacak ve çünkü burada e, o zavallı 1700 personel çalışıyor. Onları kıskıvrak yakalamış bir harekatı bastıracak ve dünya kamuoyunda nezdinde de şey olacak. Yanlış o, o protesto gösterisinde var. CIA parmağı var mıdır mesela? Ya olabilir onu bilmiyorum ama olabilir. ama bu hangi ne, nelerde olmadı ki şimdiye kadar. Ancak burada önemli telkinlere dikkat edilirse Sünni Şii çatışmasını körüklemek istemiyor Amerika Birleşik Devletleri ve çünkü biliyor ki Sünni Şii gerilimi geride bıraktığımız 50 yıl boyunca İran'a yaramıştır. Peki ne yapacak? Bunu bir Arabi Farsi antagonizmasına çekecek. Onun için çünkü Suudi Arabistan'a, Mısır'a, Birleşik Amerika, Arap Emirliklerinin bu bu İran'a karşı olan bir blok oluşturmada ihtiyacı olacak. Dolayısıyla bunu bir Sünni Şii gerilimine çekerse İran, İran etrafında hemen bir saflaşma ve bir bloklaşma oluyor. Yani İran belki de hak etmediği ölçüde Şii dünyasından önemli bir destek görüyor. Daha ziyade bunu bir Arabi Farsî gerilimine doğru çekecektir Amerika Birleşik Devletleri. Bu gelişmeleri dikkatle zaten okuyacağız. Kasım Sünni Şii, Amerika Birleşik Devletleri için hep hepimizse Kasım Süleymani falan diyoruz ama aslında Kasım Süleymani'nin Amerika Birleşik Devleti askerleri de fotoğrafları var. Yani ABD için işbirliği yapılır. O zaman ya, iyidir. Afganistan'da yaptılar. Irak'ta Tabii, bir dönem yaptılar. IŞİD'e karşı mücadelede evet. oturdular. IŞİD'e karşı nasıl biriler? Kasım Süleyman ile Amerikan generalleri oturdular konuştular. O zaman böyle fonksiyonel, işlevsel bir yanı vardır. ABD çıkana ters düştüğü zaman çok büyük hain ve kötüdür. Yani ABD için böyle pure anlamda ezeli ve bedi bir dost falan yoktur. Aynı ülkeler arasında olduğu gibi. Siyasi profillerde de öyle. Şimdi ne oldu? Şeytanlaştırdılar ve Kasım Süleyman nezdinde operasyon başladı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri biraz önce konuştuğu Irak merkezi hükümetini özellikle bilerek zayıflattı aslında. Belki bir Kuzey Irak projeleri falan vardı. Fakat başarılı olamadı. Yani darmadağın o kendisi de umduğunu bulamadı. Irak'a da darmadağın etti. Hala o boşluk işte devam ediyor. Hala o işte Haşimi gidiyor, Maliki geliyor. Böyle bir gel gitler, sarkaçlar yaşıyor Amerika Birleşik Devletleri. Dolayısıyla aslında şu bunu niçin söylüyorum? Yani Irak halkındaki iş dinamikleri de körükleyerek Irak içerisinden İran'ın da artık gitmesi gerektiğine dair bir siyasi iklim yaratmayı da deneyecektir. Yani bizzat Irak halkı git artık diyecek İran'a. O ıı, seviyeye, öyle bir siyasi iklim düzeyine getirecek, o dinamikleri de muhtemelen körükleyecektir. Zira Ayetullah Ali Sistani'nin geçenlerde bir demeci vardı. Irak halkını kendi sesini duyurmaya çağırdı. Yani Irak halkı olarak siz karar verin. Kendi sesinizi duyurun diyor. Mesela bütün bunlar arka arkaya geldi. Çok seçim önemli. istedi. Efendim? Erken seçim. Erken seçim. Tabii tabii. Tabii. Şimdi e, biraz şey olabilir tabii. Bir gerilim olabilir ama bunun boyutlarını tahmin etmek değil ama çok büyük çapta olacağını bilmiyorum. Mesela bizde pek konuşulmuyor. Belki sevgili Ali onu da inceliyordur onunla ilgili. Şey geldi mesela tekrar. E, e, Muhammed Kevserani geldi tekrar şeye. E, Irak. Şimdi orada bu da mesela Hizbullah'ın çok önemli e, siyasi profillerinden bir tanesi. Şimdi dolayısıyla e, bir Hizbullah üzerinden belki bir cevap vermek olabilir e, bölgede. Ama bunları tabii tahmin etmek için çok hmm. erken. Hmm. E, şeyde e, e, Eray Bey'in söylediğinde şimdi ABD mesela ne yapmak istiyor? Bunun bir, bir cevabını vermemiz lazım biraz önce söylediğim gibi Kasım Süleyman çok hoşuma gitmiyordu. Bunun orada öyle bir şey olmaz yani böyle bir analiz olmaz. Şimdi İran'ın özellikle ve Hizbullah'ın İsrail üzerinde tehlikeli olmasının önlenmesi çerçevesinde ortaya koyduğu bu strateji çerçevesinde step by step dediğimiz adım adım bunun önlemlerini alıyor. Birincisi bu bu şey bu, bu herkesin üzerinde uzlaşabileceği bir şey. İkincisi Biraz önce söylediğim gibi Kasım Süleymani'nin böyle Tahran İran Körfezi'nden Akdeniz'e kadar oradaki İran projesi tamamen bir kere baltalanmış oluyor. Üçüncüsü ABD biraz önce söylediğimiz gibi siz güzel söylediniz Orta Doğu'ya yeniden döndüm diyor. Orta Doğu'ya yeniden döndüm de aa peki niye döndün yani? Yani gidiyor muydun? Belki bir farklı strateji deneyi şeyi vardı aslında. Hani biraz önce Trump'ın ilk dönemlerinde Rusya ile ilgili olan dirsek temasından dolayı söyledim ama artık bu tamamen Çin'in özellikle Türkiye'ye de dahil olmak üzere bölge üzerindeki Asya Yatırım Bankası yapmış olduğu yatırımlar, ileriye mahtup planları e, güzergahında bu One Road, One Belt dedikleri bir kuşak, bir yol projesi çerçevesinde buradaki şeyi tamamen Amerika Birleşik Devletleri Çin'in o genişleme politikasının ve o projenin bir şeyini bir hançer gibi aslında şey yapmak istiyor. Çünkü burada İran'ı eğer kestiğiniz zaman, Rusya'yı belki biraz hizaya getirdiğiniz zaman bütün bu Doğu Akdeniz'den Basra Körfezi'nden Kafkasya'ya kadar bütün o güzergahı bir kere kesmiş oluyorsunuz. Biz iki, bir şeyi de Eray Bey'in söylediği Çin'in daha ucuz özellikle İran'dan aldığı ucuz enerji politikasının önüne geçtiğiniz gibi enerjiyi de birazcık pahalı hale getiriyorsunuz. Çünkü bu Çin'e bir külfet getirecek. Ama şu soru sorulabilir. E peki Çin'e külfet getirecek de e Rusya da Amerikan savunma belgesi hedefe konuyor ama Çin daha pahalı enerji alarak Çin ekonomisini ve Çin'in yayılmasını sarsacaksınız. Ama Rusya kazanacak. E Rusya belki buna razı olabilir. Yani şöyle olabilir. Amerika Birleşik Devletleri Rusya'nın bu kazancına razı olabilir. Yani e, daha böyle kolu kanadı kırılmış, zaman zaman Rusya'yı da dinlemeyen, hatta içerisindeki bazı Şii unsurlarla Rusya gibi bir ülkeyi bile aba altından sopa gösteren İran'ın törpülenmesinden ve törpülendikten sonra Rusya'ya da muhtaç hale gelmesinden ve zayıflamasından dolayı Suriye'den çekilmek durumunda zaman içerisinde kalan o çekildiği zaman, İran çekildiği zaman daha zayıflamış, kolu kanada kalmış Suriye'nin kendisine daha muhtaç ve bağımlı hale gelmesinden belki biraz da mutlu olabilir. Ama Rusya'nın ne kadar gideceğini, nerede durdurulacağını yine Amerika Birleşik Devletleri de tayin edecektir. Şimdi Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün açıklamasında şey vardı işte Amerika bölgede güç dengelerini değiştirmek istiyor. Mesajı da aldık diyor yani. Hani bir anlamda Moskova hesaplarını da ona göre yapıyor. Ama sert bir tepki verdi mi? Sert vermedi. Bir tepki vermedi. Evet. Ben bir şey eklemek istiyorum. Bir araya gideceğim hocam. çok kısa. Bu Çin kısa meselesinde olayım. 19 Eylül'de Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi şey ziyaret etti. Çin'i ziyaret etti. Ve çok büyük bir heyetle gitti. Ve orada bir anlaşma yaptı. 500 milyar dolar. 500 dolar milyar dolar ve şunu anlaşma şuydu. Biz size petrol vereceğiz. Paramız yok. Çünkü bir kriz yaşıyoruz. Siz de Irak'ın altyapısını mesela elektrik santrallarını işte gerekirse rafineleri siz yapın. Bu anlaşma yapıldı. Ciddi 5 tane o büyük anlaşma bir yapıldı. Alicim. o kadar Ve, noktaya, O anlaşmayı 500 milyon yaptı. Evet, Irak dolaylar başladı dolaylar başladı. işte onu da söylüyorum. Çok Şu doğru. anda Irak'tan en büyük e, Irak petrolünü günlük 800 bin varil Çin alıyor. En büyük müşterisi Çin'dir. Ve Çin'le de Irak arasında şu anda ticaret hacmi 30 milyar dolardır. Onun için bu olayların tamamı şuna işaret etmemiz gerekiyor. Çin'in Irak'a girişini bu şekilde de engellemiş oldu. Çünkü İran'la da biliyorsunuz Çin arasında ciddi Tabii. bir enerji şeyi var. Evet. Peki. Şimdi bir ara verelim. Aradan sonra devam. nedene devam ediyoruz. Şimdi e, Uluç Özülker'le başlayalım yine e, bu bölüme. E, Uluç Bey, e, iki konu. Birincisi, e, hani Tahran'ın muhakkak gibi bir cevabının olacağı, Orta Doğu'da ben varım yanlış anlaşılma olmasın ve İran malum seninle ilgili zaten e, hiç olumlu düşünmüyorum ama neler yapabileceğimi de gördün diyen bir Washington'a karşı ne yapacak Tahran yönetimi? Nerede gösterecek o cevap kendisini? Orada e, ilk olarak Irak mı ön plana çıkıyor ve tabii ki Türkiye'ye de artık e, girelim. Yani e, sonuçta İran'a e, komşu, bölgede çok stratejik bir yerde e, her türlü gelişme e, Türkiye'nin de çok dikkatle takip etmesi gerekecek ve hani içine e, düşmemek için bir anlamda da özenle hareket etmesi gerekecek bir sürece giriyor olabiliriz. O açıdan da e, Türkiye'nin önündeki seçenekler nedir? Sizce Ankara nasıl davranmalı? Ee, pesimist olmamak lazım tabii. Sonuç itibariyle unutmayın her savaş kazanılsa bile bir barışla bitecektir. Ee, müzakere masasında oturup bir yerde bir yere bir çare bulacaksınız. Ama mevcut koşullar altında baktığım zaman hani komplo teorisi diyemeyeceğim ama bayağı da beni endişelendiren hususlar var. Ne Evvela şuradan başlayayım dilerseniz. Hani ben de Trump biraz evvel hocam da söylediler. Trump askerlere biraz mağlup oldu filan derken benim aklımdan geçen şey çok net olarak şudur. Askerler de kendi aralarında bölünmüş vaziyette Amerika'da. Bugün NATO inindeki askerle CENTCOM'daki asker aynı şeyi düşünmüyor. Ve CENTCOM bu bölgede Amerika Birleşik Devletleri'nin varlığının olmazsa olmaz önemde olduğunu ve buradan asker çekmenin Trump yönünden fevkalade büyük bir hata olduğunu devamlı ve ısrarla gündeme getiriyor. Şimdi bu koşullar altında eline bir fırsat geçtiği anda askerlerin bu fırsatı daima Trump aleyhine kullandıklarında defaten gördük. En son işte verdiğim örnekte Türkiye aleyhinde de aynı şey kullanılmıştır. Burada esas itibariyle sadece bunlar ibaret değil. Amerika Birleşik Devletleri'nde senatörler de seslerini yükseltmeye başladılar. Yani netice itibariyle biz de evet İran'la bir dost değiliz ama nereye kadar gidebiliriz? Onu devamı tahrik ederek ve bir noktada yani uyuyan yılanın kuyruğuna basmayacaksın. <laughs> bu noktaya kadar götürürsen arkasında nere, neler başımıza gelebilir? Bunları düşünmemiz lazım. Ey Trump, senin buradaki bu banazlığın bir noktada Amerika Birleşik Devletleri'ni ciddi şekilde rahatsız etmeye başlamıştır diye konuşmalar var. Aynı şeyler medyada, daha doğrusu sosyal medyada da var ama medyada da ciddi şekilde başka türlü tartışılmaya başlandı. Ve burada da söylenen şey, ey Amerika, ne istiyorsun netice itibariyle? Bir politika tamam da evet. Ortadoğu'da barış mı, savaş mı, nedir amacın diye onlar da soruşturmaya başladılar. Şimdi şunu Ve sonuçlarına karşı hazırlıklı mısın? Hazırlıklı Onları da öngörebildin mi? Aynen. Yani sen bunu bir kişisel duygusallık içinde madem böyle yaptın, nitekim bir sözü var. Onun üzerine bunlar yazılmaya başlandı. Bu bir uyarı değil, tehdittir dedi. Evet. Ve tehditten sonra da bu da evvelden hazırlanmış olan bir senaryoydu. Gittiler, vurdular. Şimdi buraya kadar iyi. Ama şöyle düşünmek lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz bir neokon felsefe var. 1935 yılında bu neokonlar evvela New York City Koleji'nde kurulmuştur. 35 kişilik bir Yahudi gruptur orada akademisyenler filan. Reagan dönemine kadar bunlar hayata geçmemiştir. Yani düşünce olarak vardır ama onun ötesi yoktur. Şimdi buraya gelindiği zaman Reagan'la birlikte yeni bir felsefe ortaya çıktı ve Bush da bunu çok daha ileri taşıyarak bu bahaneler yaratıp Irak'a girmek falan hep tamam, bunun arkadaşlar. bir parçasıdır. Orada yani felsefenin iki kelimeyle özetlenebilecek çok önemli bir tarafı var. Bunu zaten Trump da aynen böyle benimsiyor ama Trump'ın bir de buna ilave olarak bir menfi tarafı da var evangelizm. Bu da netice itibariyle Yahudi toplumuyla inanç sistemleri üzerinde bir birliktelik içine girmesine beraberinde getiriyor. Ve bu nedenle de Filistin davasında unutmayın Tunus'la başladı, Golan'la devam, yerleşim birimleri falan giderek de büyüyor. İşte bunlar bir tesadüf değil efendim. Netice itibariyle oradaki felsefe bir cümleyle söylersem, bunu Birleşmiş Milletler'in açılış konuşmasıyla da takviye ederek söyleyeceğim nerede genel kurulda ilk seçildiği yıl? Amerika, menfaatler ve ötekiler diye başladı. Yani Amerika kendisi çıkarları ve bunun dışında da kim varsa var. Böyle bir düşünceyle gidiyor. Umurunda değil dünyada ne olmuş, nasıl olmuş. Burada da iki tane kendisine çok büyük öncelik tespit etmiş vaziyette. Bunun bir tanesi İran'dır, Orta Doğu bölgesi itibariyle. İkincisi de Çin'dir. Çin ee, aynı zamanda İran meselesi Çinle de doğrudan doğruya irtibatlıdır. Yani başka bir ifadeyle Çin bugün %60 enerjisini Orta Doğu'dan ve özellikle başta İran'dan çeker. Şimdi evet. dolayısıyla bu koşullar altında herhangi bir şekilde adım atmaya kalktığınız andan itibaren hedef olarak hep koyduğu Amerika Birleşik Devletleri'ne İran, İran, İran diye ortaya çıktı. Şimdi bu hedefler doğrultusunda hareket ettiği zaman e, nereye kadar gidebilir, gidemez sorunuzun cevabını da bu çerçevede cevaplandırmaya yapar. çalışayım. Evet. Şimdi şöyle diyelim. Efendim herhalde bekarda ben biraz şeytanın avukatlığını yapacağım burada. Biliyorsunuz son zamanlarda benim beni, yani bilmiyorsunuz tabii o tarafını da beni çok rahatsız eden bir şey var. E, İran çok büyük oynuyor, hiç kuşku yok. Ama haddini aşan bir büyüklükte oynamaya başladı son zamanlarda. Evvela gitti bir İngiliz tankerini sebepsiz yere içeri aldı. En son bir tanker, bir gemi daha gitti vesaire. İran'ın arkasından bir de büyük bir deniz tatbikatı yaptı. Bu deniz tatbikatında da bir sürü gemisiyle birlikte, füzesiyle, her şeyle birlikte ortaya çıktı. Bu arada Amerikan gemilere gemilerine küçük botlar veya şeylerle saldırdı. Hatta bazı gemilere zarar da verdi. Şey evet. olarak. Şimdi buradaki esas İran'ın hedefi Hürmüz Boğaz'dır efendim. Diyor ki sen benim üzerime çok fazla gelirsen ben burayı kapatır, senin başına çok büyük bir gaile hediye ederim. Bunu çok söyledim söyledi ama hiç de yap, yapamadı. Ha şimdi bir cevap vermek noktasına gelirse, siz İran'ın askeri açıdan bakıldığında en önemli adamını vurdunuz. Onun cevabı gidip de herhangi bir şekilde bir tu general öldürürseniz örneğin Amerika'dan anlamı yok. Veya 30 30 taneden fazla füze attı Amerikan üssüne. Burada 4 kişi yaralandı, bir kişi de tesadüfen öldü. O da sivil. Yani, Efendim, Amerikalı sivil. bir mühendis. Tabii. Evet. Yani bunlarla bir karşılık vererek sonuç olabilmeniz ve can acıtabilmeniz mümkün değil. E gidip de herhalde Trump'a saldıracak hali de yok. Bir de şey var. E, Suriye'de şu ana kadar 14 general kaybetti İran Devrim Muhafızları. Tabii. Yani Kasım Süleyman kadar. Yani değil. bu manada bir karşılık verdiğiniz zaman bu acıtmaz ve öbür tarafa da en fazla daha fazla şiddetle cevap vermesi için bahane yaratır. Ama sonuçta ne Amerikan kamuoyu ne dünyada ses getirmez. Ama hürmüzü ben kapattım dediği gün inanın ki üç noktada çok büyük ses getirecek bir adım atılmış olur. Birincisi, Çin'in ithalatı durur. Alternatif kaynak bulacak. İki, petrol fiyatları fırlar gider. Bu çok büyük düşman diye kendine gördüğü ve dizginlemek için mücadeleye girdiği Rusya'yı ihya eder. Eğer bugün Rusya silahlı kuvvetleriyle bu güce erişmişse varili 120 dolara çıktıktan sonra petrolünü elde ettiği 850 milyar dolarlık rezervdir. Bu ikinci defa tekrar tarihte tekerrür ederse bu şekilde Amerika aslında kendi bindiği dalı keser. Yani bunu da bu manada sıkıntıya sokmuş olur. Ama üçüncü bir faktör var. Beni bu fazlasıyla Türkiye yönünden de sual, ikinci sualinizle bir başlangıç olarak söyleyeyim. Efendim Orta Doğu şu sırada bir ateş toplu. Ve her geçen gün bu alevler yayılmaya başladı. Bu kapsam içinde aslında tamamen güçsüzleşmiş olan Netanyahu'nun yerine de kimseyi daha getiremiyorlar. Hala İsrail faktörü orada çok önemli ayakta durabiliyor. Ve bu da her geçen gün artan İran güçlenmesini hazmedemez bir durumdadır. İddia ile bir şey söyleyeceğim. İddia ile söylüyorum. Bunu bütün meslek hayatımda yaşayarak öğrendim. Amerika Birleşik Devletleri dış politikada İsrail'in menfaatleri dışında bir karar almak hakkına sahip değildir efendim. İddiayla söylüyorum. Gidin bakın bütün politikalara. İsrail hayır dediği anda yap yapamazlar. Çünkü öbür tarafta Yahudi lobisi başta olmak üzere ayağa kalktığı zaman bütün başkanların başı derttedir. Dolayısıyla bu koşullar altında İsrailsiz bir çözümde olamaz. İsrail de hala İran'a yapılan bütün bu işlemlerden sonsuz derecede Memnun. mutludur. Ama şimdi deminden beri tartıştığımız en önemli konuya gelmek lazım. Biz aslında Afrin vesaire filan derken bir Kürt davası ile ilgili olarak Amerika'nın önüne kestik. Ama Amerika bunun dışında halihazırda bizim güvenli bölgemizin dışında %25'ine hala hazırda tekabül eden bir bölgeyi İran'a karşı kullanmak üzere ayırdı. Yani Suriye hala hazırda ikiye bölünmüş vaziyettedir fiilen. Ve buradan da Cenevre görüşmeleri de bittikten sonra o da artık bir yere gideceği yok göründüğü kadarıyla burada ikiye bölünmüş bir Suriyeden bahsedeceğiz. Sordular senatoda askerlerle tartışırlarken peki derdimiz nedir burada? İki tane çok önemli, doğrusu mu yanlış mı teyit etmesi çok güç tabii içeride ama Suzan haberlere göre iki tane konu ortaya çıktı. Birincisi ben DAEŞ'in bittiğini kabul etmiyorum diyor askerler. Af Afganistan'a gönderdim bunların önemli bir kısmını. Oradan İran'ı sıkıştıracak şekilde hala hazırda orada yaşamaktadırlar diyor. Batıdan da diyor, YPG, PYD vesaire bunlara eğittim. Batıdan da İranı sıkıştırmak için bunları kullanacağım diyor. Ben burada varım ve İran'ı er veya geç. Bugün mü, yarın mü, fırsatını bulduğum zaman bir şekilde içeriden çökertmek için ama dışarıdan da bu tazik altına sokarak bu politikamı geliştireceğim diyor. Askerlerin ortaya koydukları anlayış bu. Dolayısıyla askerler buradan çekilmek istemiyorlar. Ama İran burada Şii nüfuzu olarak bak, nüfus değil, nüfuzu olarak baktığımız zaman çok güçlü bir biçimde bugüne kadarki politikalarıyla yerleşmiştir. Yani Süleymaniye'nin gitmiş olması burada İran nüfuzunun azalabileceği anlamına kesinlikle gelmiyor. Orada varlar. Rumeli de öldü. Yani rejim değişmedi sonuçta. Burada sizin Hizbullah dediğiniz olay Hani 2006'dan bahsettim baş, başlangıçta. O günün Hizbullah'ı ile bugünkünü mukayese ettiğiniz zaman en az 10 kat daha güçlü. Elindeki silah sistemleriyle, füzeleriyle, Ekonomi. ekonomisiyle, parasıyla, puluyla en az 10 kat daha güçlü. Büyük bir tehlike. Bunları bir günde buradan söküp atamazsınız. Ama diğer taraftan da Orta Doğu'da Suriye'nin %72'si Sünni. Bu arada yüzde %12 %12'de Nusayri'dir. Ee, Onun da bir parantez içinde hatırlatmak için söylüyorum. Hani biz Hatay Hatay diye hep konuşup duruyoruz devamlı kendi örümüzden de. Efendim Nusayri nüfusun en kalabalık olduğu yer Türkiye'dir. Burada bir virgül düşünün. Kalın ucu virgülün Türkiye'dir. Suriye üzerinden aşağı inip Lübnan'ın kuzeyinde ince ucuyla biter. Bizde de bir hayli nusayri var. Ve bunlar üzerinde de oyunlar oynanıyor. Bizdeki Suriye göçüyle birlikte Hatay'da falan ortaya çıkmış yüzdeler vesaire bunlar da korku verici boyutları varmıştır diye her gün konuşmaya başladık. Dolayısıyla çok önemli olan taraf burada Şimdi Suriye'nin e, %72'si e, evet. Sünni, Şii meselesi ters orantılı olarak ortaya çıkacaktır. Bu Irak'ta, onun için biraz evvel Irak Şiileri diye sözünü kullanmak ihtiyacını duydum. Orada da İran bir noktada gerileme sürecine sokulabilme ihtiyacı duyabilirler. Bunu yapabilirler mi? Onda yapamazlar. Ama bütün bunlar bir çatışma ortamını beraberine getirecektir. Benim en büyük korkum, görünebilir bir gelecekte Türkiye'nin de politikalarını değiştirmemesi halinde... ...bir Sünni-Çin-Şii çatışmasının arenası haline Orta Doğu'nun getirilmek istenmesi büyük bir risktir. Ama diğer taraftan Hürmüz Boğazı kapatılırsa Rusya vesaire filan zil takıp oynarlar. Ama Çin de o zaman çok daha büyük boyutlarda, Orta Doğu'da zaten var da... ...çok daha büyük boyutlarda bizim başımıza bir gayri olarak karşımıza evet. çıkacaktır. Peki İyi çok bakarım. kısa bir şekilde Türkiye'nin önündeki Hı. yol ne? Türkiye'nin önündeki zor... Yani Amerika ile ilişkiler malum ortada ama İranlı ilişkileri de çok Şimdi herhalde politik... iyi şekilde tanımlayamıyoruz. Ben burada politikacı değilim tabiatıyla. Ama bu memleketinde de hayranı ve aynı zamanda da yurt dışında o bayrağı şerefle, onurla temsil etmiş olmanın gururuyla yaşayan bir insanım. Ama politikamızın, dış politikamızın doğru olduğuna da inanmayanlardanım. Belki Libya'ya şu sırada yapmakta olduğumuz... ...asker göndermek... ...muharip asker gönderme dışında konuşuyorum... ...doğruydu mesela... Biraz ...doğru da zaten onu. Evet, ...doğru da yapılabiliyor ama şöyle... ...benim burada... ...varlığımı güçlendirerek sürdürebilmem için... ...barışma kültürünü... ...geliştirmem lazım... ...bakın Libya'da aynı şey oldu... ...benim Mısır'da seferim bile yok... ...büyükelçi bile yok... ...oturup da neymiş Mursi... ...ya Mursi'nin canı cehennem. ...Allah rahmet eylesin... Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarı başka bir şeye icap ettiriyorsa, Amerika gitti, SİS'li ile anlaştı. Ben bugün eğer Mısır'la, İsrail'le, Suriye'yle, Lübnan'la daha iyi bir anlaşma içinde olabilmiş olsaydım, ben size garanti veriyorum, ne o Yunanistan'ın, Güney Kıbrıs'ın baskısı ortada kalırdı, ne de Orta Doğu'daki bu sorunlar bu kadar şiddetli bir biçimde sırtımda kambur oluşturulur. Dolayısıyla Türkiye'nin her şeyden evvel yurtta sulh, cihanda sulh denmenin ne ifade ettiğini biraz daha idraki içine girerek yaşaması lazım. Evvela oradaki dost çevrenizi arttıracaksınız. Ama ikinci bir husus daha var. Burada tartışılan ve çok hemfikir olduğum bir hususu vurgulamak istiyorum. Efendim çok basitçe 19. yüzyıl fars, Fransız ihtilalle bir kırılmaya girdi. İmparatorlar yönetti dünyayı. Ama 20. yüzyılda ulus devletlerin sayısı sadece Avrupa'da 47'ye çıkınca olmadı. İşbirliği çağına geçtik. Uluslararası kurumlar oluşturuldu. Şimdi 21. yüzyıla girerken Herkes küreselleşme, Amerika nirvanadır, kapitalizm falan, Fukuyama teorileri, o da geri döndü ya zaten söylediğinden. Bütün bunlarla birlikte dünyada başka bir e, vizyonla ortaya çıkıldı. Ama 21. yüzyıl, 20. yüzyıl koşulları ve e, kurumlarıyla artık bir yere götürülemiyor. Ve ben 21. yüzyıllı... 2020 yılı itibariyle bir kırılma noktası olarak değerlendirmekteyim efendim. Şöyle ki, niçin kırılma diyorum? Bütün bu konuştuklarımızla da dahil olmak üzere dünya çapında işe baktığım zaman öyle bir sürece girdik ki Amerika Birleşik Devletleri de tek başına bu dünyada hakimiyetini kabul ettirebilecek noktada zorlanıyor. Avrupa Birliği çökmek üzere dağılıyor. Rusya vesaire o da ekonomik açıdan bir gücü ama ayakta durabiliyor nükleer silahlar vesaireyle. Ama yeni bir dünya düzeni ortaya çıkmaya başladı. Ve bu düzen hem iletişim hem de teknolojideki anormal gelişmelerle birlikte çok başka bir boyut kazanıyor. Bakın şey Musk bir yeni bir uzay aracı işte şey yaptı. Ve diyor ki 2020 sonuna doğru ben bunu uzaya gönderip artık bu defa Mars'a indireceğim. Başka bir dünyadayız biz. Dolayısıyla bu çekişmeler netice böyle bu dünyada mutlaka yeni bir düzen kurulmasıyla bitecektir. Türkiye ile ilgili sorunuzun cevabı da zaten burada yatar. İnönü bir zamanlar yeni bir dünya kurulur. Biz de orada yerimizi alırız demişti. Türkiye'nin akıllı oynayıp bu dünya üzerine nasıl oluştuğu net değil şu sırada. Taraf gibi gözükmek suretiyle zayıflatmadan kendine bulunduğu bölgedeki o denge gücünü kullanmak suretiyle ama bunu da çok ince bir diplomasiyle korumak suretiyle kendi yerini buna göre tayin etmek Peki. mecburiyetinde kalacağı bir döneme giriyoruz bu kolay mı zor mu peki Türkiye açısından ee, can kaçışım? Tabii ki zor. Ee, zaten zaten Hoca konuşurken ben şöyle biraz düşündüm. Kendisi dedi ki işte Elon Musk e, arabayı gönderiyor. Şimdi Mars'a indirecek vesaire. Dünya böyle bir dünya artık dedi de biz başka bir dünyadayız. Yani maalesef. Yani dünya evet, dünya, evet bazı bölgelerde böylesi ileri teknolojik aşamaları artık içeriyor veya e, tam bir refah ve e, uzlaşı kültürünün hakim olduğu yerler e, olarak kendisini belli ediyor. Fakat bizim halen daha uğraştığımız işte toplumsal sorunlar, e, uluslararası siyasi meseleler vesaire ortada. O yüzden e, Türkiye'nin e, daha şu eski dünyanın kodlarıyla e, dünyayı okumakta bile zorlandığı bir e, süreçte gelecekteki e, gelişmeleri de çok uyumlu uyumlu biçimde ayak bir uydurabilmesi, adapte olabilmesi çok diyor ki bir benim yazarımız umut verici değil. bir yazarımız diyor ki yani tamamen takviye için söylüyorum. Hı. Tecrübe yenilen kazıkların muhassalasıdır. Biz 19. yüzyılın başından beri herhalde bu konuda çok tecrübeli evet. olmak durumundayız. Evet, e, hatta bir de şöyle bir laf vardır malumunuz. Tarih tekerrürden ibarettir denir. E, evet farklı bir formda bizim karşımıza çıkar ama geçmişteki Benzerlik tecrübelerden yani. yola çıkarak evet o benzerlikler çerçevesinde bizim bazı çözümler bulabilmemiz gerekir zaten. Ee, hocam siz bir diplomat olarak çok daha iyi bilirsiniz. Ee, Türk dış politikasının değişmez kaydeleri de böylece oluşmuştur. Ama biz son 10 yılda bu değişmez kaydeleri, işte bunlar monşer edebiyatıdır zaten. Ama bunlar zaten işe yaramaz. Bunlar zaten işte e, Türkiye'yi her zaman içe e, kapalı tutan, Türkiye'nin e, potansiyelini yansıtmayan fikirlerdir vesaire diyerek nereye getirdiğimiz ortada. işte sonucu da maalesef bugün e, uğraştığımız meseleler. Şimdi e, bu e, tabii e, İran mevzusunda bence e, konuyu biraz daha e, Orta Doğu ölçeğinde e, araştırmak lazım. Yani sadece ABD ve İran'ın arasındaki veya Irak hani birkaç tane ülkenin içerisinde, e, içerisinde bulunduğu bir ilişki ağında değil de e, genel bir Orta Doğu e, dengesinde bence e, bunu e, algılamak, çözümlemek e, daha doğru olur. Şimdi Suriye'deki bile aslında bunun e, küçük bir örneği gibiydi. E, Belki bu güç dengelerinin bir deneme tahtası idi küçük bir boyutta. Fakat İran işin içine girince ve onun bölgede oynadığı rolü biz biraz daha derinlemesine <laughs> analiz ettiğimizde bunun aslında daha geniş kapsamlı olarak değerlendirilmesi gereken bir husus olduğu gerçeğiyle karşılaşıyoruz. Şunu demek istiyorum. Şimdi az önce siz dile getirdiniz. Rusya şöyle söylemiş bu Kasım Süleyman'ın. E, suikastlere uğramasıyla alakalı olarak ABD güç dengelerini değiştirmeye çalışıyor. Evet, bu güç dengeleri üzerinden biraz düşelim. E, Orta Doğu'da e, biz hep Suriye'den bahsediyoruz ama Orta Doğu'da e, Suriyeyi de aşan ne gibi güç dengeleri var? Mesela bugün e, gelinen noktada e, ABD'nin çizgisinde olan devletlerle e, onun çizgisinin dışında hareket eden devletler arasında artık ciddi bir e, zıtlaşmanın olduğunu görebilmekteyiz. Yani. Bir de Suriye e, bu, üzerinden tabi, Rusya. Rusya maz güçlü. Tabii şu anda. fakat bakın burada e, Suriye'yi bir tarafa bırakarak Rusya'nın bölgedeki genel e, perspektifine baktığımızda zaten ABD'nin karşıtı devletler aynı zamanda Suriye eee affedersiniz Rusya'yla bir şekilde birliktelik sağlayan ya da sağlayabilecek potansiyele sahip olan ülkeler olarak e, e, dikkat çekmekte. Şimdi e, İsrail'in de aslında uzun zamandır e, başarmaya çalıştığı bir şeydi bu Kasım Süleymani üzerine işte İr İran'la ABD'yi karşı karşıya getirmek vesaire. E, bu benim açımdan e, Suudi arabistan ile e, İran arasında uzunca bir süredir devam eden e, Orta Doğu soğuk savaşının e, bir e, göstergesi. Şimdi e, siyasi tarihte e, Arap Soğuk Savaşı diye bir kavram vardır. E, 1900 e, 50'lerin ortasından başlar, 1970'lerin ortasına kadar devam eder. Ee, Mısır ve Suudi Arabistan'dır bunun iki e, kanadı. Bir tarafta e, Mısır'ın e, ve işte Suriye'nin onunla birlikte yine Yemen vesaire bunun gibi birkaç tane devletin daha e, temsil ettiği e, ulusal e, hükümetler, ulusal ideolojiler. Yani ABD karşıtı olan e, hükümetler vardır, daha seküler, daha modernleşmeci olan hükümetler vardır. Bir de Suudi Arabistan'ın başını çektiği. Ee, revizyonist olmayan, statikocu olan, ABD ile daha e, yakın ilişki içerisinde bulunan, İsrail'den de öyle e, çok ciddi bir e, tehdit algılamayan ve e, daha dini ideolojilerin hakim olduğu yapılar söz konusudur. Şimdi ideolojiler çağında, eski dönemin Soğuk Savaş'ın ideolojiler çağında, e, karşıtlık ideolojiler üzerinden olabilmekteydi. Bugün artık biz kimlikler çağındayız. İşte etlisteler, dinler, mezhepler üzerindeyiz vesaire ve bugün Orta Doğu'ya dönüp baktığımızda yeni soğuk savaşın artık sünnilik ve Şiilik üzerine kurgulandığını görmekteyiz. Hocam az önce bir şeyler söylemişti bu şeyle, hani bu bir Arap-Fars çatışmasına belki yönlendirilmeye çalışılıyor vesaire diye. O noktada şöyle bir itirazım var. Yani Araplık veya İranlılık, Farslıktan daha ziyade ben bu coğrafyada mezheplerin daha etkili olduğunu, daha önemli bir kimlik olduğunu düşünmekteyim. Yani insanların kendisini Arap olarak sunmaktansa e, far, veya Fars olarak sunmaktansa kendilerini Sünni olarak veya Şii olarak e, sundukları, bu şekilde bir kimlik Sahi, edindikleri e, düşüncesindeyim. Sağdaki realite bu. Fakat evet, Amerika Birleşik Devletleri ben şunu söyledim. Amerika Birleşik Devletleri bu minvalde hareket etmenin İran'a yaradığını görüyor artık. Olabilir. Doğrudur hocam. Zaten e, bu noktada o süreç dönüştürülebilir mi? Yani bir e, Arap ve e, İran e, arasında bir e, ayrım vesaire söz konusu olabilir mi? O ayrıca tabii üzerinde müthiş çalışıyor. Bununla ilgili sayısız makaleler yayınlıyor Şimdi e, bu e, şeyin e, e, bahsettiğim Orta Doğu Soğuk Savaşının e, deneme tahtalarından bir tanesi Suriye'ydi. Bir tanesi işte Yemen'di vesaire. Bugün de e, Irak olarak demek ki önümüzdeki süreçte e, dikkati çekecek diye düşünmekteyim. Şimdi Çin ile münasebetlere gelince tabii Çin ile olan Çin ile ilgili olan tartışma çok daha geniş kapsamlı yani artık bu küresel hegemonya mücadelesiyle alakalı çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki ABD hocam da az önce söyledi artık eskisi kadar dünya üzerindeki hegemonik gücünü devam ettirebilen bir ülke değil zaten bunu biz bazı e, reel rakamlar üzerinden de e, rahatlıkla görebilmekteyiz. Örneğin ABD'nin e, bundan 20 sene önce 2000'lerin başında e, e, gayri safi yurt içi hasılası dünya toplam gelirinin yüzde kaçına denk geliyordu? Belki yüzde 30'undan fazlaydı tam rakamı bilmemekle birlikte. Şu anda yüzde 18'e kadar Amerika gerilemiş durumda. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2. Dünya sonunda mı? Yüzde e, 44 şey 2000'lerden bahsettim hocam 2000'ler tabii o dönemde o daha da fazla başlıyor. çok tabii, daha tabii. fazla 2000'lere gelindiğinde işte tabii dünya üzerinde çok farklı ülkeler artık olmaya başladı vesaire şu bu işte yüzde 30'a kadar gelmişti ama halen daha çok ciddi bir orandı 2000'den 2020'ye geldiğimizde yüzde 18'ini teşkil, ed teşkil eder bir duruma gelmeye başladı dünyanın en büyük ihracatçısı artık Çin ABD'nin en yakın coğrafyasındaki ülkeler bile yani ABD'nin arka bahçesi olarak değerlendirilebilecek Latin Amerika ülkelerinde dahi artık birinci ticaret ortağı olarak Çin ortaya çıkıyor. Bu noktada aslında şöyle bir ayrım yapabiliriz. Orta Doğu'daki kavga belki işin daha fazla stratejik yönünün ön plana çıktığı bir münakaşa. Fakat Çin'le olan çekişmenin çok daha ekonomik, ticari temel olduğunu görebilmekteyiz. Zaten Trump'ın geldiğinden beri söylediği işte e, ve aslında bir nevi e, tehditte bulunduğu bu ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarını başlatma e, uyarısı bu noktadaki söylemlerinin de temel sebebi bu. Ama e, şimdi e, Uluç Hoca'nın söyleminde yine şu dikkatimi çekti ve önemli bir konuydu. Şimdi siz bir taraftan İran'ı tehdit ediyorsunuz ama İr İran'ı eğer işte Hürmüz Boğazı üzerinden bir harekete geçmesine sebep olacak tarzda rahatsız ederseniz bu sefer sizin başlıca rakibiniz tabii onun en büyük gelirlerinden bir tanesi olan ya petrol gelirleri petrol gelirlerinin bunun en büyük gelir kalemlerinden birisi olduğu düşündüğünde Rusya'ya yarayacak ciddi bir şekilde. Şimdi ABD'nin bu noktada bir eli kolu bağlı olmak veya Çinle olan ilişkilere baktığınızda evet Çinle Çinle olan ilişkisine bakıyor ABD ticaret ilişkisine ve diyor ki yani benim ticaretimde sürekli bunlar kazanıyor ben sürekli dış ticaret açığı veriyorum. 500 milyar dolarlık bir e, dış ticaret açığım var. Bunun e, neredeyse tamamı Çin'e yönelik olarak gerçekleşmekte. E, nasıl yaparım ben? Bunu bir şekilde geriye e, çeviririm. Şimdi evet baktığınızda düz mantıkla düşündüğünüzde e, ABD'nin o zaman e, ülkedeki e, gümrük duvarlarını yükseltmesi çok mantıksız değil. Düz mantıkla düşündüğünüzde böyle veya dışarıda e, iş yapan, e, üretim tesislerini dışarıda kuran e, Amerikan şirketlerini ülkeye çağırması çok mu mantıksız? Düz mantıkla düşündüğü de mantıklı ama işte o sonucu vermiyor. Çünkü siz o zaman bunu yapmaya çalıştığınızda ABD'deki fiyatlar çok fazla yükseliyor. Eğer ülkeye siz gümrük duvarlarını yükselterek mal getirecekseniz sizin savunmayı sürekli bir söylem olarak kullandığınız dar gelirli insanların yani klasik Walmart'tan vesaire alışveriş yapan insanların yaşam kaliteleri çok daha fazla düşecek. E diğerlerini eğer siz ülkeye getirme yani üretim testlerini ülkeye çekmeye çalışsanız bu sefer işçi maliyetlerinden ötürü siz yine ürettiğiniz malı pahalıya satmak zorunda kalacaksınız vesaire. Yani demek istediğim şu nasıl bu İran'la alakalı hocam güzel söyledi bu Hürmüz Boğazı üzerinden bir dezavantaj içerisindeyse ABD içinde yürütmeye çalıştığı mücadelede de yani bu ticaret savaşlarında da çok net bir dezavantajı söz konusu. O bağlamda da ABD'nin aslında e, e, küresel hegemonyasını e, devam ettirmek noktasında e, ciddi bir e, sıkıntısı, ciddi bir e, dezavantajı söz konusu. Ve önümüzdeki süreçte ABD eğer bu noktada ticaret yoluyla e, bazı sonuçlara varamazsa işte bu e, örnekte gördüğümüz gibi... E, askeriyesini, bizzat ordusunu belirli e, noktalarda devreye sokabilecek bir potansiyele de her zaman sahip. Bu az önce de e, yani program başından beri konuştuğumuz bu e, Pentagon'un belki e, askeri askeri <laughs> e, yönündeki e, veya askerleri çekmeme yönündeki politikalarında bu bağlamda düşünmek daha doğru olabilir. E, Türkiye'nin e, yapması gereken de Türkiye'nin kesinlikle ve kesinlikle bu mezhepsel söylemden uzak durması gerekiyor. Bunu özellikle söylüyorum çünkü biz Ahmet Davutoğlu döneminin başından beri politikalarımızı şöyle belledik. Hangi tarafta Sünnilerin ağırlığı var. Hangi taraf biraz daha İslami söylemi kullanıyor vesaire. E, biz o taraftan yana olduk. Bugün ve, de öyle e, mi sizce? İşte bugün artık bundan yani bu Ahmet Davutoğlu'nun da e, ortaya koyduğu politikadan biz kendimizi çekmeye başladık. Ama biliyorsunuz bu Irak'ta bile neler oldu değil mi? Yani o Haşimi Haşim evet. Tabii yani inanılmaz derecede Yani Sünnilerin yani orada oradaki temsilcisi ve e, orada idamla yargılanan bir e, lider olarak e, şey e, Haşimi'nin Türkiye'de uzun süre ee, bir e, himaye görmesi ve bunun yarattığı tartışmalar o noktada da yine Türkiye'nin mezhep odaklı bir politika yürüttüğüne dair tartışmaları da çok fazla güçlendirmişti. O zaman Türkiye'nin o e, uzun zamandır bırakılan e, geleneksel politikalarına e, barışı ve statikonun korunmasını öngören yani e, oyun kuruculuk vesaire gibi iddialı ama içi yeterince dolu olmayan söylemlerden bir an önce kendisini kurtararak daha fazla bu e, ilkeleri gündeme getirmesi, daha fazla yurtta barış, dünyada barış düşüncesi içerisinde e, davranması ve özellikle tekrar üstüne basa basa söylüyorum e, mezhepsel e, bir politika izlediğine dair herhangi bir imajı asla vermemesi ve gerekiyor. Duygusal, duygusal asla olmamalı. Ya yani akılcılık, rasyonalizm Hı. temelinde bu politikasını yürütmesi gerekli. E, zaten bu sanırım bundan sonraki e, turda konuşacağız. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaşanan Libya sıkıntılar meselesi. gibi evet, Hı -hı. Ege meselesi veya bu Kıbrıs'la alakalı sorunlar vesaire bu gibi sorunlarda da Türkiye'nin dayanacağı temel felsefe olacak ve Türkiye'de gerçekten önümüzdeki süreçte yarar sağlayabilecek tek bakış açısı olacak diye düşünmekteyim. Evet. E, Ali Semin sizi özellikle sona bırakıyorum. Evet. Bu bölümü sizinle kapatacağım çünkü hemen hemen konuşmacı size atıfta bulundu. E, e, hem devlet mekanizmalarını hem vekil örgütlerin yapısını hem e, biraz daha hani başta İran, Irak evet. halkın e, beklentilerini. ...en yakın takip eden isimlerden biri olarak. Sedat Aybar'la devam edeyim. Şimdi Türk Dışişleri'nin açıklamasında Ankara'dan... ...Türkiye bölgede dış müdahalelere, suikastlere ve mezhepçi çatışmalara... ...her zaman karşı olmuştur ifadesi dikkat çekici ve itidar çağrısında bulunuyor. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamasında... ...ülkemiz bölgesel ve küresel barışı teminat altına almak için... ...diplomasinin bütün imkanlarını en geniş şekilde kullanmaya devam edecektir diyor. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki bizim Erdoğan'dan beklentimiz ortadoğu politikalarında daha itidalli bir tutum takınmasıdır. Türkiye'yi Orta Doğu ateşinden uzak tutmasıdır. Silahların değil aklın, mantığın hakim olması gerekir. Buna ihtiyaç vardır diyor. Ee, mesela bugün birkaç yorumcunun işte Türkiye ne yapmalı meselesinde yazılarına baktığımda da e, mesela Kadri Gürsel İran Irak savaşını hatırlatmış ve e, orada aktif tarafsızlık ilkesiyle Türkiye'nin hareket ettiğini evet. dolayısıyla bugün de öyle hareket etmesi gerektiğini hani e, krizi fırsata çevirmeliyim anlayışının kesinlikle olmaması gerektiğini söylüyor. Sizce Türkiye bu meselede ne yapmalı? Yalnız o dönemde o krizi Türkiye fırsatı çevirmişti. Yani İran-Irak Savaşı döneminde. O tam krizin fırsata çevrildi. Belki o aktif mi? tarafsızlıkla mı o Elbette. fırsat yani, geldi? Tabii. Belki o ona aktif da Aktif tarafsızlık Türkiye'yi o krizin içerisinden birçok fırsatları da çıkartmıştı. Tabii yani dışişlerinin yaptığı açıklama gayet normal bir açıklama. Şimdi birçok konu konuşuldu. Bunları bir şekilde toparlayıp... Ya yani sorduğunuz Türkiye soruları ile başlarsanız sevinirim. Yani Türkiye'de biraz önce Sayın Büyükelçi Türkiye bu küresel müesses nizamın içerisinde yeniden kurgulanan ve bunun sürdürücüleri olan o üretim süreçlerindeki değişiklikten bahsetmişti. Türkiye büyük bir olasılıkla ki ona katılıyorum. Bu değişimin içerisinde kendisini nasıl uyarlayacağı, uyduracağı, ona nasıl adapte olacağı konusunda bir takım politikalar e, geliştirmek durumunda. Yani bununla ilgili e, söylenecek şey. E, de bakıyoruz bu türbülanslı bir dönemden geçiyoruz epeydir. Ve bu türbülanslı dönem içerisinde e, değişik bölgelerde, değişik zamanlarda bir takım bunalımlar çıkıyor. Ve bu, bu bunalımlar her nasılsa kontrol edilebiliyor. Yani kontrollü, bu, kontrollü bunalımlar dönemi içerisindeyiz. Bu en son Kasım Süleyman'ın öldürülmesi ile Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'da bu kontrolün kendisinde olduğunun altına imzasını atmış oldu. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri bu yaptığı hareketle inisiyatifi Orta Doğu'daki inisiyatifi hala koruduğunun ispatını yapmış oldu. Şimdi tabii bundan sonra bu kontrolü bunalım içerisinde. Türkiye kendisine mutlaka bununla ilgili bir takım roller biçecek. O rol içerisinde de geçmişten bugüne kadar uygulanmakta olan senaryoların yan etkilerini sürekli pragmatik bir biçimde düşünerek güncellemek zorunda kalacak. Yani bu ortaya çıkan yeni bunalımın kontrollü bunalım haline gelebilmesi açısından kendisine kendi üzerine düşen rolü oynayacak. Tabii bunun bir kısmı. Türkiye'nin verdiği jeopolitik bir takım tepkiler de ortaya çıkıyor. Bunlardan bazıları Çin'le kurmuş olduğu kuşak yol inisiyatifi etrafındaki e, girişim. Rusya ile Türk akımı ki önümüzdeki birkaç gün sonra bu e, Sayın Putin devlet başkanı Rusya'nın Türkiye'ye gelerek e, ikinci bacağının açılışı yapılacak. İşte Libya'daki girişim bu jeop jeopolitik e, bir takım girişimlerde bu gelişmeleri kendi payına düştüğü biçimiydi yanıt vermeye çalışıyor ki bunlardan bazıları da içerideki bazı düzenlemelerle ilgili Kanal İstanbul 3. Havalimanı gibi gelişmeler. Şimdi bunlar yani Türkiye'nin bu güncellemeleri pragmatik bir takım politika uygulamalarını adapte ederek bu hem o değişen küresel müesses nizam içerisinde yer alışını ileriye yönelik işte o kurulacak yeni dünyada Türkiye'nin nerede yer alacağını belirlenmesi konusunda da bir takım ipuçları veriyor. Şimdi bu hemen şunu eklemek istiyorum. Belki birazdan Ali Bey bahsedecek bundan. Ama hiç vurgulamadığımız bir şey var. O da Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin Amerika Birleşik Devletleri stratejistleri tarafından acaba bunun İran içi bir iktidar çekişmesinin parçası olarak İran'da başka türlü hareketleri tetikleyip tetiklemeyeceği ile ilgili e, bir boyutu olabilir. E, o boyutunun ne olacağını hani e, bahsederse e, çok umutlu olurum. Yani ben de oradan öğrenmiş olurum çünkü e, öyle bir şey e, görünüyor ki bu hani sevinenler ve sevinmeyenler olması e, Kasım Süleyman'ın öldürülmesinin ardından bunların bir kısmı İranda olabilir ve bu İran'da o iktidar içi e, çatışmalara e, kurban mı edildi Kasım Süleymani bunu? açığa çıkartır. Ya yani benim burada vurguladığım olay şu. Kontrollü e, bunalımlar. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri İran'ın elinden böyle bir inisiyatifi aldı. Daha doğrusu İran'a İran'ın Orta Doğu'da herhangi bir ve herkese Orta Doğu'da kimsenin böyle bir inisiyatifi olmadığını göstermiş oldu bu şeyde e, harekette. Tabii e, bunların içerisinde Türkiye'nin yapabilecekleri belki şu anda itidal çağrısı, evet e, itidalli olup mesafeli durmak onlar e, ön plana çıkartılacak e, konular birazdan da konuşacağız zaten Libya e, konusunu. Bir de Ama, mesela ben Washington <laughs> ve Tahran'ın Ankara'yı zorlayacak doğrudan Ankara'dan beklentilerin tanımlandığı bir şekilde adımlar atıp atmayacağını da merak ediyorum yani o anlamda bir tazikle de karşılaşabilir mi Ankara yani o anlamda bir büyük bir ihtimalle bu görüşmeler şu anda yapılıyordur. Hı. Yani Tahran ve Washington'la. Ama e, Türkiye orada geleneksel uygulamış olduğu o mesafeli durma ve yurtta sulh yanda sulh politikasını devam ettirecek gibi e, görünüyor. Yani şu anda Türkiye bir e, taraf olmayacak e, herhangi bir <laughs> geliş, e, gelişmeye karşı. Mesela bu Amerika Birleşik Devletleri'nin inisiyatifi ele geçirmesi, buradan askerlerini çekmesi, çekmemesi işte 3500 askerini göndermesi bunların hepsi bu bunalımın nasıl kontrol edilebileceği mühendisliği ile ilgili olan bir şey. Dolayısıyla e, burada işte e, grupların, e, kümelerin, e, sınıfların ne bileyim etnik yapıların, e, dini yapıların birbirleriyle e, ittifaklar içerisinde karşı karşıya gelmesinin e, işte bu dinamikleri anlamaya çalışmamızın ötesinde bu e, bu dinamik din dinamiklerin Nasıl kontrol edileceği e, açısından bütün o askerin yani gönderilmesi, işte bir takım hamlelerin yapılması, bir takım hamleler derken İran'ın vereceği cevabın nasıl olacağı vesaire hepsi onun içerisinde gerçekleşecek. Ve büyük bir ihtimalle şu anda İran'da bu konuyla ilgili nasıl cevap vereceğini düşünenler e, bu kontrol inisiyatifini kendileri nasıl ele geçirecek, hangi eylem bunu sağlayacak onu düşünüyorlar ve onun etrafında bir takım kurgular geliştiriyorlar. Bunu söyledikten sonra bu Çin'le ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Çünkü orası önemli. Şimdi bu küresel müessese nizam kurul kurgulanan, kurulan kurulan ve Donald Trump'ın Amerika'yı tekrar en büyük yapacağım iddiasıyla ortaya çıktı. o iktidarı aldıktan iktidara alması da neden olan söylemi e, bu küresel müesses nizamın sahibi Amerika Birleşik Devletleri. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin bunun sahibi olmasını sağlayan başka bir şey var. O da Amerika Birleşik Devletleri buradaki e, sürdürücü olan e, boyuta hakim olması. O da teknolojiyi üretebilmesi. E, işte Uzay rekabetinde <laughs> önde olması, araştırma geliştirme konusunda ileride olması ve e, küresel ekonominin e, ne, neredeyse her tarafına e, girebilmiş olması. Şimdi tabii bu küresel meslest nizama karşı giden akıntıya karşı bir takım ülkeler var. Bunlardan bir tanesi Kuzey Kore, bir tanesi İran. İran uzun zamandır bu e, küresel meslest nizama karşı e, akıntıya karşı e, çıkan bir ülke. Bir tanesi yakın zamanda Venezuela, işte e, Latin Amerika ülkelerinde Evo Morales'inde, e, başka Bolivya'dan ee, değil mi oradaki e, akıntıya karşı olan ülkeler bütün bunları Amerika Birleşik Devletleri bir şekilde var olmalarını e, var olmalarından huzursuz oluyor rahatsız oluyor şimdi İran bunların arasında daha farklı bir konuma sahip çünkü İran'ın e, evet kadim bir medeniyet olması devlet geleneğinin olması bütün bunların olması bunlar e, artıları İran'ın ve onu diğerlerinden farklı yapan önemli bir boyut ama bir yandan da e, Asya ile gir, geliştirmiş olduğu ilişki. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin korumaya çalıştığı bu müesses küresel nizamı, nizamı tehdit edebilecek bir takım dinamikleri harekete geçirebilecek kabiliyette olması İran'ın. Ve bunun içerisinde de Çin Halk Cumhuriyeti ile kuşak yolu İnisiyatifi çerçevesinde kurduğu ilişki. E, tabii Çin Halk Cumhuriyeti'nin... E, kendi içerisinde e, elde etmiş olduğu şey, yani üretimde patlama yapması ya da üretimini arttırmış olmasından ziyade teknoloji üretme konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nden bağımsız davranabilme noktasına gelmiş olması. E, çünkü Çin Halk Cumhuriyeti'nde yapılan üretimin zaten büyük çoğunluğu Amerikan firmaları tarafından yapılıyor. Amerika Birleşik Devletleri firmaları daha ucuz emek kullanarak orada üretim yapıyor. Yani Çin Halk Cumhuriyeti gayri safi milli hastasını ABD gayri safi milli hastasının bir eki olarak görmek çok da yanlış olmaz. Ya da Japonya'nın ya da Güney Kore'nin yaptığı üretimin Amerika Birleşik Devletleri'ne tamamlayıcı bir gayri safi milli hasta olarak katılması çok da, far çok da yanlış olmaz. Çünkü orada üretim yapan şirketlerin büyük çoğunluğu zaten Amerikan şirketleri. Yani, Hocam ben kaçırdım yani bunun İran ve bölgesel politikalarla kesiştiği yer neresi? Bunun kesiştiği yerde... Bir kuşak bir yol inisiyatifi. Kuşak, kuşak yol hmm. bütün bu geliş... Yani Çin'in e, evet ilerlediği bu o teknoloji üretme konusunda ilerlediği, yani bağımsızlaştığı yerde Amerika Birleşik Devletleri'nin huzursuz etmesi e, ve İran'ın bu alanda e, Çin'e... Belli bir kaldıraç sağlıyor olması Amerika Birleşik Devletleri'ni huzursuz ediyor. İran'ı da ABD nezdinde belki ayrıcalıklı bir konuma koyuyor. E, o anlamda İran'a yönelik yaptırımların e, ya da İran'a yönelik girişimlerin bu hamlelerin e, bir karşılığı olabilir e, diye düşünüyorum. Evet, evet. Zaten şunu görüyoruz e, Senem Hanım. Yani e, şimdi hocamın söylediğiyle alakalı olarak e, ifade edeceğim. Mesela e, dünya üzerindeki herhangi bir tartışmalı alanla alakalı e, ulusa, şey, e, Birleşmiş Milletler'de bir oylama yapılıyor. E, ABD'nin karşısında olanlar gayet açık. İşte bir tanesi, hocam söyledi, Kuzey Kore. İşte Çin oluyor, Rusya oluyor, Venezuela, Suriye. Hatta son zamanlarda biraz Türkiye'de bu işin içine girmeye başladı. Bu, e, şey maduro'nun mevzusunda olduğu gibi. Yani zaten. İran Mevzusu bu, Mevzusu İran'da var oldu. pardon, İran'ı unuttum. Yani bu noktada e, zaten düşündüğümüzde İran'la olan ilişkilerin bu genel e, küresel e, fotoğrafın bir görüngüsü olması bence son derece beklenir. Peki, ee, e, bir şey mi söyleyeceksiniz? Tadri? Venezuela'da, Venezuela içinde işte Rusya'da var. Yani belki şu söylenebilir. Amerika Birleşik Devletleri eskiden 1971'de, 1980'de Türkiye'de olduğu gibi, 1973'te Şili'de olduğu gibi... Yani soğuk savaş döneminde operasyonel kabiliyetini ve ortaya koyduğu stratejiyi başarıya götürecek liyakat, ehliyet ve kabiliyette de değil artık. Bu tartışılabilir. Mesela beni Venezuela'da kendi kendine başkan tayin etti. Benim başkanım bu dedi. Adam ortada dolaşıyor. Esamesi okunmuyor. Maduro tam tersine Amerika Birleşik e hazırız dedi yani. Şimdi konumuz o değil ama Kuzey Kore ile zaman zaman gerilimler oluyor. Çinle 346 milyar dolar açık veriyor. Bu açığını önlemeye çalışıyor. Yani şöyle Amerika Birleşik Devletleri'nin soğuk savaş yıllarında olduğu gibi operasyonel yetkisi ve girdiği yerden çıkamama gibi handikapları olmasından veçile yeryüzüne bir nizam ya da bölgeye bir nizamı ne kadar verip vermeyeceği esas tartışma konusu. Çünkü sistemi yeni aktörler zorluyor. Yani bunu tartışmamız lazım biz. Bu dünyada bir katastrof durumu var. Bu nereye doğru eğrilecek? Yani bazı şeyleri bir soğuk savaş kalıplarıyla anlatmaya çalışıyoruz. O yerli yerine oturmuyor, olmuyor yani. Bu nereye doğru bir de Şöyle bir ek yapmak isterim hocamın söylediklerine. Şimdi ABD'nin Trump döneminde attığı adımlar aslında e, küreselleşmeden bir geri çekiliş. Yani bu bahsettiğimiz gümrük duvarlarının yukarı e, çekilmesi veya üretim tesislerinin ABD'ye doğru tekrardan geri çağrılması vesaire buna veya işte e, göçmen karşılığına dönük politikalar, Meksika sınırına e, çekilecek duvar vesaire bunların hepsi aslında küreselleşmenin temel ilkelerine ters. Ama Şimdi e, cin lambadan çıkmış durumda. Bu küreselleşme süreci bir kere başlamış durumda. ABD bundan eğer zarar görüyorsa yanlış bir adım da atarak bundan geri çekilmeyi deneyebilir. Çünkü artık dünya o dünya değil. O yüzden yanlış adım olur onlar açısından diyorum. Az önce söylediğim gibi o ülkede maliyetleri daha fazla yükseltir. Ama eğer ABD bir şekilde böyle bir adım atarsa onun bıraktığı boşluk da mutlaka başka bir ülke tarafından doldurulur. O ülkede Çin'dir. İşte o kuşak yol inisiyatifinde bu noktada önemli bir girişim evet. olarak düşünmek gerekir. Şimdi de böyle hani klasik ifadeli bir o büyük resim de şey çekilmeye çalışılıyor program evet, sırasında. Evet. Ama en nihayetinde biz Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle birlikte kısa ve orta vadede özellikle neyle karşılaşacağımızı merak ediyoruz. Tabii. Ali Semin böyle adım adım gidelim. Mesela evet. Seda Tayyip az önce bir sorusu var. Kasım Süleymani'nin öldürülmesi. İran'daki iç çekişmeleri ne kadar tetikler meselesini. Buradan şeye de bağlayın. Hem Uluç Bey'in söylediği işte Suriye ikiye bölünmüş durumda. Ee, İran'ı yine acaba işte içeriden çökertme planları. Yine hani bölgede İran, Irak, Suriye, Türkiye. Hani Amerika'nın bir Kürt devleti hedefi dolayısıyla. Federatif yapıların ağırlıkta olduğu bir düzene sokma çabası gibi. Onu da eklerseniz eğer. Ee, bir defa içeriden çökertme meselesi İran'ı evet. ne kadar karşılığını bulur bulmaz. Aslında e, Kasım Süleyman'ın pozisyona baktığımız zaman içerideki çekişmenin tamamen dışında kalmış bir durum. Yani onun da nedeni şu, e, Kasım Süleyman'ı direkt Velayet-i yani Ali Hamene'ye bağlıydı. E, her ne kadar devrim muhafızlarının e, e, şeyinde olan yani Kudüs ordusu komutanı olsa da yani ona bağlı olarak ama bizzat tamamen Ali Khamenei'nin kontrolünde ve bütün e, aldığı tam yetki olarak aldığı Ali Khamenei'nin Onun için ben çok fazla bir iç çekişme Hı. olacağını düşünmüyorum. Bu arada Amerikan Başkanı evet. Trump tweet atıyormuş. Hızla onu da söyleyeyim. İran'da rejim değişikliği peşinde değiliz. Evet. ya Onu diyecektim Amerika Birleşik Devletleri bir savaş başlatmak için değil, savaşı sona erdirmek için Hayır. hareket etti. Şimdi bakın mesela e, herkes İran, ABD'nin İran'ı İran'da bir rejim evet. değişikliğini istiyor gibi. Ben ona değinecektim zaten. Amerika aslında zayıf İran, kontrollü İran, ama her zaman e, Şiilik üzerinde bölgedeki dengeleri sağlayacak bir İran'da istiyor. Yani bugün e, İran eminin olun. Yani bu kadar iddialı konuşabilirim. Çünkü Amerika'yı e, İran politikasına gelmiş, e, bütün geçmişine baktığımız zaman, tarihsel boyutuna da e, İran desin ben bugün Şiilik şeyini bırakıyorum, tamamen bir layık bir ülke oluyorum. Emin olun ilk karşı çıkacak şey de Amerika olur. Çünkü Amerika için ciddi bir dengedir İran bölgede. Neden e, dengedir? İşte Şii yayılmacı politikaları izliyor. Körfez ülkelerine gidiyor silah satıyor diyor ki işte sizin için İran çok ciddi tehdittir. Son zamanlarda hatta e, Sayın Büyükelçim de söyledi e, İsrail'in güvenliği aslında da İran önemli. Neden? Çünkü bugün e, Körfez ülkelerine gidin mesela Sudarbistan'a bir e, sorun. Deyin ki İran mı İsrail mi tehdit? E, size İran'ın tehdit olduğunu söylerler. Yani e, aslında İran e, bir tehdit olarak ortaya çıkması, e, Şii yayılmacı politikalar izlemesi e, bir nevi de İsrail'in işine geldiğini ve İsrail'in güvenliğin sağlandığını görüyoruz. Her ne kadar İsrail'e karşı e, işte haritadan sileceğiz deseler de birbirleriyle. E, dengeli, e, birbirlerini dengelediklerini ben çok özel e, söyleye bir şekilde düşünüyorum. İsrail'in içeride için mutlaka bu Arap ülkeleri içeride, veya bu coğrafyanın tabi, farklı e, eksenlerde birbirine düşmesi gerekiyor. Tabi, düşmesi, Çünkü eğer onlar bu ayrımları bir tarafa bırakırlarsa düşme olarak karşılarında şimdi İs, sadece İsrail'i görüyorlar. İsrail dışarıda e, besleniyor İran'dan. Nasıl işte Arap dünyasında e, İran tehdidi arttıkça Arap dünyasının odak noktası İran oluyor. E, Rijem açısına baktığımızda İran içeride ee, İsrail Amerika söylemiyle e, anti e, İsrail söylemleriyle içeride güçlü e, ricem ayakta tutabiliyor. Yani birbirlerinden beslendiklerini ben e, düşünüyorum. Şimdi bu, bu konu e, bir tarafa bırakalım isterseniz zamanımız kısıtlı olduğu için e, ikinci nokta şudur. Yani bölgede Amerika'nın planları var mı? Tabii ki var. E, Amerika e, Orta Doğu ülkeleri gibi değil. İki sene, iki aylık, üç aylık bir politika ile işi yürütsün. E, bence uz, e, orta ve uzun vadeli bir politikası var. Bunlardan bir tanesi de e, bir kere e, az önce Mithat Hocam da şunu değinmişti. Farsçılık, Arapçılık. Bence Amerika e, sizin hocam dediklerinize katılıyorum. Şöyle uzun bir sürede hatta bununla ilgili ben yazı da yazdım e, geçen sene. Şöyle Amerika Şiiliğin İran'a çok faydası olduğunu Tabii ve mezhep kavgasının da İran'ı güçlendirdiğini çünkü İran'ın güçlü olduğu bölgeler tamamen köken olarak etkin etnik yapı olarak pardon tamamen Arap'tır. Yani mesela Körfez ülkelerindeki Arapları Şiilik üzerine yani bir çatı haline getirdiler Şii'yi. Şimdi neden de panarabizmi özellikle Arap milliyetçiliğinin yok edilmesi, mezhebe dönüştürülmesini istedi Amerika. O da aynı İsrail'le olan biliyorsunuz. İsrail Filistin savaşı, Arap İsrail savaşları. Bu ciddi bir Arap milliyetçiliği, panarabizm söz konusuydu ve bu bu süreçte de İsrail ciddi bir savaş yıllarında soğuk savaş. Aynen olarak. öyle. Ama şimdi kontrollü bir milliyetçilik ve özellikle bunu Irak'tan istiyor. Ulusalcı bir Irak kimliği tabii. istiyor. O da Şiiler tarafından istiyor. O yüzden dedim. Mesela bugün İran'ın e, Irak'taki Şiiler de bölünmüş durumdalar. Şunun altını çizelim. Yani bugünkü protestoları yapanların çoğu Şii ve e, Kasım Süleyman'ın e, öldürülmesi aynı zamanda sadece biz mezhep açısından değil. Ben az önce belirtmemin nedeni e, sevenleri ve karşıtları ya da sevinenler gibi e, şey yapabiliriz. İran'a da Ama tepki var protestolarda. E, tabii bunlar aslında Kasım Süleyman'ın öldürülmesi aynı zamanda Şiiler içinde de bir hesaplaşmaya gideceğini düşünüyorum. Çünkü Şiilerde de ciddi derecede İran'ın dışarı yani Necef gibi bir yer yani Şiilerin kutsal bir kentidir aynı zamanda. Necef'teki biliyorsunuz başkonsolosluğu İran başkonsolosluğuna saldırı yani ateşe verildi binası. Onun için güneyde başlaması ve Amerika'nın bunu benimsemesi. Ben bu Kasım Süleymaniye olayının daha çok bu Irak'taki protestolardan az önce de belirtmiştim. Protestolardan dolayı olduğunu. Çünkü nedeni de şu. 16 yıldır Irak'ta bir sistem kurmuş Amerika. İşte etnik ve mezhebe dayalı. Onlar da neydi? İşte Şii başbakan olacak. Kürtler cumhurbaşkanı. Sünni Araplar da meclis başkanı. Öyle Aynı Dübnan modelinin gibi. aynısını getirdi. Şimdi bu, bu çökmek üzereydi ama. Yani e, şu anda mesela bu protestoculara e, hükümet karşı, sistem karşıtı onlara hiçbir şeyi kabullendiremiyordu Amerika. Ve bu sistemi de korumak istiyor Amerika, Irak'ta. Özellikle bu dediğim sistem. E, tabii bu e, Suriye-Irak parçalanma bölünmesiyle ilgili de e, şunu da söyleyeyim. Suriye konusunda zaten e, biliyorsunuz e, ciddi anlamda şu anda YPG'nin kontrolündeki bölgeler her ne kadar Türkiye operasyonu da yapmış olsa tabii ki bir bölge, bir özellik ya da kanton gayrimeşhur da olsa o bölgede Amerika bunu oluşturmaya çalışmış durumda. Ama aslında en büyük boşluk Irak'ta Türkiye aslında da riski olan bir şey var. Kuzey Irak biliyorsunuz 25 Eylül 2017 tarihinde referandum bir referanduma gitmişti. Ve o referandum hala rafa kaldırılmış olsa da ama günü geldiğinde ortaya çıkabilecek. O zaman mesela durumda. Amerika e şimdi zamanlama Amerika, uygun değil demişti değil mi? Zamanlama uygun değil e, ve bunun dışında da şöyle e, o sürece de baktığımız zaman Türkiye, İran, Irak hükümeti, Bağdat hükümeti beraber hareket ederek bunun önüne geçmişlerdi. Şimdi Türkiye'nin aslında bakın bölgesel anlamda e, dengeli politika izlemek zorunda. Irak içerisinde de dengeli politikalar izlemek zor. Tamam zordur. ne demek Şu, dengeli politika ne dengeli demek? Şudur. Bölge Bakın, açısından bir tarif eder misiniz? Bir kere şöyle mesela bir şey ne yap? Bakın mesela Suriye'de Suriye'de İran'la anlaşamıyorsunuz. Artık bölge bir bölgede bir gerçek var. Özellikle Arap Baharı'ndan sonra ortaya çıkan bir gerçek. Suriye'de anlaşamadınız. İran'la biliyorsunuz sürekli karşı karşıya geldiklerini gördük Türkiye ile geldiğini ya da Türkiye'nin bütün operasyonlarında İran karşı çıktı. Her ne kadar İran'ın işine de geliyor çünkü o bölgelerin eee yepe temizlenmesi demek aynı zamanda Amerikalıların da biraz e, uzaklaşması demek e, Suriye'de ama yine de İran karşı çıktı. Ama e, Irak'taki Kuzey Irak'taki referandumda e, İranla Türkiye birlikte hareket ettiler bu konuda. Tabii. Yani şimdi biraz denge dediğimiz budur. Bazı yerde anlaşamazsınız. Bazı bölgede anlaşma yani işbirliği o da kendi çıkarlarınıza eee için yani bir şey söyleyebilirim. Bilgi. Mesela referandum yapıldı fakat havada kaldı. Evet. E, Öyle bir an gelir ki Amerika Birleşik Devleti bu yapılan referandumu tanıyorum diyebilir. İşte benim o, o yüzden riske söylüyorum. Yani evet. şu anda Amerika ile şimdi Türkiye dengeyi dediğim Irak içerisinde de söyleyeyim. Irak'ta ciddi bir e, 2003'ten sonra bütün taraflar, bütün gruplar çok aktörlüdür. Yani artık Irak'ta birisini mesela Sünniler içerisinde bile Haşim ile Türkiye iyi ilişkiler kurduğu zaman Nüceyfilerle diğer e, Sünni grupları kaybedebilir. Evet. Ee, Irak için söyleyebiliriz Sadırla iyi ilişki kurarsınız El-Hakim grubunu ya da diğer e, grupları kaybedebilirsiniz evet. Kuzey Irak aynı şekilde Barzani ile KDP ile biliyorsunuz çok iyi ilişkileri var Türkiye'nin evet. Kayyabe ile çok iyi ilişkisi yok İran e, daha çok iyi ilişkisi vardır Kayyabe ile yani denge dediğimiz aslında çok çetrefilli bir süreç bu Tabii. süreç Türkiye açısından ama dikkat çekmek istediğim bir konu var bu boşluktan özellikle Türkiye'de çok yakından ilgilendiren Irak'ta biliyorsunuz Irak Anayasası'nın 140. maddesindeki tartışmalı bölgeler ve Kerkük sorunu. Burada Kerkük sorunu e, tekrardan eğer Kerkük ve tartışmalı bölgeler Kuzey Irak-Kürt yönetiminin kontrolüne geçerse tabii Türkiye burada dengeli nasıl e, hareket edecek o da önemli. Çünkü burada Türkmenler de söz konusu. Evet. E, şu anda e, Haçlı-Şabi içerisinde biliyorsunuz... Türkmenler var. Türkmenler de var. E, yani ben sayılarını çok fazla net... Bilmediğim için söylemek de istemiyorum aynı zamanda. Onun için ciddi bir Türkmen gücü de var Haçlı-Şabi içerisinde. Bunu Türkiye zamanda Türkmenler, Türkiye'den özellikle Dağış'tan sonraki süreçte silah beklediler. Ama Türkiye bu konuda o zamanki işte dengeli politika mı olsun ya da Kuzey Irak'la daha çok ilişkileri çok iyi olduğu için Türkiye Türkmenlere o zaman silah vermemişti. Ve bunu ister istemez İran, İran'ın girişimiyle Haçlı Şabi içerisinde iki birlik, Türkmen birliği şu anda mevcut. Şimdi bu tabi Haçlı Şabi dediğimiz zaman da bu Kerkük ve tartışmalı bölgeler Irak güvenli güçleriyle birlikte kurtarılan bölgeler olarak karşımıza çıkıyor. İşte burada tabi Türkiye'nin dengeli dediğimiz politikalar aslında Türkiye Eskisi gibi çok ciddi müdahale müdahale etmesinden e, ziyade e, biraz daha bence uzaktan e, bekle gör politikası izlemesi gerekiyor şu, şu süreçte. Çünkü oradaki gelişmeler Türkiye'nin aleyhine olan bir gelişme de değil. Onu da açıklayayım. Yani şey açısından söylüyorum. Kuzey Irak referandumu dışında, Kerkük Türkmen meselesi dışında. Ama e, şu var. Bağdat üzerinden bakarsak olayı Irak genelinde. İran'ın zayıflaması Türkiye'nin aslında işine gelir. Şu anlamda işine gelir. Ee, İran ciddi derecede Türkiye'ye karşı eylemleri de var. Yani unutmayın. Ben zaten şimdi size e, onu soracaktım. Türkiye İran ilişkisini şu anda nasıl tanımlarsınız? Ben stabil tanım, tanımlarım. Yani çok iyi olduğunu düşünmüyorum, çok da kötü olduğunu düşünmüyorum. Bir bir taraftan dediğim gibi mesela şunu da ifade ederim. Mesela Başlıca kampı hatırlarsanız Irak hükümeti üzerinden Şii başbakanlar üzerinden Türkiye'ye ciddi zararlar verdi o zaman Irak, Irak'ta İran. Yani Maliki'nin biliyorsunuz Irak, Türkiye ile ilişkilerinin kötüye gitmesi ve ciddi anlamda şu anda Türkiye'nin aslında Bağdat Büyükelçimiz Fatih Yıldız çok ciddi bir e, diplomasi de yürütmektedir. Bütün taraflarla sürekli etemez halinde olması ve dengeli politikalar izlemesi, halkın içerisine girmesi diplomasi e, bir e, büyük elçi olarak e, ciddi adımlar var. Türkiye'nin yani şu anda aslında Irak'ta e, Irak e, toplumu içerisinde, sadece Türkmenler içerisinde değil, aynı zamanda özellikle güneyde, Bağdat'ta e, ciddi anlamda bir e, şey var. E, bir sevgi sevgisi var. Onun için burada e, dikkat etmesi gereken benim e, en çok güvenlik açısından. tabii bu bunun içerisinde biz İran açısına baktığımız evet. zaman PKK terör örgütünde Kandili Sincar'ı da e, koyabilir. Şimdi Amerika Sincar'ı PKK'ya teslim etmesinin sebeplerinden bir tanesi de e, İran'ın Sincar Dağı'nı kontrol etmemesini. E, Haçlı Şahbin'in kontrolüne geçmemesi içindi. Onun için çok e, ciddi bir e, süreç başlıyor Türkiye aslında ama bunu tabii. Bu krizi, kriz yönetimini çok iyi yönetmesi gerekiyor Türkiye'nin. Çok ciddi müdahalelerden ziyade Türkiye dediğim gibi şu aşamada bir bekle ha. gör politikası izlemesi bir gerekiyor. Biraz, biraz itidar, evet, yani itidar lazım. daha iyidir çünkü bu Suriye gibi Ya da de, temkinli demek. temkinli Bu aslında her zaman sahip olmamız gereken bir ilke. Yani sonunu söylüyorum. düşünen kahraman yani olamaz gibi bir düşünceyle hareket o, etmememiz evet, lazım. Irak çok basit Suriye olarak gibi ifade edersek. Suriye gibi değil, edersin. onun için söylüyorum. Suriye'de <laughs> farklı bir boy şey var bir boyut var. Irak farklı bir boyut boyuttadır. Evet. Ama şunu şuna da dikkat etmesi gerekiyor. Yarın İran zayıfladığı zaman Amerika'nın körfezi, işte Birleşik Arap Emirliklerini, Suudi Arabistan'ı Iraka getirip onların güçlenmesinin önüne geçmesi de gerekiyor. Yani bu açıdan da bakmak gerekiyor önümüzdeki süreçte. Türkiye'nin mi? Yani Türkiye bunun gerekiyor. için tabii beklemek dediğim gibi beklemesi daha iktidarlı olması doğru. Ama tabii ki bunun için sadece işte gör politikası yaparken de çok ciddi anlamda da Irak sahasını izlemesi gerekiyor. Şöyle yani Amerikanın... Mesela bir, bir saniye. Mesela hem Suriye hem Libya'da mesela bu tartışmalar yapılırken bu meclisteki görüşmelerde de AK Parti'nin açıklamalarında vardı. Uzun süredir tartıştığımız tüm programlarda var da bu. Şimdi sahada güçlüyseniz Masada da güçlü evet, oluyorsunuz. Öyle. Ama Irak artık. gibi için ha, geçerli değil. Şimdi mi? dolayısıyla e, bu hikayede niçin mesela hani e, itidal çağrısı ve hani e, bekle gör politikası evet. Ankara için daha tercih edilebilir yol diye Ama söyleniyor şöyle, bu programda. Ama bakın, Suriye konusu farklı bir boyut. Suriye'de e, herkesin olduğu bir e, Suriye söz konusu ve aynı zamanda Suriye çok e, ciddi anlamda bir e, sahada olmanız gereken bir alan var. Ama bu Irak için e, geçerli bir şey değil çünkü Irak'ta Türkiye'nin e, rejim değişsin işte ben e, bu hükümeti istemiyorum diyemiyor demiyor yani öyle bir şey yok çünkü Irak'ta seçim yapılıyor dört yılda bir. Suriye'de ama rejim değilsin a, diyor a, mu? Ankara. Tabii ki. Hı. Yani o, Irak, e, yani Suriye'deki olaylardan sonraki süreç esatsız Esed, hep Hı. tartıştık. Yani her yani ne kadar çok fazla efor harcamış olsak da Türkiye olarak bu konuya. Ama Irak için bu geçerli değil. Mesela Irak Başbakanlığı bir sene daha e, geçtiğimiz sene, yani geçtiğimiz dediğimde 2018'in Ekim ayında hükümet kurulmuştu Irak'ta. 2019'un Kasım ayında da istifa etmek zorunda kaldı Başbakan. Yani bir, 13 aylık bir hükümet söz konusuydu. Şimdi Türkiye'nin oradaki <laughs> e, Irak'taki politikasıyla Suriye'deki politikası aynı değil. Bir kere e, Suriye'de e, e, şu var. E, Suriye'de bir güvenlik e, sınır güvenliği tehdit altındadır. Bu Irak için de geçerli ama Irak'ta Türkiye biliyorsunuz pençe bir, pençe iki, pençe üç hareketini e, sürdürüyor. Aynı zamanda operasyonlar da söz konusu Türkiye'nin. Libya? Ee, Libya farklı. Libya tabii Doğu Akdeniz jeopolitik bir e, şey geliyor. Orada da tarafsız kalamayacaktı. Çünkü şöyle tarafsız kalamayacaktı. Küresel güçler arasında yani bir güç mücadelesi varsa siz ister istemez o güç mücadelesinde söz sahibi olmanız için farklı bir e, strateji e, uygulamanız e, izlemeniz gerekiyor. Ben Libya konusunda mutabakatın doğru olduğunu düşünüyorum. Ama şu da var e, oyun bozucu mu tam anlamıyla bir oyun bozucu değil. Eee Doğu Akdeniz'de çünkü eee Doğu Akdeniz'de aynı zamanda bu pardon. Evet. Yunanistan, İsrail, Mısır ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin de içerisinden bir aktörü al bir ülkeyi alması gerektiğini düşünüyorum Türkiye'nin ya anlamak için soruyorum ama az önce dediniz ki mesela tartışmalı bölgeler meselesini hatırlattınız, Kerkük evet. meselesini hatırlattınız. Evet. Ee, yani işte Irak parçalanmaya bu doğru. Var. Evet. Ha, şimdi bu riskler var. risk varken, daha çok. Çünkü bu boşluktan nasıl e, şimdi olacak? Kuzey Irak bu boşluktan faydalandıktan sonra tabii şimdiki süreç hala haçlı. Tabii bunu şunu söyleyeyim. Türkiye aslında Türkiye biliyorsunuz e, Kerkük meselesi tartışmalı bölgeler özellikle Kerkük meselesi Türkiye için önemlidir. Oradaki Türkmenlerin de can güvenliği önemlidir Türkiye açısından baktığımız zaman. Her ne kadar tarafsız kalsın desek de ama orada bir Türkmen nüfusu var, Türkiye'nin de Türkiye'den destek bekleyen bir nüfus soydaş var aynı zamanda. Onun için ben burada daha çok aslında tartışmalı bölgeler dediğim şu anda tabii Haçlı Şab'inin tamamen yok olduğunu düşünmüyorum. Irak güvenli güçlerinin de Kerkük meselesindeki yani e, Daş nasıl Kerkük'ü, e, Irak'ı işgal ettikten sonra Kerkük'ten bütün e, Irak ordusu ve güvenlik güçleri geri çekildiyse şimdi böyle bir şey söz konusu değil ama bu risk e, şöyle bir e, risk var. E, Kerkük'te işte bazı bölgelere saldırılar düzenlenerek ya da Amerikalılar e, bu bölgeye e, müşterek bir koordinasyon merkezi kuracağız deyip Peşmerga ve Irak güvenlik güçlerinin beraber hareket etmesini sağlarlarsa o zaman risk artar yani ben öyle düşünüyorum. O Çünkü da ihtimal e, dahilindedir tabii ha, ki. Peki çok kısa bir şekilde şeyi de alayım. Şimdi az önce Uluç Özülker eee Hürmüz Boğazı İran'ın evet. seçeneğini e, ...gündeme getirdi. Kapatırsa evet. ne olur? Evet. İran nereden cevap verecek ha, Nereden diyorsunuz? cevap ben size verecek? Yani söyleyeyim. işte bir Bakın coğrafyadan... Mesela, ...bahsediyoruz. Evet. Askeri, e, diplomatik... Evet. ...ticari, Amerikan... ...hedefleri Süleyman mi? Aynı hedef zamanda biz ne Biz askeri ve istihbarat olarak düşünüyoruz. Aynı zamanda diplomasiyi de... ...çok iyi yürüten bu bölgede... ...yani özellikle e, İran'ın... ...işini kolaylaştıran, daha sonra Dışişleri... ...Bakanlığı'nın bu işe girdiğini de... ...biliyoruz. O, bu... Şimdi şöyle Kasım Süleymani nereden hareket etmiş? Ee, Lübnan, daha sonra e, Suriye'ye geliyor. Suriye'den de dün gece Bağdat. saat 11'de Bağdat Havaalanı'nda iniyor. Havaalanına da saat 1 civarında çıkışı sağlanıyor. Ee, ve bunu Amerika aslında bunu şeyde yapabilirdi. Size çok ne söyleyeyim. Ya yani bunu Lübnan'da yapabilirdi. Yapamaz mıydı? Yapabilir. Orada da yapabilirdi. Ama bence İsrail'den daha uzak bir yerde yapıp da dikkatleri daha farklı bir bölgeye olduğunu düşünüyorum. Ben Lübnan açısından söylüyorum. Ama benim tahminimce 3 tane senaryo söz konusu. Üçüncüsü biraz zor ama bunu kart olarak kullanacak. Birincisi Lübnan üzerinden, Hizbullah üzerine İsrail'e saldırı düzenleyebilir. Hı hı. İkincisi Körfez ülkelerinde, pardon Suudi Arabistan'a, ya da Amerika'ya yakın olan Körfez ülkelerine de saldırılar düzenleyebilir. Üçüncüsü Irak'ta Amerika'ya yakın duran gruplara saldırı düzenleyebilir. Amerika'ya mesajı bu şekilde verir. Bu yerel Irak güçleri de olabilir. Onu da altını çizmekte fayda var. Ama Hürmüz Boğazı konusu biz biliyorsunuz uzun süredir hürmüz konusunda ciddi bir şey var Amerika'nın şey, pardon İranı kapatacağım diye ama bence bunu hep kart olarak kullanacak hayata geçirmeyecek hürmüz evet. bazı konusunda. peki bir ee, yani bu konuyu kapatacağım araya gideceğim evet, evet, şunu söylemeden olmaz dediğiniz bir şey varsa hızlı alayım ben Uluş çok şüreli çok kısaca söyleyeceğim birincisi Amerika Birleşik Devletleri'nin İran konusundaki politikasında aslında iç rejimi değiştirmek yok filan filan diyor ama şu ana kadar yıllardır canını okuduğu bir ülkenin bundan daha kötü bir durumda olabilme şansı yoktur. Yani Amerika'nın söylediğiyle yaptığı birbiriyle hiçbir şekilde tutarlı değildir. Yani bunun teferruatını da tartışabilirim. İkinci söyleyeceğim şey Ali Bey'in de söylediği Suudi Arabistan vesaire biliyorsunuz buraya bir drone saldırısı yapıldı. Evet. Zaten yaptı. Yani Ama netice itibariyle bu mevzi kalıyor. Çok ses getirmiyor. Burada konuştuğumuz şey çok ses gelene çok ses getirerek ne yapabilir deyince bunun da en basit geçmişte denedüğümüzü. Yani bu ilk defa da olmaz. Üçüncüsü çok basit şekliyle İran-Türkiye konusunu sordunuz. 1436'dan beri yani kasr Şirin'den bu yana biz barış içindeyiz. Çünkü bizim İran'la sorunumuz ulusal değildir mezhepseldir. Hep o şekilde gitmiştir ve bunun da üstesinden gelinemeyeceğini bildiğimiz ve bir denge içinde yaşamak mecburiyetinde de hissettiğimiz için üzerine gitmemiş ve bugün de bu dengeler vardır. Pejak'ı destekler vesaire ama zamanı geldiğinde de biz İran'la oturup aynı masa etrafında anlaşabiliriz de. O bu manada bizim için ne askeri ne ekonomik ne sahir yönden bir tehdit değildir. Bakın her şeye rağmen Doğu Anadolu'muz ve Güney Doğu Anadolu'muz e, oradan alıyor doğal gazını. Ve bugünkü koşullarda İran daha bugüne kadar Türkiye'ye o gazı. Menfaati de var ama e, politik nedenlerle de kesmedi. Son bir şey söylemek istiyorum. Denge dediğiniz nedir? Benim indiğimde den de dengenin de birçok unsuru var tabii ama denge birincisi taraf olmamayı gerektirir. Basit bir şey söyleyeyim. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Süveyş kanalı dışında Rusya ile Amerika'nın bir arada, Sovyetler tabii o zaman, birlikte veto ettikleri hiçbir olay yok. Bir tek Süveyş'te, İngiltere, Fransa'ya karşı çıktılar. Bize ikisi birden veto kullandı. Neden? Denge. Neden bu dengeye ihtiyaç duyuyor? Çünkü burada her şeyden evvel e, e, hakça davranma, gücüne güvenme ve hepsinin ötesinde de konjonktüre uyma durumu var. Eğer aksini yapabilmiş olsalardı diğerinin lehi, lehine Türkiye'yi kaybederlerdi. Denge budur. Siz de burada netice itibariyle illa gidip Rusya ile Amerika'ya işte sen olsun bu son falan değil bırakın kendi aralarında zaten siz o dengeyi kurabildiğiniz ölçüde size bir şey yapmayacaklardır. Burada ama gücünüzün de bilincinde olacaksınız. Neden Türkiye ile ilgili Rusya ile Amerika benim yarıma gelsin diye uğraşıyor? Çünkü Türkiye kimin yanına geçerse Orta Doğu dengeleri topyekun değişecektir. O zaman o dengenin oluşturulması için Türkiye'nin elinde çok önemli kozlar var. Bunların hepsini bir araya koyduğunuz zaman tabii bunun bir numaralı şey taraf olmamadır. Yani Libya'yı bir kenara bırakın evet. orada başka nedeni var ama taraf olmama. Eğer derseniz ki ben Esad'a karşı buna karşı bir şey, şuna bir tarafım dediğiniz anda sizin burada ne ara bulucu olmak ne hiçbir şey yapmak şans ve ihtimaliniz denge politikası bitmeniz mümkün değildir. Benim eklemek Yok. istediğim bir şey var. Yani biraz önce o iç çekişmelerle bağlantılı Biz olabilir yapayım, mi olamaz şey mı Aslında çok fazla bağlantılı bir şey. Çünkü Ali Semin ona katılmıyor. Fakat şöyle bir şey var. Amerika Birleşik Devletleri'nin nezdinde İran bir haydut devlet. Haydut evet. devlet olması dünyanın dört bir tarafında eylem yapmasından Amerika'yı ya da diyorlar şimdi. Ona da Onlar diyorlar. da ayrıt oldular. Yani olarak Amerika Birleşik Devletleri Tabii bunu böyle bir bu şekilde tanımlamış haydut devlet olarak. İşte Lübnan'da, Yemen'de, sağda solda, Afganistan'da ve kendi içinde yaptığı bir sürü eylem var. Ve bu general İran topraklarında vurulmuş bir general değil. Irak'ta vurulmuş olan bir general. Orada bir takım işler yapıyor. Yaptığı işlerden bazıları da işte Amerikan elçiliğiyle saldırı düzenlemek vesaire vesaire. Amerika Birleşik Devletleri'nin tepkisi şu. Ben sana bu dünya jandarması olarak her yerde her işi yapabilme ve şiddet uygulama ayrıcalığını tanımam diyor. İran'a. İran'daki rejime diyor doğrudan. Bundan ve sonra tanımı. Bugüne kadar da tanımıyordu. Bundan sonra onu açık ve net olarak şimdi imzasını evet. attı altına. İran'ın şöyle, önünde şöyle bir açmaz var. Ya kendisi Dünyanın dört bir tarafında eylem yapabilecek, dünyanın dört bir tarafında söz söyleyecek ve kendi devrimini ihraç edecek. Bir ülke olarak devam etmeye karar verecek ve bunun sonuçlarına katlanacak. Ya da diyecek ki bu vurulan general e, zaten bizim de çok fazla hoşumuza gitmeyen şeydir. yurt dışında yapıyordu. Bu içeride çok da fazla yankısı olmayacak. E, Amerika Birleşik Devletleri de bizde bir rejim değişikliği istemiyor o zaman... Bunu sineye çekecek başka bir takım eylemlerle bu işi atlatmaya bakalım Ama diye. Bu ikinci ben... seçeneğin gerçekleşme ihtimali yani çok büyük Niye? Değil mi ya? Çünkü Ali Hamenei kendisine İran'da o rejimi yani e, kurgulanmış olan e, düzeni bütün karşılaş, karşılaştığı güçlüklerle, işsizlik artmış gitmiş, satın alma gücü düşmüş, üretim düşmüş e, insanlar sürekli e, bir huzursuzluk içerisinde tutuklamalar var, şiddet uygulanması var. Yani e, rejim kendi içerisindeki o geçerliğini, meşruiyetini yitirmeden devam edebilmek için bu haydut devlet olma statüsünden çıkartılacak neleri yapacak onu araştıracak. Peki. Hani bu anlamda e, içeriye yönelik şimdi ya yani bu eylemin ardından İran'da içeride tabi rejim muhalifleri de dahil herkes kendisine bir takım stratejiler oluşturma e, çabası içerisine girmiş durumda. E, bu söylediklerim belki dikkate alınır alınmaz ama e, bunun yankılarını önümüzdeki birkaç Hı. gün içerisinde Aslında e, hocam... De pek de şey herkesin bak bir eklemesi oldu sinemana, süren, bu Ben şimdi reklam arasına gidin siz ama benim de eklemelerim ama var. Dön, ama dönüşte Libya'ya gireceğim. Yani e benim suçum dekli. ne? Benim günahım ne? Ben, ben de eklemelerde bulunmak ama, istiyorum. Ama şöyle dedim. Dedim ki söylemezsem herkes olmaz birer dediğiniz tur, herkes birer tur konuştu, bir, bir cümle var mı? Arkada Varsan ekleme yaptı. Mithat Bey. Söyleyeyim, yani Ay, uzun benimki. Dediğiniz. Biraz uzun şimdi. Ya. Onu kadar yani. ama yani kendimce çok önemli şeylerdi. Neyse artık önemli değil yani. <laughs> tamam dönüşte geçir. belki 2-3 iki da, iki, dakika, iki, üç dakika yeter mi? 3 dakika Yetsin. falan yetebilir. Yani. Tamam. Ee, Ali Semih şöyle yapayım, nasıl olsa dönüşte de bir... Evet, e, ben sadece Ali Hamene'yi'den sonra o dediğiniz çekişme daha baş e, gösterecek. Olur. Yani. Olur. Asıl de sorun o. Siz Libya'yı da sorarsınız, ben, ben Libya'yı da Hepsini birleştirerek söylüyorum. Tamam. Zaten şimdi az önce konuştuğumuz taraf olup olmama meselesi, denge siyaseti gütme meselesinin Tabii acaba Libya'daki karşılığı nedir? Ee, onu konuşacağız çünkü orası farklı vurguları da ön plandaydı şimdi, aradan sonra. neden devam ediyor? Bu bölümde özellikle Libya'yı konuşacağız ama bir önceki turda Mithat Baydur eklemek istediklerim var dedi. Onu alayım Libya'yı da yine sizinle başlayacağız. Tamam. Ya, i̇sterseniz Libya ile ilgili spesifik sorunuz varsa yani devam edeyim evet, ben Bir ona. girişi yapayım ben. Libya'da işte biliyorsunuz iki ayrı yönetim var. Biri Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Trablus hükümeti, ulusal mutabakat hükümeti. Diğeri de General Hafter'in başkanlığındaki başkanlığındaki komutasındaki güçlerin işte Bingazi'de yürüttüğü bir savaş hali var. Bir haritamız da vardı. Aslında ülkenin çok önemli bir bölümünü Hafter kontrol altında tutuyor ama e, nüfus açısından baktığınızda nüfusun çok önemli bir bölümü ulusal mutabakat hükümetinin etki alanında kalıyor. Şimdi Libya bizim niye bu kadar gündemimizde? Hem Akdeniz'deki gelişmeler açısından özellikle orada Türkiye'nin çıkarlarını korumak adına Türkiye'nin attığı adımlar biri deniz yetki alanlarını sınırlandıran anlaşmaydı, biri askeri işbirliği anlaşmasıydı. Fakat o mutabakatlarla yetinilmedi. Bir de e, Trablus'tan hükümetin asker talebi olunca meclisten bir Libya tezkeresi geçti. Türk askerinin Libya'ya gönderilmesi meselesi. Onu da biz ne açıdan tartışıyoruz? Türk askeri orada ne yapacak? Muhalefet kuvvet olarak mı gidiyor? Savaşın içinde mi olacak? Taraf mı oldu? Bu taraf olma hali Türkiye'ye ne getirir ne götürür? Dolayısıyla e, bu soruların yanıtını arıyoruz. Çünkü muhalefet ne işimiz var Libya'da e, diye bir soru soruyor. Yerinde bir sorumu konuklarımızın değerlendirmesini alırız. Buyurun. Evet efendim. Şimdi hızlı hızlı bir, bir turdan şey yapayım. Tekrar şunu altına çizmek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri bir miktar yani o kadar çok girdiği yerlerden çıkamadı. O kadar çok tahripkar bir tutum takındı ki yani aslında biraz önce konuşulduğu gibi haydut devlet yakışması Amerika Birleşik Devletleri'nin esasında atfedildi. Fakat burada bir yumuşak gücünü kullanmak istedi Amerika Birleşik Devletleri. Obama dönemine itibaren bir miktar Trump da aslında İran'ı diz çökertip masaya oturtmak istedi. Kansız, savaşsız, problemsiz bir tarzda. Bunun bir örneğini de ta şeyde Afganistan'da görüyoruz. Taliban'la masaya oturdu Amerika Birleşik Devletleri. 42 bin askerini 14 bin askere düşürmeye karar verdi. Ama olmadı. Olmayınca tekrar şimdi bölgede 10 ayrı hatta 11 ayrı ülkede Amerika Birleşik Devletleri'nin 60 bin askeri var Orta Doğu'da. Biraz önce Büyük Açım'da söyledi. Centcom buna dahil. Dolayısıyla tekrar burada Amerika Birleşik Devletleri bir sertleşme esas yani biraz önce de söyledim e, Kasım Süleymani'nin öldürülmesi ötesinde Amerikan dış politikasında önemli bir bir paradigma değişikliğine gidiyor ABD bölgede giderek sertleşiyor artık bunun özellikle ben altını çimleyiyorum ama kendi perspektifimden söylüyorum bunu. Şimdi e, Doğu Akdeniz'den birazdan Libya'ya gireceğiz Doğu Akdeniz'de de öyle Amerika Birleşik Devletleri burada e, özellikle Avrupa Birliği'nin Rusya'ya olan bağımlılığını ve giderek Amerika Avrupa Birliği ile Avrupa ülkeleriyle Rusya arasında neredeyse bir entegre haline gelecek bu enerji bağımlılığının giderek belki bir siyasal birlikteliğe doğru dönüşme ihtimaline karşı Avrupa'yı aslında Doğu Akdeniz'deki kavganın önemli sebeplerden bir tanesi Avrupa Birliği'ni Rus egemenlikten, Rus doğalgazından kurtarma projesidir. İsmet projesi birazdan konuşacağız zaten. Yani başka bir güzergahtan Avrupa'ya doğalgaz götürmek ve Rusya'yı önce bu e, enerjiden başlayarak giderek daha ziyade siyasal belki bir jeopolitik entegrasyona dönüşecek e, hamlenin ya da sürecin önünü kesmek. LNG. Evet, aynen öyle. Şimdi e, bir bir taraftan şöyle bir şey yani bizim durumumuzla ilgili yani bu İran meselesinde sordunuz ya Seneman'ı. Yani orada mesela ilginç bir şey var. Bu Libya içinde de belki konuşabiliriz. Bir taraftan biz biliyorsunuz Aslan'a Soçi süreçleriyle beraber İran'la Rusya ile bir beraberliğimiz oldu. S-400'leri aldık. Önemli bir karardı. Ama mecliste tartışılmadı. Ama siyasi irade böyle bir karar verdi. S-400'leri aldık. Şimdi şu anda S-400'ler aktive edilmedi. Ama en son tabiri caizse torba yasa dediğimiz bir yasayla Amerika Birleşik Devletleri'nden yaptırımlar geldi. İşte F-35 projesinden çıkartıldı. Türk Akın projesine şeyler, katılan bütün müteahhitler dahil yaptırımlar var. Ve bir tanesi de Kıbrıs Rum kesimine, Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki ambargo kaldırıldı. Bakın çok önemli bir tercihtir bu Amerika Birleşik Devletleri için. Dolayısıyla şimdi burada şeyle patriotları aldılar götürdüler. S-400'leri aktive edemedik. Şu anda hava savunma sistemimiz yok. Ve büyük bir sıcak de ortasındayız. Yani bu dış politikada yapılan eksikliklerin ya da zaafiyetlerin sahadaki tipik bir tezahürüdür. Denge politikası değil bunun adı. Bunun ki böyle bir şeydir böyle bir dışarıya açılma, dengeye açılma değil. Bir saçılma politikasıdır aslında bu. Ama bunu Libya meselesinde de belki tartışabiliriz. Ebür taraftan bir taraftan Rusya ile İran'la söylediğim gibi socu süreçlerinde beraberiz. Ebür taraftan NATO benim üye sınırlarım, güney sınırlarım tehlikede, terör tehlikesinde NATO'nun 5. maddesini çalıştırmadığı NATO. Bu NATO ne işe yarar? Gerekirse NATO'ya olan üyeliğimizi gözden geçiririz dediğimiz bir ortamda Fransa Devlet Başkanı Macron çıktı, NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti dediğinde... ...Sayın Cumhurbaşkanı ne beyin ölümü gerçekleşti, senin beyin ölümün gerçekleşti dediği... ...onu demekle kalmadık biz. Gittik orada, NATO'nun Baltık planını da onayladık ve yani veto edecektik, etmedik. YPG'yi de terör örgütü olarak yazdıramadık ve geldik. Üstelik yani bir taraftan Rusya ile S-400 alıp bu süreç devam ederken... ...NATO perver, NATO perver bir tarzda hareket ettik. Şimdi herkes baktığı zaman nereye ait olmak, ne yapmaya çalışıyor diye bakıyoruz. Bunlar dış politikadaki Peki. önemli zafiyetlerimizden bir tanesi. E bir taraftan tabii ki dengeli Gelelim gitmek lazım. Şunu bak, dengeli gitmek şöyle lazım. Mesela şimdi bizim ortada koyduğumuz şablonlara oluşma. İsrail diye diyelim ki İran'la arası iyi değil. İran İsrail'e düşman. İsrail için en büyük tehlike İran. Fakat İran'ın arkasındaki hamisi kim? Rusya. İsrail Rusya ile arası çok iyi. Suudi Arabistan'la İran arası kötü değil mi? Aramco şeyleri, tesisleri bombalandı. Suudi Arabistan S-400 almak istiyor. Mısır ABD ile arası iyi değil mi? O da S-400 ben de alabilir düşünebilirim diyor. Yani böyle bir girift karışık bir dünyaya doğru gidiyoruz. İngiltere Brexit'ten ayrıldı. O da Çin'le beraber başka bir Orta Doğu'yu açılarak bir işbirliği peşinde. Bütün bu hesa katastrof bir dönem. Maalesef ki bu yeni çatışmalara gebe, ha. bölgesel gerilimlere gebedir. Bu taşlar yerine ancak bunlardan sonra Peki. oturacaktır. Ve Libya'ya geldi. Girift ve karmaşık dünya Libya'da kendini nasıl gösterecek? Gösterecek. Şimdi efendim tabii ki Türkiye... Hocam siz çatışma mı bekliyorsunuz yakın gelecekte? Tabii ama bugünden yarını değil. Benim söylediğim böyle 15, 20, 30 yıllık bir süreç. Yani yeni bir nizam tesis edilecek dünyada. Çünkü İran diyor ki Çin'e gel kendi para birimizi Bu, bu süreçler evet. hep böyle oluyor. Efendim önümüzdeki 15 yılda Orta Doğu'da su savaşı çıkacak. Evet. O da ayrı e, bir boyut etlik, zaten. Etnik bir mezhepsel olayları bırakın. Çünkü bu gidişatla üçte ikisinden daha fazlasına yetmeyen bir su potansiyeli var. Fırat Dicle Türkiye'de su fakiri bir ülke haline dönüşüyoruz. Bir de Nil var. Bunların hiçbir ortada oy besleyemez. Dolayısıyla sonuçta genel kanaat su sorunu dolayısıyla bir çatışma çıkacağı. Evet, o da ayrı bir boyut. Bu da ayrı bir boyut. Şimdi Türkiye'nin ben Libya ile yapmış olduğu yani ulusal mütabakat hükümetle yaptığı şeyi destekliyorum. Açık söyleyeyim yani. Deniz yetki alanlarının sınırlandırması. Anlaşması anlaşması. anlaşmasını çünkü şeydir. Yani Türkiye bu yani Akdeniz'de en uzun kıyısı olan bir ülke buradaki denklemden e, şey yapılamaz mahrum edilemezdi ne yapacak Türkiye'nin bir bir refleks göstermesi lazım dolayısıyla bu refleks göstermesi e, şeydir e, benim için muteberdir ama yetmez Hı. yetmez Çünkü mesela Ankara diyor ki beni orada Karaya hapsetmek istediler ve ben buna engel oldum bu anlaşmayla birlikte tabi e, aslında şimdi Libya bu ulusal mütabakat Hük hükümetiyle yapmış olduğu anlaşma Libya'nın da lehine. Esasında tekrar hükümet değişse bile devamlılık arz edip arz etmeyeceğini bilmiyoruz ama e, çünkü Yunanistan'ın, Yunanistan'la yapmış olsa bu anlaşmayı ne yapacak Yunanistan'ın? Sözde sahip olduğu adaların kıta sahanlığı argümanıyla 39 bin kilometre, aklımda yanlış kalmadıysa Libya yeni alan kazandı, bunu dahi kazanamayacak. Çünkü Yunanistan'ın her zaman olduğu gibi kendi kendi sahip olduğu adaların aynı Türkiye'ye yaptığı gibi Meis ile Rodos arasında bir eksen çizip, Antalya Körfezi'ne Türkiye'yi hapsetmek istediği gibi. E aynı şey Libya'da geçer olacak. Adalar üzerinden bir kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge çerçevesi çizdiğinde Libya bugünkü Türkiye yaptığı anlaşmada kazanmış olduğu 39 kilometreyi de kazanamayacak. Bu ne demek? Libya için de iyi bir şey. Fakat, fakat aslında Türkiye'de pek tartışılmadı. Yani bu Libya'da seçimle gelmiş bu hükümette seçimlere katılımın az olması dolayısıyla önemli çapta milletvekilleri protesto etti ve çekildiler gittiler Tobruk hükümetine katıldılar. Fakat hükümet görevde. Aslında 2016'da görev süresi doldu fakat yeni bir seçim olmadığı için devam ediyor. Dolayısıyla mesela Hafter güçlerinin ne olacağını sahada bilmiyoruz. Ele geçirdiğinde eğer bir hükümet değişikliği hükümet değişikliği olursa bunu tanımayabilir. Çünkü evet Birleşmiş Milletler nezdinde meşru bir hükümettir ama şöyle bir şey de vardır. E, neticede Kıbrıs Rum kesiminin yani Güney Kıbrıs hükümeti de bazı şeyleri tescil ettirdi. Biz de ona da itiraz ediyoruz. Dolayısıyla bunun meclisten de geçmemesi argümanıyla çünkü bizim bizim meclisimizde onaylandı bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Ama Libya'daki herhangi bir meclis olmadığından dolayı onaylanmadı. Orada bir arıza çıkabilir. Şimdi e, Türkiye ne yapması lazım? Biraz önce söylediğim gibi bence sahadaki müttefiklerini aslında çok geç kalınmıştır. Evet bence doğrudur ama yetmez çünkü geç kalınmıştır. Sahadaki müttefiklerini artık yani gönül isterdi ki Suriye rejimini yani oradaki e, meşru hükümet deyip duruyoruz. Hep evet. söylediği gibi hı hı. Suriye'deki meşru Suriye'deki de meşru hükümet. Suriye'deki meşru hükümeti de tanıyabilirdiniz. Suriye ile Mısır'la oturup bir takım belki belki İsrail'le bakın mesela İsrail hala bunlar yazılıyor. İsrail hala İsmet projesi 2200 kilometrelik bir proje. Denizin 2 kilometre altından gidiyor. Çok pahalı, meşakkatli. Yani alıyorsunuz şeyi Kıbrıs açıklarından e, Girit'e götürüyorsunuz. Girit'ten İtalya'nın Otrantos'una götürüyorsunuz. B büyük bir proje. İsrail hala eğer sahada yeni gelişmeler olursa e, Türkiye'deki e, entegre sistemi entegreyerek Türkiye üzerinden götürmesi İsrail nezdinde hala tartışılıyor. Şimdi burada ne yapması lazım? Yani şimdi mesela Hafter'i destekliyorlar diyoruz. Biz de mi kategorize ediyoruz? Diyoruz ki işte Fransa, <laughs> işte Birleşik Arap Emirlikleri, <laughs> Mısır. Rusya, Mısır falan destekliyoruz. Bunlar her iki tarafla da aslında hala diyalog halindeler. Yani dolayısıyla Türkiye'nin de, Türkiye de, yani bunu örtülü de yapabilirsiniz. Diğer bir takım cenahlarla da e, diyalog halinde olması lazım. Yani dış politika böyle çok yönlü bir şekilde götürülmesi lazım. Dolayısıyla... Türkiye'nin burada sadece Hı. Ulusal Mütabakat Hükümeti'ne odaklanması ve şöyle bir şey var. Mesela bakın bir bir, bir hükümetle bir anlaşma imzalıyorsunuz ve sonra o anlaşma imzaladığınız hükümeti ayakta tutmak için asker gönderiyorsunuz. Hı. Şimdi ya bu anlaşma problemli ya siyasal tercihiniz yanlış. Benim anlaşma yaptığım hükümeti hem anlaşma yapacağım hem de ayakta tutmak için çaba sarf edeceğim, asker göndereceğim. Şimdi burası problemli. Bakın gönderilmesin demiyorum. Evet sahada yani bir kozunu oynayacak ama bu problemli gözüküyor. Bu, bunu, bu problem, ta problem ne? Tabiri caizse yanlış ata oynanıyor anlamında mı söylemek istiyorsunuz? Problem ne? Hayır. Problemli gözüken Zımlen, ne? Zımnen o hükümetin zayıf olduğunu, tamam. çökmekte olduğunu görüyorsunuz. Çökmekte olan bir hükümetle aslında asker göndermek, göndermekle çökmekte olan bir <laughs> hükümetle anlaşma yaptığınızı kabul ediyorsunuz a priori olarak. Orası problemli. E o zaman o zaman eğer bu bir siyasal tercih hatasıysa o zaman bütün şeye yumurtaları aynı sepete koymanın bir gereği yok. Hafter güçleriyle de oturursunuz neticede bir şey yaparsınız. Niye Amerika Birleşik Devletleri e, olayı gayet dikkatlice gözlemliyor? Evet muhtemelen Hafter'in arkasında belki ama evet, en azından dengeleri gözetiyor. Rusya işte Wagner yani aslında bu ayrı bir çaptır da açmak lazım buna. Evet. Savaşların Aralı özelleşmesi e, diye. Savaşların özelleşmesi. yani Wagner, Wagner değil sadece hareketi. değil mi? Şeyler e, ne bileyim ben e, şey var. Wiener evet. grubu var. Virginia orijinli Amerika Birleşik Devletleri. İsrail ayrı bir grubu var. Aslında burada bir de savaşların özelleşmesi gibi evet. bir şey var. Yani bir, bir ayrı bir sektör doğuyor. Bunda ayrı bir bapta tartışılması var, evet. lazım. e Şimdi Rusya mesela evet Wagner falan orada ama Eba Wagner bana ait ben gönderdim demiyor hala. Ama perde arkasında Rusya var. Dolayısıyla bunu çok açıktan olmaktansa biraz böyle bir soğukkanlıyla gözlem yaparak bunu sahada diğer şeylerle yani Hafter güçleriyle diyalog kurması lazım. Aynı zamanda diğer ülkelerden bir tanesiyle de bile yapmış olsaydı Mısırla veya Suriye ile sahada çok daha eli güçlenmiş olacaktı. Şimdi biz mesela bir şey de çok tartışılabilir. Yani bu da ayrı bir şey Libya'nın dışında. Yani bir, bir imkan ve kabiliyetlerimizi acaba fazla zorluyor muyuz diye zaman zaman da düşünüyorum ben. Yani 10 ayrı ülkede işte ne bileyim ben işte Katar'da, e, şeyde, Somali'de, Irak'ta, Suriye'de, Libya'da Yaklaşık böyle 50 bir asker, asker. bulundurmak. Evet. Hı, yani bu imkan ve kabiliyetlerimizi zorluyor muyuz? Bu da ayrı bir tartışma konusu. Çünkü buralarda bir tercihte bulunurken aslında karşımızdaki cepheyi de ister istemez doğal olarak büyütüyoruz karşımızdaki cepheyi de. Hı hı. Dolayısıyla bir yalnızlar rıhtımı filmi gibi yalnızlar rıhtımına doğru sürüklüyor Türkiye'yi. Bu da dış politika açısından ileride karşılaşacağımız problemler içerisinde önemli bir handikap. Can kakışım, sizce Türkiye e, Libya'daki yürüttüğü strateji ne kadar avantajlı ne kadar dezavantajlı bir strateji? Evet, e, Tabii bu Libya meselesinin birçok farklı boyutu var ama e, şunu biliyoruz ki e, bugün geldiğimiz noktada bu işin en önemli e, sebebi Doğu Akdeniz'deki tartışmalar. E, şöyle kısaca bir hatırlarsak 2010 yılı itibariyle e, Doğu Akdeniz'de e, doğalgaz rezervleri e, keşfedildi. Daha doğrusu doğalgaz olabileceğine dair bazı bilimsel e, makaleler ortaya konuldu. E, ve e, bundan yola çıkarak da e, kıyıdaş devletler e, münasır ekonomik e, bölgelerini belirlemeye başladılar. Yani birbirleri arasında anlaşmalar yapmaya giriştiler. Türkiye bu noktada e, diğer kıyıdaş devletler tarafından bir nevi devre dışı bırakıldı. E, özellikle e, Kıbrıs bu noktada e, eksen rolü oynadı. Kıbrıs'ın e, hem İsrail'le hem Mısır'la e, hem Lübnan'la hem Suriye'yle e, yaptığı bazı münasebet ekonomik bölge anlaşmaları söz konusuydu. E, tabii e, bu noktada e, Türkiye'de hem kendi e, münasebet ekonomik bölgesinin e, işgal edildi. Yani Türkiye'ye çok dar bir alan bırakıldı. Sadece Türkiye'nin e, Antalya körfezi e, tarafına doğru sıkıştırıldığını iddia ederek hem de e, Kıbrıs'ın e, bu paylaşımıyla alakalı e, Türk tarafının yani Kıbrıs Türk toplumunun bundan faydalandırılmadığına ve bunun bir haksızlık oluşturduğuna dair bir e, tezi ortaya koyarak e, meseleye daha yoğun bir biçimde angacı olmaya başladı. Şimdi e, tabii Türkiye bu sıkışmışlıktan Kurtulmak için e, Libya'ya yöneldi. Bunu biliyoruz. Az önce de ifade ettiğim gibi zaten Kıbrıs'ın e, bu kıyıdaş devletlerle e, yapmış olduğu münasır ekonomik bölge anlaşmaları var. Üstelik bir de batılı e, şirketlerin e, gelip meseleye angaje olması durumu söz konusu. Yani e, Türkiye'nin e, önünde çok farklı ülkelerin oluşturduğu bir konsorsiyum söz konusu oldu. E, ve Türkiye'nin Lib e, Libya ile yaptığı bu anlaşma da e, bu sıkışmışlığı arttırdı. E, kırmak ve yalnızlığını e, azaltmak yönünde e, anlam ihtiva etmekte. Tabii Gönül isterdi ki Türkiye 10 e, seneyi aşkındır e, takip ettiği dış politika e, sonrasında herkesi yabancılaştırmasaydı da böylesi bir e, tabloyla karşılaşmasaydı. Ama e, bugün Türkiye artık e, yalnızlığını e, ortadan kaldırabilmek için e, bakın yumuşak gücü değil. Eskiden beri Türkiye bunu savunuyordu ama doğrudan kendi askeri gücünü ortaya koyarak bazı hamleler yapmak gerekliliğini hissetmekte. Şimdi e, ben Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşmayı e, olumlu karşılıyorum. Yani Türkiye'nin çıkarları açısından mantıklı görüyorum bir uluslararası ilişkiler e, akademisyeni olarak ve zaten ben e, bununla alakalı yorumlara baktığımda e, şu ana kadar e, bunun yanlış olduğunu söyleyen hiç kimseye de e, rastlamadım. Ama şu noktada bir sorun çıkıyor. Türkiye niçin e, burada işte? E, ...askeri bir noktaya taşıyor bu e, birlikteliği. Bunun da e, cevabı ama son derece net aslında. Nedir Cimri, cevap? E, yani bu ünlü e, Alman general ve aynı zamanda e, savaş stratejileri uzmanı... E, ...Klaus Ewitz'in e, yüzyıllar önce yazdığı e, bir eserde çok ünlü bir e, pasaj var. Şöyle der, e, savaş siyasetin başka unsurlarla devamıdır. Yani siyaset de aslında savaşın başka e, unsurlarla, başka araçlarla devamı hale geliyor... Ee, o zaman sizin e, elinizdeki askeri gücü e, siyasi bir kazanıma dönüştürme yönde hareket etmeniz çok şaşırtıcı değil. Üstelik Libya da sizden bunu talep ediyor. Yani uluslararası hukuka uygun bir temeliniz de var. E, yani şimdi e, siz yalnızlığınızı aşmaya çalışıyorsunuz. Bu noktada Libya'dan böyle bir e, talep geliyor. E, e, siz Libya ile birlikte olacaksınız da, daha doğrusu Libya sizin yanınızda olacak ama siz yanınızdakilere bir şeyler vermezseniz neden yanınızda olsunlar? Yani işte bu noktada Libya'nın da Türkiye'den beklentisi bu oldu. Çok şaşırtıcı da değildi çünkü zaten Nisan ayından itibaren Türkiye'nin Trablus'taki yönetimi, Ulusal mutabakat Hükümeti'ne bazı hava savunma sistemleri ve insansız hava araçlarını göndermeye başladığını biliyorduk. Yani bazı ekipmanlar zaten buraya gönderilmişti. Türkiye'nin oradaki varlığı benim açımdan çok böyle. Ee, çok sorun yaratacak bir olgu olmaz ama nereye yani, kadar? Türk oradaki... askerinin varlığı evet, açısından olmaz, söylüyorsunuz. Evet, Yani olmaz. büyük bir risk almıyor öyle mi? Şu bakın şu noktada almıyor. Eğer Türkiye söylendiği gibi sadece e, teknik destek, eğitim desteği ve hava savunma sistemi e, sunmak ve bu noktada bununla sınırlı bir e, hizmeti götürmek noktasında eğer hassasiyet gösterirse ben bunun Türkiye açısından çok ciddi bir Peki, sorun bu yaratacağını düşünüyorum. Peki mümkün olabilecek mi? Ama Çünkü eğer, mesela Trablus niye asker evet, istedi? Dedi ki sıkışırsak girersek, Sıkışırsak Türkiye'den asker talebinde çok bulunuruz. Dedi. yalnız. Şimdi ee, evet. Türkiye'nin sadece askeri eğitim desteği vermesi, ulusal mutabakat hükümeti güçlerini hafter güçleri karşısında nasıl avantajlı olabilecek? İşte şimdi Türkiye'nin kendi ordusuyla veya kendi askeri uzmanlarıyla birlikte Libya'nın Libya'daki ulusal mutabakat hükümetinin yanında yer alması. Oranın kredisini arttıran, oran e, ve diğer e, güç odakları karşısında e, psikolojik etki sağlayan bir unsur. <laughs> Şimdi diyelim ki e, çok basit olarak e, düşünelim, e, Tobruk'taki bu hafter güçleri e, Trablus'a doğru bir harekete geçtiler, e, saldıracakları yerde Türk askeri de var. Mesela sizce bu e, onları iki kere düşünmek zorunda bırakmaz mı? Sırf böylesi bir psikolojik etkisi bile söz konusu olabilir. Eğer bu noktada e, Türkiye çok tehditkar gibi gidiyorlar ama Hafter. E, yani e, bakın yakın geçmişte e, hafta güçleri e, işte Türkiye'nin gemilerini batırız vesaire diye de söylemlerde bulundu. Hatta e, bazı Türk e, denizcilerini Kaçırmak, gözaltına dallı, da, evet, da, evet. E, bir Tutukladılar vesaire ama bunların hiçbir tanesinden e, daha sonra sonuç alamadı ve geri adım atmak zorunda kaldı. Hı -hı. Burada e, ayağını yorganına göre uzatacak uzatması gerektiğini bilincinde olan bir eee rakiple Hı. karşı karşıya kaldığımızı düşünüyorum. O nedenle Türkiye'nin e, muharip bir e, asker gücünün oraya e, gönderilmesi noktasında yani doğrudan savaşa e, müdahil olma noktasında eğer e, bir hassasiyet söz konusu olursa bundan kaçınırsa ben bunun Türkiye'ye çok ciddi bir e, zarar vereceğini, çok e, bizim çıkarlarımız aleyhine bir sonuç getireceğini düşünmüyorum. E, ve e, dediğim gibi Türkiye ile Libya'nın anlaşmasının e, temel koşulu bu olduğu için de bunun çok da kaçabileceğimiz bir sonuç olabileceği düşüncesinde de değilim. Burada yalnız beni düşündüren şu, tabii Cumhurbaşkanı'nın inisiyatifine bırakıldı bu konu büyük bir oranda. Yani, oradaki yani şekli, şemali, ne zaman, e tabii nasıl onların, bir güç gönderileceği askerlerin meselesi. Nasıl bir hizmette bulunacağı, nasıl bir görevde bulunacağı konusu vesaire Sayın Cumhurbaşkanı'nın inisiyatifinde olacak. Ama e, Fuat Oktay Beyefendi'nin e, söylemi beni biraz ürküttü işte yani sonunu düşünen kahraman olamaz vesaire gibi böyle e, garip bir jargonla ifade etmesi bu konu yani dizi e, replikleriyle bunu söylemesi Yani bizim aslında e, az önceden beri konuştuğumuz o dengeli dış siyasetin nasıl olmaması gerektiğini ortaya Hı. koyuyor Yani biraz üzerinde düşünerek hareket etmek ayakların yere basması dengeli olmak bu demek ayakların yere basması yapmayı düşündüklerimizle gerçekten yapabileceklerimizin arasında büyük bir mesafe olmaması. Yani yapmayı tahayyüt ettiklerimizle, yapmayı hedeflediklerimizle gerçekten yapabileceklerimizi e, ölçülü bir şekilde ortaya koyabilmemiz. Veya politikalarımızın esiri olmamamız. Bugün ortaya koyduğumuz bir politikadan yarın geri dönüş yapabileceğimizi bilmemiz. Ve o yüzden de hiç kimseyle dostluğu ya da düşmanlığı mutlak haline getirmememiz. Hocam az önce söyledi Mursi ile alakalı. Yani bize de Mursi'den demeye getirdi. Haklıydı. Yani Mursi gitti tamam. Bence de e, haksızlığa uğrayarak gitti. Ama eğer siz Mursi ile yakınlığı bu kadar e, e, Türkiye'nin e, temel bir dış politika çizgisi haline getirmeseydiniz e, Mısır'la e, yürüttüğünüz e, ilişkiler de bugün daha sağlıklı bir rotada olabilirdi. Veya Esad'la olan düşmanlığı bu kadar büyük bir dış politika çizgisi haline getirmeseydiniz oradan dönüş yapıp işte mesela Suriye'nin e, PKK-PYD'ye karşı e, mücadelede Suriye'nin desteğini almanız söz konusu olabilirdi. Veya bu münasır ekonomik bölgelerin belirlenmesi noktasında Mısır'la ortak hareket edebilme şansınız olurdu veya işte bakın en son İsrail Güney Kıbrıs ve Yunanistan arasında biliyorsunuz bu enerji hattı anlaşması sağlandı dün itibariyle Değil hatta bu evet imzalanması söz konusu oldu böyle bir eğer İsraili bu kadar düşmanlaştırmasaydınız sizin bu e, politik adımı engellemek gibi bir şansınız da söz konusu olabilirdi o zaman beni burada asıl rahatsız eden, düşündüren unsuru şu. Biz e, niçin e, diplomatik e, esneklik gösteremiyoruz ve bu kadar köşeli bir e, politikayı yürütmek noktasında ısrar ediyoruz. İşte Fuat Oktay'ın söylemi o yüzden beni çok korkuttu. Bizim oyun kurucu olma hevesiyle şimdiye kadar girdiğimiz yani bu iddialarla girdiğimiz e, gerçekten ciddi maceralar söz konusu. E, böylesi bir e, noktaya bu Libya meselesinin gelmesi herhalde bizim e, bundan sonra yapabileceğimiz yani şimdiye kadar yapılan ee, dış e, politika hatalarını artık taçlandıracak bir e, vesile olarak e, tarihe geçer diye düşünüyorum. Mesela Türkiye şunu yapabilirdi e, bu mevzuyla alakalı olarak e, Libya'nın e, Trablus'taki hükümeti Birleşmiş Milletler tarafından da e, tanınmakta meşru bir hükümet olarak tanınmakta. Yani Türkiye e, Libya'dan böyle bir talep geldiğinde e, reddedileceğini bilse bile önceden BM'ye başvurup bir barış gücü oluşturulmasını ee, bu noktada bir kamuoyu yaratabilirdi. Bunu talep edebilirdi Türkiye. Dediğim gibi muhtemelen kabul edilmeyecekti ama o zaman Türkiye'nin bugün oraya e, kendi askeri uzmanlarıyla gitmesinin bir meşru temeli olurdu. Bakın siz buna e, ke, sizin meşru olarak kabul ettiğiniz bir e, hükümete destek vermediniz. O zaman ben bunu başvurdum ve sizin kabul etmemeniz karşısında kendim yerine getirmek noktasında inisiyatif edindim. Veya e, Hafter güçleriyle halen daha Türkiye'nin ben ee, bu iki grup arasında bir ateşkes e, oluşturulması noktasında bir inisiyatif e, alabileceği düşüncesindeyim. Eğer Türkiye bu noktada e, en baştan beri söylediğimiz o dengeli politikayı hayata geçirir ve e, politikalarını e, kendi e, gündelik çıkarlarına göre e, dizayn edebilme olgunluğuna kavuşursa bu Libya meselesinin e, Türkiye için kazanç bile e, getirebileceğini düşünebilir. Şimdi bu bölümde de Uluç Bey'i özellikle sona bırakıyorum. Orada görev yapan bir isim olarak hani amalarınız olabilir veya bazı vurgulara doğru vurgular diyebilirsiniz diye. Sedat Aybar'la devam edeyim. Şimdi köşeli keskin dış politika anlayışı bizi bu noktaya getirdi. Yanlışların bir anlamda sonuçlarını da görüyoruz. Evet tüm yorumlarda deniz yetkili alanları mutabakatı askeri işbirliği mutabakatı bunun desteklendiğini genel olarak görüyorum ama asker gönderilmesi meselesinde e, ciddi eleştiriler var. Mithat Baydur'un soruları çökmekte olan bir hükümetle mi siz bu anlaşmayı imzaladınız? Dolayısıyla bu bir kendi içerisinde çelişki ortaya koymuyor mu? Bir de hem Can Bey'in vurgusunda hem Mithat Bey'in vurgusunda çökmekte olan değil imkan de imza, mütabakat imzaladı yani mutabakat imzaladınız bir H hükümeti ayakta tutma evet. çalışıyorsunuz. diyorsunuz. Ee, de, bir de miyim? E, evet, imkan yani de, az önceki harita biraz yanıltıcı olabilir. Haritada Hafter güçlerinin sahip olduğu alan çok geniş ama yani e, şeyin e, Libya'nın esas e, ağırlık merkezlerinde e, halen evet burada. Yani bu, burada buraya bakınca çünkü ulusal e, onu mutabakat Onu söyledim hükümet, ama ben. Yani burası evet. çöl zaten. Nüfusun olmadığı bir yer. Hatta alttaki kesimlerde Tabii, zaten aşırı hakim oluyor. Nüfusun yüzde sekseni ulusal mutabakat hükümetinin birazdan e, biraz biraz hani, evet, e, e, düzeltmeleri yapacak evet, şey. Asıl bu, önemli kesimlerin halen daha e, şey. Orası, e, orası, e, orası e, da orası diğer. da biraz evet. evet. Bir de Ankara Öyle açısından imkanlar zorlanıyor Sedat Bey buyurun. Şu anda o yeşil diye gördüğünüz bir açıklama için söyleyeyim. Yeşil olarak gördüğünüz bölge yüzde altısıdır. Evet. 1 milyon 800 bin kilometre 110 kareden 110 bin söz kilometre ediyoruz. falan tutuyor. 1 milyon 800 bin kilometre karenin yüzde altısıdır. Burada e, Sirte Kadafi'nin e, e, eski memleketi olmak dolayısıyla tabii bunu da öldürdüler diye şey var. Misrata 200 bin kişi. E, onun yanında 5 tane şehir vardır. En solda da Trablus. Trablus'tan sonra biraz daha yeşilliği uzatmak gerekiyor. Orada Zaviye diye bir şehir vardır. O da 350 bin kişidir. O da yani bu harita çok doğru değil. E oraya Öyle mi? doğru gider. Ha. En aşağıda gördüğünüz bu kırmızı bölge sol tarafta Cezayir'de görünen yer. Aslında orası yok şu sırada. O da Hafter'in elinde. Alalım bu haritayı. En alttaki kısım var ya şu kırmızı. Bunlar da Tuareklerde, Tuare tamam. dediğimiz iki tane büyük etnik grubun elindedir. Geriye kalan bölge üçte ikisidir Libya'nın ve bu da Hafter'in. Mutlak nüfus olarak neye karşı geliyor hocam? Yani o yeşil alan olan kısım nüfus olarak evet. e, Libya'nın yüzde kaça denk geliyor? 1.7 milyon idi savaş başlamadan evvel Trablus. Hı hı. Diğer şehirlerde 200 bin ile 350 bin arasında değişir. 5 şehir olarak düşünseniz 1-1.5 milyon da ona koyun. Çok koyuyorum. Hepsi ve 6.5 milyon nüfusun ee, burada en fazla 2.7-2.8 milyonu yaşar. Gene evet. de yakın hocam. Ee, Ama, şey, Ama şu anda şey yaşam Yüzde ölçüm olarak o da bakınca da ayrı bir konu. yüzde altı sadece. Evet. Neyse bunu bir şey olarak, bilgi olarak söyleyeyim. Tamam. Sedat Aybar. Ankara e, doğru yolda mı? Ben e, Türkiye'nin Libya'da bir macera peşinde olduğunu düşünmüyorum. Açıkçası. Ya da bu girişimlerin bir macera ve e, dengesiz politikalar olduğunu da düşünmüyorum. Türkiye'nin dengeli politika çünkü denge konusunda çok o kavram üzerinden gidiyoruz. Burada dengeyi belirleyebilmek için o kadar fazla değişken var ki o değişkenleri bir şekilde yerli yerine oturtabilmek gerekiyor ki bu çok zor bir şey. Özellikle sürekli değişen bir dünyada. Dengeden ziyade ben pragmatizm peşindeyim. Yani Türkiye'nin ulusal çıkarları neyi gerektiriyorsa onu yapmak. Ki bu Münasır Ekonomik Bölge o işte... Anlaşmanın imzalanması Türkiye'nin e, ulusal çıkarlarının korunması açısından atılmış bir adımdı. Tabii bu adım e, bir yandan da e, küresel o, jeopolitik tehdit algıları içerisinde Türkiye'nin e, gösterdiği reflekslerden bir tanesini oluşturuyor. Bunun gibi birçok refleksi var. Ama bu reflekslere baktığımız zaman e, dikkat çeken konu şu, Türkiye. E, bu karşılaştığı tehditleri kendi sınırlarını dış, dışında tutmaya çalışıyor. Yani tabii bu söylediklerim Türkiye açısından nasıl e, gelişmeler e, şekillendiriliyor, nasıl e, tavır alınıyor onunla ilgili. Ve burada da pragmatizm kendi sorunlarını başkasının tiyatrosuna taşıyabilme yeteneği o ön plana, o ön plana çıkıyor. Bence e, Türkiye'nin şu sıralarda dış politikasına damga vuran olay da bu. Yani buradan geriye dönülmeyecek diye bir şey de söz konusu değil. Ama özellikle bu Libya, e, Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin desteklenmesi, Saraş Hükümeti'nin desteklenmesi, e, buna baktığımız zaman karşı taraftaki kuvvet, yani Mısır'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve Amerika Birleşik Devletleri içerisinde, çünkü ABD'nin bu desteği birazcık muğlak bir destek. Rusya ee, için de aynı şey geçerli mi? Rusya için de aynı, aynı şey geçerli. Bu Haftar'ın desteklenmesi orada... Aslında e, çok daha asıl o destek e, Libya özelinde çok da böyle masumani bir destek değil. Şimdi bu destek aynı Sudan'ın güneyindeki Kony diye e, Lord'un yani e, Tanrı'nın direniş ordusu. Onun başına CIA'in gönderdiği bir generale verilen desteği çok benziyor ki onun sonunda da e, Güney Sudan, Sudan'dan kopartılmıştı. Ya ben bunu bir e, Afrikalı gene bu Sudan'daki gelişmelerden doğrudan etkilenmiş olan bir ülkenin büyük elçisi de sordum. Hafter'le Konyi'yi nasıl karşılaştırırsınız diye. E, Hafter'in yanında çok daha masum bir insan olarak kalır diye bir cevap verdi. Ki Konyi bu çocukların silah eğitimine alınması, işte çocuklardan ordu kurulması konusunda inanılmaz suçlar işlemiş olan bir insan. Bunun yanında Hafter çok daha gaddar ve çok daha kötü niyetli bir tip olarak e, onu söylemiştim. Yani Hafter'in desteklenecek bir yanı yok. Bu Libya'nın geleceği açısından da önemli. Ancak e, Türkü sevgili hocam yani dış politika merhametli adam merhametsiz adam üzerinden tayin edilmez ki. Yani, yani biz orada, Ömer Elbeşir geldi geçti Türkiye'den. Çok güzel ağırladık biz Ömer Elbeşir'i Sudan Devlet Başkanı. Yani dış politikada çok merhametli adam iyi adam diye o, o eksende değerlendirilmez yani. Ya, umarım benim bu söylediklerimden evet. merhamet konusunu e, yani, almadınız. Onu, çünkü Bahsettiğim olay çok farklı bir şey. Orada Hafter'in yüklendiği misyondan bahsediyorum ben. Hafter'in yüklendiği misyon açısından baktığınızda merhametin ötesinde bir şeyi anlatmaya çalışıyorum. o e, Libya'nın bölünmesi konusunda bir misyon edinmiş bir vatandaş. Dolayısıyla Türkiye bu gerçeklikten habersiz olarak ha hareket ediyor olamaz. Ve böyle bir maceraya da girmiş olamaz bu çerçevede. Yani bizim için önemli olan şey... E, son analizde şuradaki o çizdiğiniz e, çizgili olan alan. Yani e, münasır ekonomik bölge. Daha doğrusu bunu niye e, bu önemli? Çünkü bunun karşısında e, Türkiye'nin karşısında oluşmuş bir cephe var. Güney Kıbrıs, Rum yönetimi, Yunanistan, İsrail, Mısır, işte e, Birleşik Arap Emirlikleri bütün bunların katıldığı bir, ve e, bir e, enerji forumunu oluşturmuş olan bir cephe var. O cephenin e, asıl amacı yani biraz önce hocalar da bahsetti. Türkiye'yi devre dışı bırakmak ve Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının enerji kaynaklarının Türkiye üzerinden tüketici pazarına taşınması da engellemek. çünkü Türkiye dolayısıyla bu e, jeopolitik risklere karşı geliştirdiği refleksler, o projeksiyon onun bir parçası olarak önemli e, buradaki ha. şey. Peki. Şimdi bir başka olay bir de onu söyleyeyim. Bakıyoruz son zamanlarda Libya'da birçok ülke harekete geçti. Fransa, İtalya, Amerika Birleşik Devletleri, işte Rusya, Suudi Arabistan, Suudi Arabistan bunlar Mısır, süre, herkes Libya ile ilgilenmeye başladı ve Libya ön plana çıktı. Şimdi Libya sorunu uzun zamandır devam eden bir sorun. Herkes orada desteklenmiş olan Hafter'in işte bir zafer kazanıp bambaşka bir ve rejim oluşturması üzerine kartlarını oynarken böyle bir gelişme olmadı. Yani diğer ülkelerin bu şekilde Libya'da hareketlenmesinin nedeni onlar işte Libya'nın geleceği konusunda ne kadar iyi niyetli düşüncelerinden bununla ilgili olan bir şey değil. Orada Türkiye'nin Libya ile yapmış olduğu bu anlaşmanın ardından Türkiye'nin bölgede elde etmiş olduğu bir takım avantajları, Geçersiz kılmak Türkiye'yi orada zayıflatmak için bu ülkeler hareketlendi. Peki. Dolayısıyla e, Türkiye'nin e, Libya konusundaki olayının bir macera olduğunu ve olduğunu düşünmediğim gibi pragmatik pra <laughs> girişim olduğunu değerlendiriyor. Ee, Ali Semin e, 20 yıl Amerika'da yaşamış Hafter. Evet. Amerikan vatandaşlığı da var galiba. E, şimdi ama hem Amerika'nın hem Rusya'nın öyle ya da böyle desteğini alıyor. Nasıl oluyor? Ben mesela o kısmı da anlamaya Şimdi çalışıyorum. Şimdi bunun evet. serüvanına baktığımız zaman normalde 69'daki Kadhafi'nin yaptığı darbede subaydı. Daha sonra 80'li yıllarda da özellikle Çat'la olan çatışmada çok büyük rol oynadı. 87 yılında da bu çatışma sonucunda çat 300 askeriyle birlikte Çat'a... E, esir e, ele geçiriyor Çat tarafından ve daha sonra da bunu Kaddafi e, hain ilan ediyor e, Haftarı hain ilan ettiği için e, ülkeye dönemiyor Amerika'ya gidiyor e, Şimdi Amerika'ya gittikten sonra 20 yıl sonra hemen hemen e, tekrar geri yani 2011'den sonra tabii Kaddafi'den e, sonra geri döndü Şimdi şeye baktığımız zaman Türkiye açısından baktığımız zaman ben burada Sedat hocama katılıyorum yani biz her şey denge denge diye diye kendi çıkarlarımızı da bazen bazı bölgelerde de denge yok. Yani şimdi burada denge değil, burada tamamen güç, güç unsuru. Ayrıca çıkarlarınızı koruma şeyiniz var. Bir de pragmatik düşünmeniz gerekecek. Şimdi ben orada işte oyun bozandan ziyade ben biraz bu cümlele bu kelimeler sevmem. Yani oyun bozan, oyun kuran. Çünkü bunlar e, e, özellikle uluslararası ilişkilerde çok güçlü olmanız gerekiyor ki bunları kullanabilirsiniz. Türkiye'nin Ankara tabii kullanıyor ki, bu ifadeleri. E, kullanılır tabii ki ama yani şimdi şöyle yani güç e, unsurlar. Mesela Haftar'ın yanında şu anda baktığım zaman Türkiye'ye karşı ciddi bir cephe de söz konusu. Haftar'ın yanında bir kere Arap Ligi var her ne kadar çok etkili olmasa da ama geçen dış müdahalelerle ilgili bir karar çıkarmaya çalıştı Katar Sudan buna karşı çıksa da ama yani haftanın yanında aynı zamanda küresel güç olarak işte Amerika şey de var Rusya ve Fransa aynı zamanda İtalya yani ciddi bir desteği var. Şimdi Türkiye'nin bunu yapmasının nedeni Türkiye o bölgede elbette ki bu gerekliydi. Tabii şimdi siz Peki İlk yanlış önce, politikalar yok, bu noktaya getirdi hayır, e, deniyor. Hayır, yanlış politika değil. Türkiye uzun süredir orada sessiz ve bek, bekle gör politikası izliyordu zaten hmm. Doğu Akdeniz. Diplomasinin geçmeni... sonuç vermesini bekledi mi? Nasıl? Diplomasinin sonuç vermesini bekledi diplomasi mi? Diplomasi değil. Zaten oradaki bölgeye baktığımız zaman, o Doğu Akdeniz'deki işbirliğine baktığımız zaman Türkiye'nin diplomasi bir sonuç beklediğini düşünmüyorum. Çünkü Türkiye Mısırla ilişkisi yok. İşte İsrail'le ilişkisi iyi değil. Hmm. Yunanistan'la zaten her ne kadar şeyde olmasa yani bir kriz yaşadığını söyleyebiliriz. Ama Güney Kıbrıs Rum yönetimi zaten tanımıyor. Hı hı. Yani onun diplomasiden ziyade bu işin nereye gideceğini bence düşündü Türkiye. Hı hı. Yani bu gerçekten bunların yaptıkları hesap, bu iş sonuna kadar devam edebilir mi? İş ciddiye geldi. Ciddiye gelince de Türkiye şu anda ilk aşama olarak karşısında e, Libya'yı yani yanında Libya'yı bulabil e, şey yapabildi ve Libya ile bir mutabakat sağladı. Ha, bu mutabakat hükümetinin çok güçlü olmadığını açık bir şekilde söyleyebiliriz. Şöyle çünkü e, Birleşmiş Milletler tarafından tanınsa da meşru olsa da ama bugün maalesef o sahada bir iç savaş söz konusu. E, neden Haftar'a destek veriyorlar diye sorduğumuzdan çünkü Haftar e, Sedat Hoca'nın da söyledi biraz. Libya'yı bölebilecek bir güce sahip, yani iç savaşı sürdürebilecek, kontrolde krizi e, sürdürebilecek bir aktör olarak karşımıza çıkıyor ve bu tek başına da Haftar'ın bu bölgede güçlendiğini düşünmememiz gerekiyor. Haftar oraya da aynı şey gibi geldi. E, şunu söyleyeyim, aynı YPG gibi geldi çünkü orada da işte mücadele, işte radikal unsurlarla mücadele adı altında o bölgeyi kontrol etmeye çalıştı. Şimdi burada Peki, Türk askeri sizce muharip güç olarak e, mı gidiyor? Yani öyle bir riski var sanmıyorum. mı? Ben sanmıyorum. Türkiye'nin çünkü bu riski Türkiye bir kere kendisi de almayacak. E, neden alsın ki? Yani o şimdi Türkiye'nin önemli olan o topraklarda askerinin bulunması. Yani Türkiye orada gidip ben savaşacağım Haftara karşı. Haftar dediğiniz zaman sizin karşınıza Rusya'da var. Rusya ile Suriye'de e, işbirliği yapıyorsunuz. Orada da karşı karşıya mı? Yani Rusya orada her ne kadar kendini göstermese de ama Türkiye bunu biliyor. Arkası yani bu işin bu adamın yanında ya da arkasında bir Rus desteği de söz konusu. Şimdi burada biraz e, Türkiye'nin orada bence danışmanlık, askeri eğitim, e, e, özellikle hı hı. E, Donat konusunda ciddi bir e, sorunu var bu hükümetin, mutabakat hükümetinin. E, bunun dışında bir de Libya'nın en önemli sosyolojik yapısına da bakmamız gerekiyor. Kabile ve aşiretlerden e, Sayın Büyükelçim belki değinir. Çünkü ciddi bir aşiret şeyi var. Kabile evet. etkisi var. Peki. yani o o şeyde Türkiye'nin olması gerekiyor ama dediğim gibi oyun bozmak biraz büyük olabilir bu cümle ama oyun bozmaktan ziyade Türkiye'nin şu anda bu hamleden sonra ilk aşama olarak tabii Libya'da asker bulundurmak, ikinci hamle bu Doğu Akdeniz'de işbirliği yapan ülkeler arasındaki dengeyi bozmak ya da işbirliğini eee etkileyecek, olumsuz etkileyecek adımlar atması. Onlardan bir tanesi e, yapılan işbirliği içerisinde hangisi Türkiye'ye yakındır? Bence biraz İsrail geliyor bana bu evet. e, Türkiye'ye yanaşabilir, yakın olabilir. Çünkü Mısır tamamen e, köprüler e, yıkılmış gibi görünüyor ama yani ilk aşama olarak ben İsrail'in daha e, yanına çekebileceğini, tabii İsrail'in o bölgede de e, sessiz kalacağını ya da e, bu işbirliğinden tamamen geri çekilmesi için Türkiye'nin en azından İsrail'e bir normalleşme süreci başlatması gerekiyor Türkiye. O kıyıdaş ülkelerle özellikle. Mısır'la? Ee, Mısır'la dahil Peki. bunun içerisinde. Düşmanlarını azaltmalı. Bu ee, kadar basit. Yani... Peki. Tamam. Şimdi zamanım da e, kısıtlı. O nedenle hızlı Uluç Özülker'e geçiyorum. 93-95'te de Libya'da e, görev yaptı Uluç Özülker. Evet. Ee, Ankara doğru yolda mı? E, riskler ee, var mı? Evet. Dezavantajı, avantajı nedir Libya sahasında yani, Türkiye için? Zaman dolayısıyla aslında diye çok uzun bir konu ama zaman dolayısıyla satır başı halinde söyleyeceğim. Evet. Teferruata girmeden. O, bir, bir iki de hususa dikkat çekmek isterim. Burada Meis'i de koysanız o zaman çok daha rahat olur. Çünkü Meis'le birlikte adaların kıtasağınlığı vesaire olduğu takdirde nereye gidip gitmediğini orada daha rahat görürüz. Şu Kaş Körfezi baştan aşağı. Türkiye'ye kapatılmaktadır. Yani bunu da haritada göstermek belki doğru olur. Hı hı. İkincisi, tamam. tebrik ederim. Biz devamlı her yerde ekonomik bölgeden bahsediyoruz. Halbuki bunun doğrusu, Türk deniz veya diğerlerinin yetki deniz yetki alanı hmm. sınırlamasıdır. Biz bir anlaşma yapmadık. Biz bir mutabakat zaptı hı hı. üzerinden hı hı. mutabak kaldık. Mutabakat zaptı bir anlaşmaya dönük olarak verilmiş olan taahhüdü ifade eder. Çok Dolayısıyla iyi. bunu da ee, bu şekilde bir karara koymak lazım. Diğer taraftan bir de bilgi olarak söyleyeyim. Dikkat buyurursanız aslında e, buradaki ekonomik bölge itibariyle baktığınızda e, Mısır'la aslında Türkiye'nin karşı karşıya oturduğu gibi bir görünüm var. Aslında e, bu küresel bir dünya haritasını açtığınız zaman ortaya çıkan bir gerçek ama küresellik üzerinden gittiğiniz zaman e, orada yatay hat olaraktan ortaya çıkıyor ve böyle Karşılıklı bu şekilde bu doğru bir hattır ve herkes tarafından da kabul görmüştür. Ama gene dikkatinizi çekmek istediğim bir husus var. Dikkat buyursanız Libya'nın Tobruk, Bingazi. Bingazi daha solda kalır, Tobruk bölgesini içine alır. Hı -hı. Yani başka bir deyişle sizin mutabık kalmış olduğunuz hükümetle sizin bu birleştirmiş sahaların uzaktan yakından da ilgisi yoktur. Hafter'in alanına giriyor. O şey, anlatacağım efendim şey iki kelimeyle satır başı halini. Yani şey olarak. Şimdi şöyle bakalım. Evvela bir sual sordunuz. Ben o suali biraz daha tamamlayıcı olabilmek babında söyleyeyim. Nedir? Bir kere hafter kimdir diye sordunuz. 16 yaşında askeriyeye gitmiştir ve bunu harp akademilerine bitirene kadar da Moskova'da yapmıştır. Moskova'da. Dolayısıyla kendisi Sovyetler Birliği döneminde yakındı zaten ilişkileri de. Dolayısıyla oraları çok iyi tanıyan, zihniyeti bilen, onlardan da destek alan bir adam. Arkasından e, Ali Bey 300 kişiyle iltica etti dedi. Aslında esir kada... Efendim? Esir. Esir esir, esir de şimdi yani iltica falan evet. yok hiçbir yere. Evet. Buraya 7, 700 700 kişiyledir ve bunun da çoğu subaydır e, ve e, yani çada neki falan derken ondan sonra da e, orada Amerika devreye girer. Kadafi istemez çünkü kendisi için fazla hırslı bulur ve benim yerimde gözü var der. İkincisi de çada dönük olarak Kadafi'nin bir emeli vardır. Orada altın ve uranyum var bol miktarda. Burada da bir komplo teorisiyle acaba orada nasıl bir devrim yaptırıp da bu işi bana bağlarım diye bakarken hiçbiri olmaz. Tam tabiriyle bir dayak yiyerek geri gelir. O zaman da sırtını döner. Sen hani neden böyle yapar? Çünkü söylenen doğru. 5 tane subay yapmıştır devrimi 69'da ama 25 kişilik bir grup aslında. Bunun içinde sağ kolu Hafter'dir. Ondan sonra da bu savaşı yürütürken Hafter Libya ordusunun genelkurmay başkanıdır efendim. Tabii. Yani başka bir ifadeyle onu suçlarken Kadafi aynı zamanda askerinde kendisini sattığı düşüncesiyle. Amerika ne yapar? Amerika Kadafiye karşı 86'da bombaladılar biliyorsunuz Trablus'u. Ve ailesinden de iki ölü vardır. Evet. Cariyesiyle oğlu öldü, kızı öldü veya neyse. Şimdi bu koşullar altında Amerika Birleşik Devletleri'ne CIA tabii işin içinde. Demokratik Kongo'ya gider. Ve burada Libya'ya karşı bir milis derneği kurar Kadhafi'yle mücadele için beceremez. Onun üzerine alırlar, Amerika'ya götürürler ve CIA kendi merkezine yürüme mesafesi olarak 10 dakika 15 dakika arasında olan bir yerde büyük bir malikane kendisine tahsis etmek suretiyle ailece oraya yerleştirir. Ondan sonra da Amerikan vatandaşlığı da verir. 2008 seçimlerinde de başkanlık seçimlerinde de oy kullanır. 20 sene değil aşağı yukarı 30 seneye yakın Amerika ile bu şekilde yakın ilişkisi vardır. Yani Hafter dediğiniz kişi hem Rusya'ya hem Amerika Birleşik Devletleri'ne çok yakındır. Ve bu kadar anlattığımdan çıkarılabilecek çok basit sonuç onların Hafter üzerinde hiçbir etkisinin olmamasının mümkün olmayacağıdır. Şimdi bunu söyledikten sonra diğer bir gerçeği çok kısaca söyleyeyim. Libya tarihi boyunca Libya kelimesini ilk defa e, Helenler söylemişlerdir. Yani ondan alıyor Afrikane diye buralara hep adlandırılıyor. Afrika oradan geliyor. Araplarla bir fark var. E, ve e, netice itibariyle bizim Osmanlı döneminde e, burası Trablus eyaletidir. Kesinlikle ama Libya esas itibariyle üçe bölünmüştür. Doğuda Tobruk ve Vingazi yöresi Sireneika adını alır. O Sirte'den, yani öbür harita gelirse onu daha rahat Hı. üzerinde görebilirsiniz. E, Sireneika bölgesi, Sirte'den öbür tarafa geçen kısım ise e, Trablus, Garp, Batı Trablus diye adlandırılır. Güney'e geldiğiniz zaman da Osmanlı İmparatorluğu'nun da sürgün yeri olarak kullanılan Fizan'dır. Hatta o kadar ki orada masmavi gözlü, muhteşem böyle yakışıklı ama e, siyah tenli. Bir sürü kişi vardır ve kendileri Osmanlı torunu olmakla övünürler. Şimdi efendim burada 400'ün üzerinde aşiret var. Bu rakamı bana söyleyen Kadafi. Bunlardan 52 tanesi kıyıda yaşar. Ve bu kıyı bölgesi 50 ile 100 kilometre arasında fevkalade mümbit bir arazidir. Yılda 3 defa rekolte alınabilir. Onun için de Baktığınız zaman yerleşim daha çok o tarafta yoğunlaşmıştır diye görülür. Hayatının hiçbir döneminde Bingazi Tobruk yani Sireneika kesinlikle Trablus'la anlaşabilmiş ve birlikte yaşama azmi taşımış değildir. Hiçbir dönemde. Kaddafi'nin hmm. çok güçlü bir ordu istihbaratla birlikte yaşıyor. Sordum bu 400 küsur nasıl oluyor? Bunlar tepeden tırnağadan zeyden Aya silahlıdır. Dolayısıyla bir denge unsurudur. Birbiriyle çatışamazlar. Kadhafi'ye karşı, hareket karşı hareketler zaten yukarıda bir çok güçlü bir çıktı. ordu ve istihbarat olduğu için bunları tepeden kontrol eder. Bir diktatördür, psikopattır. Altı ayda bir bir İngiliz psikiyatrist tarafından tedavi görür. Kadhafi de budur. He. Ama netice itibariyle o dönemde dahi her yıl iki veya üç defa bu Sireneika bölgesinde ayaklanma olmuştur. Hiçbir zaman itiraf etmedi. Şimdi Hafter, güneyinde Ejnebiye diye bir kasaba vardır Bingazi'nin. Orada doğmuştur. 1943 doğumludur, 76 yaşındadır. Kendisi Amerika'dan geldikten sonra Tobruk meclisine aday oldu, kazanamadı. Ondan sonra ikinci bir defa daha aday oldu. O sırada işler karıştığı için bir defa daha kaçtı. Kadafi öldürüldükten sonra da buraya getirildi. Getirildikten sonra evvela oradaki finans grubu olarak bütün iş adamları vesaire bunu desteklediler. Arkasından Mısır başta olmak üzere onlardan da destek aldı. Hala hazırda Hafter'in arkasında bütün finansını sağlayan Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan vardır. Diğer tarafta da Mısır her türlü silahını vesaire desteğini verir. Bugün Haftar ordusundaki 300 civarında tank var. Bu tankların bir kısmının da Mısırlılar tarafından verildiği ve kullanıldığı biliniyor. 23 tane uçağı vardı. O uçaklar uçuyorlar bildiğim kadarıyla. Helikopterleri de var. 20 savaş helikopteri, 20 Taurus helikopteri var. Tabii bunlar da var ve netice itibariyle hemen hemen düzenli bir orduya yakın durumdadır. Şimdi, Peki, zamanımız da kısıtlı ya, Türkiye açısından, Türkiye açısından. fotoğraf şimdi, nasıl görünüyor? Bunları söyledikten sonra Türkiye'yi anlatmak çok daha kolay olacak. Bir, satır başı halinde söylüyorum yere geneverim. Bu anlaşmayı yapmakla Türkiye çok iyi bir iş yaptı. Doğru bir politikadır. Sebebi de çok basit. Aslında bize kendi sınırlarımız, kıyılarımız için hapsetmeye çalışan hı hı. ve burada politik nedenlerle, bakın buradaki doğalgaz yatakları filan ekonomik değildir en zengin yatak zor bölgesidir Mısır'da. 842 milyar metreküpten ibarettir tahmini olarak. Türkiye'nin bir yıllık doğalgaz ihtiyacı bugünkü koşullarda dahi 40 milyardır. 40 milyar üzerinden bunu değerlendirdiğiniz zaman yapacağınız yatırıma değer mi? Belli değil. En son bulunan Kalipso 1 kuyusu Güney Kıbrıs'ta 129 ila 260 milyar metreküpten ibarettir deniyor. 40 milyarımızla mukayeseyle düşündüğünüz zaman ve giderek de daha derine iniyor. 1500'de başladılar. En son İtalyanların eninin en bulduğu kuyu 5500 metreye kadar inebildi. Dolayısıyla daha burası çok su götürecek, kaldıracak olan bir korumdadır. Türkiye bir şey yapmak mecburiyetinde. Neden? Çünkü bunu kesmesi lazım ve elinde de bir hak var. Meşru olarak İngilizler orada ufak bir oyun oynadılar Birleşmiş Milletler'de. Ve meşru hükümet olarak Trablus kabul edildi. Biz Trablus hükümetiyle meşruiyet orada olduğuna A göre... Bir, bir cümle söyleyeceğim. Aslında hükümet kurulmadan Birleşmiş Milletler kabul etti. Daha hükümet kurulmamıştı. Efendim İngiliz oyunu buydu zaten. İngiliz oyunu. Oraya tabii. kimin gelip gideceği. İngilizler de onu destekliyor ama şimdi. İngiliz oyundur. Ondan sonra şimdi burada Trablus'ta baktığınız zaman... 76 dediniz, pardon 2016 dediniz. Aslında burada 9 kişiden oluşan bir geçici konsey var. Başkanlık konseyi diyoruz buna. Ee, Saraç da bunlardan biri. Bunlar aslında geçici adıyla anılıyorlar. 2017'de bunların geçiciye hakikiye geçmeleri lazımdı gerçeğe. Geçemedi çünkü orada bir aşiretler basıyor vesaire filan bir istikrar da yok netice itibariyle kendinden menkul olarak uzatılma kararını tek başlarına aldılar. Ben uzatıldım diye. Ama hala meşru. Bu meşruiyete karşılık Hafter'i kim destekliyor dedik? Biraz evvel söylediğim üçü artı Amerika, Rusya ve Fransa var. Bunlar da ikili oynuyorlar. Evet. Şimdi bu koşullar altında Birleşmiş Milletler bir taraftan meşru tanıyor. Diğer taraftan da bunların üç başatı. Güvenlik Konseyi'nin Konseyi, daimi üyeleri. Duruyor. Şimdi ne yap nereye gittiğimize de bakmak lazım. Biz burada eğer Hafter'e bırakırsak bu işi, Hafter bu işi bitirir. 60 bin kişilik bir gücü var. Bunların dörtte e, üçü paralı asker e, ve bunlar da Sudan, Çat ve Nijer'den gelenler dahi var. 60 bin kişilik bir silahlı gücü var. Ve silahları da var. Şimdi hala hazırda çatışmalar Trablus'un Yer yer 10 ila en, en, en yakın 10, en uzak 14 kilometre civarına kadar girmiş durumdadır. Ve varoşlarda çatışmalar devam ediyor. Şimdi burada bu koşullarda Saraj geldi Türkiye'ye. Benim de Saraj'ı kol, kollamam, kurtarmam lazım. Çünkü o giderse benim burada yaptığım mutabakat zaptının hiçbir anlamı ha, yok. Şimdi oradaki kritik soru bu. Yani Hafter bu işi bitirirse bu hikaye de biter Bitti Türkiye açısından. Unutmayın Hafter bu kesin... hem Türkiye'ye düşman... Yunanistan'a daha yakın. Nitekim gitti orada. Türkiye olmasaydı Atina'da açıklama yaptı yardımcısı gitti. Türkiye olmasaydı biz çoktan bitirirdik. Biz burayı yaptık. Türkiye 2013 yılından beri Libya'da var efendim. Askeriyle, her şeyiyle, eğitimiyle, silah yardımıyla mali konularda var. En son iki anlaşma imzaladık. Biri bu, bu, bu muhtıra ile ilgili olarak. İkincisi de askeri işbirliği anlaşmasını Genişlettik hudutlarını. Evet. Yani Türkiye oraya çok daha geniş kapsamlı girebilecek konuma geldi. Ha, yani orada da mesela muhalefet diyor ki işte o askeri işbirliği mutabakatı aslında Türkiye'ye bir alan tanıyordu. O desteğini verebilirdi. Ben Ama de bu fikirdeyim. tezkere işin rengini değiştiriyor diyor. Ben de aynı fikirdeyim. Şu manada şimdi sizin buraya muharip güç göndermeniz çok çok tehlikelidir. Çünkü burada netice itibariyle çöl şartlarında, orada yaşadığınız herhalde bilirsiniz de şey olarak, o çöl şartlarında kendinizi koruma hakkınız, imkanınız falan da yok. İşin garip tarafı dümdüz bir arazi ve kum şeyleri, fırtınalar, yazın 52 dereceye kadar çıkan sıcak yerleri var. Siz buraya askerinizi gönderdiğiniz zaman burada kime karşı savaşacaksınız? Hafter'e. 60 bin kişilik bir güce karşı koyabilmek için herhalde bir kolordu falan gitmesi lazım. Yani 500 kişi, 1000 kişi, iki Tugay göndermekle falan bu iş bitmez. Peki, i̇ntikal süreci var, bunun lojistiği, lojistiği, var, bilmem nesi var, İntikal süreci var. Bakın daha ileri gideyim, bunları tabii söylemeyeceğim şeyler de var burada, onları atlayacağım. Ama şöyle bakalım, Türkiye'nin 16 tane mesela şeyi var, Fırkateyni var. Bunların dört tanesi zaten Kıbrıs açıklarında. 2 tanesi de Hint okyanusunda. Hepsini çekmeniz lazım. Dört tane çıkarma gemisi var büyük. Her biri bir tabur alabilecek durumda. Yani sizin buraya intikal 800 kilometre mesafeye gideceksiniz. Ve burada havada e, refueling dedikleri benzin ikmaliyle vesaire uçaklarınızı gönderebileceksiniz. Libya'da Saraş sizden hava desteği istedi evleviyetle. Dedi ki benim de var mı bir, biraz? Hı. Evet. Hava desteği gönder dedi. Bunu gönderebiliriz belki. Ama çok net olalım iki konuda. Bir, Saraj burada sıkıştı ve diyor ki aman acele olarak gel. Biz ikisini de niye çıkarttık biliyor musunuz? Sekiz yıl daha belki tarih. İki nedenle. Birincisi işin ne kadar müstacil olduğunu, ne hemen yapılması gerektiği ortaya çıkınca bir an evvel bitirip hazırlıklar da var. Gidelim oraya ve durduralım. Caydırıcı olalım öncelikle. İki, Putin geliyor sekizinde. Evet. Unutmayın benim son cümlelerimde şu olsun bitiyor çünkü süre. Maalesef. Efendim Amerika ile Rusya'yı boşuna anlatmak durumunda kalmayayım. Burada 6 defa Saraj'la Hafter bir araya getirilmiştir. Bunlardan bir tanesi Macron tarafından 2017'de Paris'te düzenlenen bir toplantıdır. 5 tane de burada ilke mutabakatı vardır. Ateşkesle başlayıp giden iki buçuk aydan fazla dayanamadılar. Bugün Hafter'le Sarac'ı bir araya getirip buradan bir mutabakat çıkarmak mümkün değildir. Nasıl olur? Rusya ile Amerika birleşip yanlarına Türkiye'yi de alarak bu koşullar altında. Çünkü bizim de orada artık bir ağırlığımız oluyor. Oturun ikinizde yerinize ateşkes ilan edilecektir. Dedikleri gün o ateşkes ilan edilir. Çünkü o lojistik bittiği anda Hafter biter. ...bütün bunlar netice itibariyle orada yüzde altısında kalmaya devam etsin... ...benim hukuki haklarım veya meşruiyetimi devam ettirmemin yolunu açar. Bunun ötesindeki kısım yine Mursi için söylediğimi tekrar etmeyeyim ama... ...Türkiye'nin menfaati herhalde önde gelmek Şimdi bu Berlin'deki olabilir. toplantıda ne olacak? Efendim, yani yani taraflar bir araya mı gelecek? E, orada da bir saçmalık var. Mesela... Ee, biz aslında Cumhurbaşkanımız tahmin ediyorum Tunus'a Cezayir'e gönderdi işte şeyler filan. Ee, burada tartıştığımız şey bizim uçaklar için bir kullanma hakkı falan da büyük bir ihtimalle. Ama ben iddia ile söylüyorum. Libya'dan çok çekinirler ikisi de. Dolayısıyla tarafsız kalacaklardır. Nitekim Tunus açıkladı ben tarafsız kalacağım. E, açken, tabii ben de, de Saray'ı destekliyorum, Trablus'u ama tarafsız kalacağım. Şimdi bu koşullar altında yani gayet net ve açık olmak lazım. Ben oraya gittiğim zaman da bu ülkelere falan da güvenerek bir şey olur. Ama bu ülkeler olmadığı takdirde de Berlin'de sizin eksik kalacağınız da kesindir. O zaman buraya her kimse bunun kararını verip de oraya davetleri yapan... ...o da ya kasıtlı bir hesabı olacak veya cahil olduğu için bu konularda bunu yapmıştır. Cehaleti kabul edemiyorum çünkü... Libya'da bu kadar sömürge bir şey olabilir. İtalya yok kişinin içinde. Bir ilginç tarafı İtalya uzaktan seyrediyor sadece. Zaten oradaki Kadafi'yi Trab öldürürken Trablus, de karışmadı. Hafiften hükümetini destekliyor galiba ama. Efendim? Hafiften Trablus hükümetini destekliyor. Efendim o karışmıyor. Çünkü... Fransa Tobruk'u destekleyince Almanya ben burada sessiz kalmayayım diye o da Berlin sürecini bahsetti ama liderler zirvesi yapmak istiyor aslında. Ya, ama Şimdi, o seviyede olmayacak galiba. Gitmesi, Şimdi Berlin'e giderken oturup eğer Hafter Hakim pozisyona geçerse Türkiye kaybeder ama Berlin'de düşer. Çünkü Hafter'in kazandığı bir ortamda oturup da neyi konuşup hangi barışı temin etmeye çalışacaksınız bu da yoktur. Peki Amerika ve Rusya'nın desteğini alan Hafter'in kazanmama gibi bir olasılığı var mı? Hafter'in işişinde eğer Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız herhal vekilde Putin'le ki unutmayın bir heyet gönderdik Moskova'ya. Mosko ben uzayan müzakereden daima mutluyumdur. Hı. Çünkü kısa kesilirse so, kapıya konduruz demektir. Eğer uzarsa demek ki orada bir şeyler konuşuluyor, bir şey olabilir. Ee, bakın aynı Mutabakatlar şey. Mutabakatlar görüşmesinde olduğu gibi. Beş bir gönderdiği Amerika zaman Amerika aynı şey hı. olmuştu. Dolayısıyla Putin'le buraya gelindiğinde ben bir mutabakat sağlanabileceği inancındayım. Hı. Bu aynı zamanda Trump'tan gelen e, açılımla da uyuşuyor. Burada diplomasi ön plana çıkarılmalıdır, savaş bitmelidir dedi Trump. Oraya gidip telefonunuzu açarsınız, nitekim Cumhurbaşkanımız konuştu onunla da. Eğer Rusya ile böyle bir Wagner güçleri falan orada fiili durumu var. Buna karşılık şeyin Trump'ın yok askerifle. Oraya gönderildiği takdirde burada eğer mutabık kalabilirsek, Amerika ve daha doğrusu Rusya ve Amerika ile bu manada ki ilk mutabakat Rusya ile Putin ile olacaktır. Bu çerçeve içinde ateşkes ilanı mümkün ve muhtemel olabilir. Çünkü böyle bir savaşın hiç kimseye yarar sağlamayacağı fevkalade açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. Ama Türkiye böyle bir şey olduğu takdirde mutlaka kazançlı çıkar. Burada en büyük kayıp da herhalde Yunanistan'a düşer efendim. Zaten onun için de alışıyorlar devamlı. Hı hı. E, bir de şu iddia gündeme geldiği için sizin varsa hani eklemek istiyorum. Çünkü birkaç dakika aldım. E, Belli zaten yani bitiyor derken devam etmeye başladım. <laughs> Şöyle e, mesela Suriye Milli Ordusu yani Suriye'de savaşmış güçlerin e, Libya'ya yönlendirilebileceği ya da Libya'da da yine kendi yerel güçlerinden e, işte vekalet savaşları falan e, diyoruz ya bir güç oluşturulacağı Türkiye eliyle mesela Reuters'da e, bir haber e, çıktı. Ee, geçen gün programda da konuştuk ee, konuklarımızdan biri çok çok büyük bir yanlış olur Türkiye açısından dedi eğer böyle bir yola e, gidilirse ki mecliste de bir e, başka bir e, şekliyle ama e, yani bir lejyoner tartışması oldu mesela CHP ile AK Parti arasında o açıdan baktığınızda e, evet. böyle bir ihtimal e, Efendim, bu Türkiye açısından ama doğru olur mu yalanlanmış olmasını da gerçek olarak düşünürüm ben. <laughs> De bir çok video nasıl? yayınlanmıştı. Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin yalanlamasından bahsediyorsunuz. Evet. Böyle bir şey yok diye. Evet. Yok diye. Zaten biz de götürdük falan demedik. Şimdi Tabii. Biz bunu Afrin'de denedik, Elbap'ta denedik oraya girdiğimizde. Ama şunu aklımızdan çıkarmayalım. Benim orada Kırmızı Bereliler komandolarım olmamış olsaydı... O gün Öso'ydu adı biliyorsunuz. Şimdi Suriye milyonlusu oldu. Öso'nun burada bir başarı kazanma şansı yoktu. Daha çok şehit verdiler. Ama netice itibariyle her zora düştüğünde benim komandom girdi bu işi bitirdi. İşte buraya götürdüğünüz zaman siz sonuç itibariyle e, Araba Araplar karşı karşıya koyacaksınız. Bir çok affınıza asla Türkmen falan da var gerçi Türkmen. Tuga, şey Tümen değil de ne diyoruz işte. Askeri var. Ama oraya götürdüğünüz zaman o çöl şartlarında güvenemezsiniz. E, karşınıza çıkana da güvenemezsiniz. Sizi korumaya kalkana da güvenemezsiniz. Ve siz orada 800 kilometre ilk defa deniz aşırı bir operasyona gidiyorsunuz. Bunu da aklınızdan çıkarmayın. Suriye'de evet. yaptığımız şeyin arkasında koskoca Türkiye Cumhuriyeti ordusu ile ordusuyla, ile ve sınırı aştığınız anda birkaç kilometrede girebileceğiniz bir ortam. Buraya gittiğiniz zaman, yani Kıbrıs'a çıktığımızda 24 saat fırtına çıktı. 5000 kişi çıkardık gerisini gönderemedik. Buradan 800 kilometreye bugün çok daha güçlüyüz. Hiç kuşkumuz yok ama yine de bir savaş başka bir şey. Tabii Peki. tabii olmaz. Öyle. Yani ama oraya yani Türkiye'nin bir şey bir cümle ekleyebilir miyim? Şimdi cümlektir o zaman ne, net olarak tabii, tabii. Bir kayıt net tamam, olarak ben, şu ben, kadar söyleyeyim. Ben de bir söyleyeceğim. Tamam, ee, Türkiye'nin oraya ben muharip güç göndermek niyetinde olduğunu Doğru. düşünmüyorum. Değil Benim indiğimde de şahsen hep savunduğum zaten muharip güç gönderip Karşımdakilerle böyle bir savaşa sokmak cinayet olur. Türkiye Cumhuriyeti'ne bunu yaptırmak hakkı da hiç kimsede yoktur. Peki. 30 saniye. Buyurun. 30 saniye evet, mi? Evet bir cümle alacağım yani. Şimdi Putin gelecek diye sayın büyükelçim, e, fakat Putin'le konuşulacağı sadece Libya meselesi olmayacak. Yani devreye Amerika Birleşik Devletleri, İran parametresi de girdi. Yani burada Türkiye'nin alacağı pozisyon da buradaki kararı ya da anlaşıp anlaşamamayı etkileyecek bir. İkincisi bu saatten sonra mesela Türkiye NATO'nun ne işi var dedikten sonra bir hafta sonra İzmir'den kalktı. Yani yanlış bir politikaydı. Yani Libya'yı bombalayan uçaklar İzmir'den kalktı. Dolayısıyla bugün yapılan anlaşma doğruya doğru diyoruz. Ama o gün yanlıştı. Yani bu iktidarın yaptığı her politikanın doğru olduğu anlamını getirmiyor. Ancak şu bu saatten sonra Türkiye'nin Mısır'ın 1115 kilometre bir şeyi var. Mısır da oraya tanklarını ve asker sevkiyatını ağır silahları sevk ediyor. Herhangi bir gerilim karşısında. Türkiye'nin beklentisi bence şu şey olmalı. Son zamanlardaki yaygın tabiriyle oyun kuramıyor. Hani hep oyun bozuyoruz, oyun bozarız o zaman diyorlar ya. Hani satranç tabiriyle konuşursak kimseyi Peki. mat etmek değil, pat durumuna getirmek. Pat. Türkiye'nin buradaki hedefi o pat durumuna getirmek ve zamana yaymak. Peki. Doğru, doğru, yalnız o bir kanun, şey. Ama Son bir kelime bir yani bunu ha. tamamlamak var. Bunu da söylüyorum. Türkiye'nin Libya'da bir üssü var zaten ama bu üssü büyütmek Doğu Akdeniz politikasının bir uzantısı olarak Libya'yı değerlendirmek lazım. Oradaki kavganın bir parçasıdır Libya. Türkiye'nin orada bir üst sahibi olması, hak sahibi olarak Kıbrıs'ta da aynı şekilde bir üst kurması inanılmaz derecede önem taşımaktadır Peki. efendim. Askerim Emin gitsin, ama savaşmak için değil, caydırıcı olarak orada durdurmak ya. için. Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, Bilgesam Sam Orta Duvar Araştırmaları Uzmanı Ali Semin, Profesör Doktor Sedat Aybar, İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi, Okan Üniversitesi'nden Profesör Doktor Mithat Baydur ve Karabük Üniversitesi'nden Can Kakışım. Çok teşekkürler katıldığınız için. Sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.